Herkese selamlar arkadaşlar. Sesle ilgili bir sorun olmadığını varsayarak devam ediyorum ki gördüğüm üzere bir sorun yok. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün güzel bir yayın olacağını tahmin ettiğim bir yayın var. Aslında hasta sayar 2 diye yazdım. Çünkü daha önce birincisini konuşmuştuk. 2 dememin sebebi bugün Scorpio'da katılacak bir fizikçi olarak. Aynı zamanda şu tasarlanamaz evren konusunda oturup konuşacağız. Yani bir fizik olayına da gireceğiz. Sadece felsefe veya matematik olarak ya da tarih olarak değil. İşin fizik boyutunu da anlatacağız. Bununla ilgili Kerem Hoca'nın, Kerem Can Koçak'ın birçok videosunu izledim. Hatta bugün bir iki tanesini daha seyrettim. Kuantum düzeyinde biraz yani biraz kuantum bilen herkesin anlayabileceği şekilde anlatmışlar da kendileri. Tasarlanamaz evrende. Tabii ona cevap verenler de olmuş. Şimdi bugün Scorpio'yla ve işte Miri Adam ve Teyze Cevap Hidayet'le beraber burada oturup konuyu konuşacağız. Ben çok fazla bekletmeyeceğim. Konuklarıma geçeceğim. Çünkü neden? Zaten çok uzun bir yayın olacak. Bir de burada 10 dakika harcamak istemiyorum. Hemen şimdi konuklarıma geçeceğim. İyiyse tamam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sesin iyi Hidayet. Ses iyi. Nasılsınız? Selam, hoş bulduk. İyi abi, sen nasılsın? İyidir. Teşekkür ederim. Bu sefer biraz sizi erken almak zorunda kaldım. Çünkü yayın bayağı uzun süreceğini tahmin ediyorum. Büyük ihtimal siz de öyle tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Scorpio, sen de hoş geldin. Senin sesini duyamadım ama. Sesimi duyuyor musunuz? Evet, şu an duyuyorum. Sesle ilgili, yani konukların sesiyle ilgili bir sorun var mı arkadaşlar? Onu da alayım. Konuklar. Bu arada İlyas hoş geldin. Deniz, sen de hoş geldin. Benim sesim de göz önünde bulundurun, hani konukların sesini değerlendirenler. Nasıl sesim? Onu da yazın. Seninki iyi, gayet iyi. Senin ses gayet iyi. Ben Miri Adam'ı duyamadım. Benim sesim geliyor mu? Herhangi evet, bir net olarak. Mi? Bir de Scorpion'a ses duyarsak tamamdır. Tamam, Scorpion'a sesi güzel. İyi, yani duyulabilir şekilde. Bu durumda işte isterseniz önce bir giriş yapalım. Herkes bir iki dakika giriş yapsın. Bu arada sayaç sistemini de devreye aldık. Çünkü niye? Hani herkes konuştuğu kadar ben sayacı da şu anda aktif hale getireyim. 10 dakikalık sayaç sistemi söz konusu. Ama önce bir giriş alalım isterseniz, yani birkaç dakikalık bir konuşma. Önce ben ilk sözü Hidayet'e vereyim. Sonra Scorpio, sonra Miri Adam'a vereyim. Ondan sonra Scorpio başlasın anlatmaya. Şimdi ilk giriş olarak hani söyleyeceğiz birkaç cümle varsa onları alalım hemen arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Sesim gene de hiçbir problem yoktu diye farz ederek ufak bir yayınla ilgili düzeltmede bilgi vereyim. Ben kendim normalde felsefeci olarak beni girmiş sanırım. Ben felsefe yüksek lisansımı ertelemek zorunda kaldım. Hani şu anda felsefeci olarak girmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü ben kendim normalde siyaset bilimciyim. Felsefeci önünde aldığım derste de genel olarak siyaset felsefesiyle ilgiliydi. Hı hı. Yani felsefe lisans bölümünde okumayıp. Ama onun dışında da bazı aldığım ders, ama işte ne kadar beni felsefeci olarak girmek hata olarak değerlendiriyorum şu anda. Ama vallahi az önce öğrendim onu da. Öyle girildiğim mi? Onun bilgisini vereyim, benden bu kadar. Evet, bu arada şeyi bozuldu şeyin. Ben hemen geliyorum. Şöyle yapsam yine de düzelmiyor. Bu Meets'in şeyi bozuldu. Miri Adam, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii abi, buyurun. Ya da Hidayet, sen konuştuğun için çıkıp girebilir misin? Tamam, hemen. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü düzen bozuldu. Bir indirme yapmak zorunda kaldım. Düzen bozuldu. Bu arada bir PDF hazırlamaya çalışıyorum arka tarafta. Arkadaşlar, PDF ile bir anlatım olacak çünkü. Şimdi bir OBS sistemine bakalım. Bugün şey yapacak mıyız? Videoyu izleyecek miyiz? İzleyip durdurup yorumlama tarzında mı olacak Ahmet? Yok, öyle olmayacak. Zaten biliyorsunuz Kerem Hoca'nın büyük ihtimalle bu konudaki düşüncelerini diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisinin bu konuda hani çok yani birçok videosu var. Hatta bir ara Evrim Ağacı'nda da bu konuyu anlattı. Evet. Hidayet tekrar girdi. Neyse, Hidayet ve bu şekilde çıkacak ama ilginç. Niye böyle yaptı? Anlamadım. Tam ekran da alsam, tam ekrana çıkarsam da şundan mı acaba? Yok. Buna da alakası yok. Çok ilginç. Düzeni bozdu. Sistemi bozdu. Geldim. Hoş geldin tekrardan. Döşenmiş düzen desem yine de ayarlayamıyorum herhalde. Bunu ne yaparsam yapayım değişmiyor. İlginç. Otomatiğe al.
İndir, çıkar, hiç odak kenar çubuğu, hayır odak döşenmiş dediğim zaman, otomatik dediğim zaman bunu alıyor. İlginç. Evet, çok ilginç. Neyse, ben ayarlarım o sırada. Yani bunu düzeltemiyorsak mecburen sistemi düzelteceğiz. Öncelikle dediğim gibi hoş geldiniz tekrardan. Şimdi önce Scorpio senden başlayalım istersen, şu hassas ayar ve şey hakkında. Şeyi açmamı ister misin? Sunumu konuşma açıyorsam daha iyi olur. Hem bölünmemiş olur. Tamam, sunumu sonra mı açacağız? Tabii ki. Aha, şimdi Tamam. değil mi? Şimdi 2 dakika bir şey yapıyoruz değil mi? Doğru. Tamam, şimdi önce konuya bir giriş yapalım. Hassas ayar ne? Neden böyle bir iddia var? Bu iddia niye ortaya atılmış gibi konularda eğer fikrini alabilirsek sevinirim. Hassas ayar olayı şu. Neoliberalizmle beraber şeyler, hükümetler belirli üniversitelerde bölümlere para aktararaktan bu dindar camianın beslenmesi uğruna görüşleri de fonladılar. Bu fonlama esnasında öğrencilerden diyorum. Yani lisans veyahut da lise eğitimi sırasında öğrendikleri bazı şeylerden acayip ve abuk subuk şeyler çıkardılar. Ve bunlardan bir tanesi de hassas ayar denen bir garabettir. Bu yani son derece saçma bir mevzu. Ve umarım şu an bizi dinleyen şey vardır. Bir hassas ayarcı vardır. Umarım canlı yayına gelir ve bunu açık açık kendisiyle hassas ayar konuşuruz. Valla açıkçası dinleyen var mı bilmiyorum. Varsa da gelir mi onu hiç bilmiyorum. Hassas ayar adını ağzından herhangi biri şu anda arkadaşlar canlı yayın davet ediyorum. Buyursun gelsin. Evet. Eğer gelmek isteyen biri varsa yazsın arkadaşlar. Kesinlikle. Mits'in şeyini gönderebilirim. Giriş bilgilerini gönderebilirim. Peki, Kesinlikle. yani sence bu hassas argümanı sadece teistleri motive etmek için mi uydurulmuş bir şey ki? Teistlerin öğrenmemesi için uydurulmuş bir şey ve yani birazdan göreceksiniz yani bir insanın hassas ayarı bilebilmesi için hani pazarda kazıklanabilecek kadar matematiğin olması gerekiyor. Nasıl? Baya yani veya aklı tuvalete gitmesine anca yetebilecek kadar olması gerekiyor. Yani o kadar Yani düşük daha zekalı olması lazım. kesinlikle. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hassas ayarın var olduğunu sanıyorsanız harbiden ya IQ ya da bilgi bakımından ciddi şekilde sıkıntılarınız var demektir. Allah Allah, sen şimdi koskoca cennet. Yani kendisi Cennet bu eğer kimse bunu diyorsa buyursun gelsin veya ben de gidebilirim hiç fark etmez. Şu konuyu herkesin gözünün önünde bir konuşalım. Hassas ayar argümanını. Peki, Evet. peki şimdi bir dakika, söyledikleri bir şey var. Şimdi ben hani onların tarafında konuşarak bunu söyleyeceğim. Tabii Diyorlar tabii ki öyle yap. Tabii ki. diyorlar ki ya işte bu evrenin olabilmesi için bilmem işte 10 üzeri bilmem 120'de 1, 121'de 1, 127'de 1 bir ihtimal lazım. Çünkü kuvvetler ayrılıkları 4 kuvvetin birbirine oranlarında bir parça böyle şey yapsan işte gezegenler çöker. Bir parça şey yapsan işte evren o kadar çok dağılır ki atomlar bir araya gelemez, yaşam Hayır, olmaz. alakası Mesela yok. gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar sallıyorlar mı sence? Evet, sallıyorlar. Birçok deneysel fizik makaleleri vardır. Yanında getirmedim. Bir dahakinde getireyim yani. Adamlar mesela şey yapıyorlar. Newton yer çekim formülünün ters karesinin kare değil de r 2,1 alaraktan bütün fiziği baştan inşa ediyorlar. Yine insan çıkıyor. Yine dünya gezegeni oluyor. Mesela birazdan göreceksiniz yani. Yer çekim katsayısı onların gözünde kendileri bunu söyleyemez. Bilmek için söyleyemiyorlar. Söyleyemezler de yer çekim katsayısını değiştireceğiz. Değiştiriyoruz. Aynı şey ya yani biraz daha farklı bir şey çıkıyor ama yine insan çıkıyor. Şimdi size şöyle bir örnek anlatayım. Önümde 10 tane kapı var. Kapıların üzerinde numara var. Ben birini seçip 5 numaralı kapıya girdiğim zaman ve dersem ki benim 5 numaralı kapıya girmiş olmam bir rastlantı olamaz desem. Sen zaten 5 numaralı kapıdasın. Diğer ihtimaller de vardı. Bu da var. Bu oldu. Başka yollardan da benzer şey olabilirdi. Az farklı, az değişik. Ancak bu bir hassas bir yerden ötürü değil. Ve Anladım. mesela burada özür dilerim, önden bir ipucu verip divergent ve convergent sistemleri bilmeden bunları konuşuyorlar. Önemli, yer çekiminin evrende var olması convergent bir sistemdir, divergent değildir. Bunun anlamını programda zaten göreceğiz. Böyle yani saçma sapan bir olay.
Bir dakika anlamadım. Neydi? Şimdi Asa Sayar'ı anlatırken söylemedikleri, yani şimdi ben fizikçi değilim. Beni Ha. fizik cahili kabul et. Tamam mı? Estağfurullah. Yok öyleyim Estağfurullah. zaten yani. Beni öyle kabul et. Çünkü ben bir şey söyleyince sen de çok her şeyi biliyorsun. Yani ben fizik cahiliyim. Felsefe cahiliyim aynı zamanda da. Bunu her zaman söylüyorum. Beni öyle birisi kabul et. Şimdi ben şunu anladım senin söylediğinden. Hassız ayarı ortaya atan Caner Taslaman gibi adamlar bazı Evet. şeyleri söylemiyorlar mı? Evet, bilerek söylemiyorlar. Ki birazdan birkaçını gösterebileceğim. Keşke daha çok zamanım olsaydı. Birer birer o sahte kağıtlarını dökebilseydim. Önemli değil. Gerekirse ikinci yayını da yaparız. O da problem değil. Olur. Taslaman da gel. Caner Taslaman o katılmıyor. O yayınlara Gelmedi. katılmıyor. Çünkü niye? O öyle bir yayına katılırsa yani ya televizyondan başka bir yere çıkmıyor işte. Televizyona çıkınca da Kerem Can yani televizyonda biliyorsunuz herkese çıkartmıyor. Yani Kerem Hoca'yı nasıl çıkarttılar onu da anlayabilmiş değilim ama onu da birkaç kere çıkarttılar. Daha da çıkartmadılar adamı. Benim gördüğüm üzere yani baktığım üzere Kerem Hoca'ya ben dernekteyken de şey yapmıştık göndermiştik ya yani gelin katılın filan diye siz de yayın yapalım filan diye kabul etmemişlerdi. Etme, bırak kabul etme cevap bile vermemişti. O yüzden o katılmıyor. O tür şeylere yayınlara filan katılmıyor. O katılmayabilir ama Hassız Ayar'ı savunan belki bir fizikçi vardır diye düşünüyorum. Eğer şimdiki yayın olmasa bile bir dahaki yayına Hodri Meydan hani Hassız Ayar konusunda. Yani umarım yani öyle bir fizikçi yani yok onu söyleyeyim. Yani şöyle çok basit bir Şey. şey sorabilir miyim burada hani başlangıçta? Tabii. Çok basit. Bunu neredeki bir adam bak şu sorduğum andan itibaren herkes bunu Google'layacak. Hassas ayarcılar hani hassas ayar diyorlar ya. Bana iki tane hassas ayar sayabilirler mi? Fiziksel bir hassas ayar, iki tane sayısından sadece. İki tane Bu ilk hassa duyduğu sayabilirler mi derken baya yani iki tane argümanları var ya bir ayar varmış ya bu ayarlardan iki tanesini sayabilirler mi misal veya dört tanesini sayabilirler mi? ya şey diyorlar ya işte ben de onu diyorum. İşte efendim Mesela şu kadar da bir milyonda bir ihtimal olsa evren anca bu olurdu ayar filan. değil bu arada. İşte biraz onu göreceğiz. Bu abicim bu ne? İhtimal hesabı doğru mu? Evet. Bu ayar değil. Bu ihtimal hesabı bir ayarın sonucu olabilir değil mi? Evet. Bak şimdi insanlara şeyleri ihtimal hesaplarını ki yanlış olduğunu birazdan göreceğiz. İnsanlara ihtimal hesaplarını şey gibi ayar gibi gösteriyorlar. Ha sanki Bir bu daha bir anlatayım mı? ya işte yani ha. Bak şimdi sen şöyle diyebilir miyim? Sen bir zar attığında 1 bölü 6 gelme ayarı nedir diye sorsan saçma oluyor mu? Evet saçma olur çünkü zaten 1 bölü Evet 6 aynı gelecek. şekilde yani hassas ayar var deyip 1 bölü 6 diyebiliyor musun abicim? Bak Şimdi dikkat edersen sen bütün konuşmalarda bu hani işi bildiğini sanan bütün süzme geri zekalar kusura bakmayın ben de sahtekarlar. Size ne zaman hassas ayar sorulsa sadece ihtimal hesabı veriyorsunuz. Haksız mıyım? Var mı? abi ayar derken sen ne anlıyorsun? Ben onu bir sorabilir miyim? Bir katsayı belirti ifade. Bir örnek verebilir misin? Örneğin Yani gerçek bir mesela sabit. ne olursa bir şey ayarlanmış olur. Mesela gerçekimi sabitin 6,67 10 üzeri eksi 11 olması. Bu ayarlanmış bir şey mi? Değil tabii ki. Bu bir ayardır ama. Ayar Ama olmadan ihtimal hassas bir yani. ayar mı? Yani çok hassas bir ayar mı Değil. bu? Yok. Hiç değil. Bunu rahat rahat iki katın, üç katın çıkartabilirsiniz. Ayar dediğin şey parametre mi oluyor? Onu Ha, anlamaya kesinlikle çalışıyorum. doğru. Parametre doğru. Bu arkadaşlar Dirac'ın bulduğu bir kavram. Time constant diye. 1926 yılında buluyor bu Fine Constant'ı. Kuantum mekaniğinde elektronların dalga denklemini çıkarırken buluyor. Çok yararlı bir şey. Örneğin ben size kırmızının kırmızı olduğunu sadece Fine Constant ve yanında mesela evrenin permeabilitesini kullanarak da çıkartabilirim. Ben şimdi bu evrenin size kırmızı olduğunu nasıl ispatlarım? İçinde Fine Constant diye bir yapı kullanabilirim. Anlatabildim mi? Yapı sabiti diye bir şey kullanırım içinde. Birazdan ekran paylaşırım sizinle. Bunu beraber üzerinde biraz durabiliriz belki. Bu slide'dan Ben size paylaşacaksın herhalde, değil mi? birazdan paylaşalım. Konuşmaya başlayalım. Burada şey işte sizin yani evrende böyle bu niye böyle diye bunun boyutu niye böyle? Atıyorum su niye yüzeyde kaynıyor? Misal atmosferin troposferi niye 10 kilometre gibi? Çok alakasız görünen sorularınızın tamamını belirli sabitler cinsine yazabiliyoruz. Bunu bütün fizik yapabilir. Bunu yaparken de bulunduğumuz evreni tasvir ederken bazı katsayılar kullanıyoruz.
Ve dikkat ederseniz bu hani bu matematik çeşidi, yani bu kuantum mekaniği anlatımı Dirac'la beraber başlıyor. Bu insanlar mesela bir atomun yarı çapını anlatırken bu sabitleri kullanıyorlar. Aradan 40 yıl geçiyor. Kimsenin aklına gelmiyor ama bir grup sonra çocuğun aklına gelip asıl sayar çıkartıyorlar. Bu ayar, ya yani bu hassas ayar argümanı birileri tarafından ayarlanıp ortaya atılmış bir şey mi demek istiyorsun? Kesinlikle. Ve bunun arkasında ne olduğunu tahmin edebiliyorum gerçi de. Biliyorum. Yani, örgütlü cahillik. Örgütlü cahilliğinde bir maddi çıkarı vardır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Tabii ki yani şey düşünmeden vergi ödeyen koyun sürüleri kimin işine yaramıyor ki? Yani sonuçta. Evet. Ama şey geliyor mesela onlar belki de çok basit anlattıkları için insanlar onu çok şey yapıyor. İşte efendim şu kadar ihtimalde bir şu olsa olmazdı filan gibi bir şey yaptıkları için. Anlamsızlıklar yok evet, mu? Evet. Yani ayar diyorsunuz, hassas diyorsunuz ama durmadan ihtimal hesabı yapıyorsunuz. Miri hocam matematikçisin değil mi? Böyle elma ile armut toplamak değil midir bu? Efendim? Bu elma ile armutu toplamak değil midir? Biz bir aydınlatır mısın mesela bu konuda? Bence tam elma ile armutu toplamak değil. Ben çünkü ayar derken senin anladığın şeyi tam olarak anlamıyorum. Ben senin kadar radikal değilim her şeyden önce. Alvin Plantinga'nın, William Lane Craig'in falan süzme salak olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Onların problemi. Onlar da buraya gelebilirler. Neden gelebilirler? Bu arada ben de savunmuyorum da ince ayarı. Sadece senin kadar radikal değilim. Ben biraz şunu düşünüyorum. Bu burada ayar derken kastettiğimiz şey senin kastettiğin şey mi? Şu yüzden emin değilim. Mesela ya, ayar dediğimiz şey parametre olmak zorunda değil. Mesela bir misal verelim ve benim için hassas ayarı benim zihnimde canlandıracak örnek sadece bir parametre değil. Mesela tamam. Ben duvara kendimi şöyle koysam tamam mı? Bir taramalı makine gelse ve öyle bir şekilde kurşun sıksa ki bana sadece bedenimi teğet geçse ve bana asla isabet etmese onu yapan kişinin makineyi ayarlamış olduğunu söyleyebilirim. Ama orada ayarlamış olduğunu söylerken muhakkak şey olması gerekmiyor ki. İşte herhangi bir parametre koyması gerekmiyor o şeyin içerisine. Hatta herhangi bir düzen de olması gerekmiyor. Dolayısıyla ben bir şeyin ayarlanmış olduğunu söylerken muhakkak bir parametreye bağlı olmasını savunmamız gerektiği konusunda soru işaretliyim açıkçası. Peki şöyle bir şey yapsam, ben bu senin vücudun dış kesimlerini Fourier transformunu çıkarsam. Neyini? Fourier transformunu çıkarsam. Aha. 8 haneli mesela. Bu 8 haneli Fourier transformunu mikroçiplerden yine bir belirli parametre yaptım, mikroçiplerden yaptığım bir koysam ve bu makine tüfeğin kontrol mekanizmasına bağlasam. Makine tüfeğin mermileri sadece bu Fourier transformunun kat sayılarını geçerse ki senin vücudunu teğet geçen mermileri doğru mudur? Evet doğru. Peki buradaki o Fourier transformunun kat sayıları senin gözünde hassas ayar mıdır değil midir? O zaman ona hassas ayar denebilir aynen. Evet. O zaman senin bahsettiğin şekilde ben hassas ayarın problem yarattığını düşünüyorum. Yaşama önceden değer atfedip daha sonra olasılık hesabı yapmanın çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ve en büyük az önce yaptığımız gibi birinci problem bu. Aynen. Geri dönelim. Ama yapılan olasılık bence çok bir olasılık ama ben bir noktadan da bu olasılık yoktur dememizin o kadar çok kolay. Ya, emin değilim sadece bundan. Çok kolay, emin değil. Sana basit bir şey anlattım. Bana sadece sıyırmanın hata payını ver. Epsilonunu ver hocam. Ben sana sadece Fourier transformunun matrisinin boyutlarını değiştireyim. Biliyorsun. Fourier transformunun matrisleri abicim parametre değil midir? Evet ama kaç şeyden veri setini bilmiyorsun. Ya sen o parametreleri entegre ederken, o parametreleri Fourier transformuna eklerken bilmiyorsun. Ya kaç tane basamak içerisinden hangi değerleri atfedeceğini bilmiyorsun. Biliyorum. Yani veri setin yok. Abi, veri setin olmadığı için olasılık hesabı yapamazsın. Aynı şey evren için de geçerli. Olasılık hesabı yapamazsın. Ama ayarlanmış mıdır? Evet ayarlanmıştır. Sen tarafından ayarlanmıştır. Abi, orada evrenin ayarlanması söz konusu olduğunda bir olasılık hesabı yapamadığımız için ayarlanmadığını söylememiz gerekiyor gibi. Abi özür dilerim. Sen dedin ya sıyıracak dedin ya. Aha.
çok basit. Ben vücudumun dışında benim cross section'ım yani makine tüfeği gören yüzeyim üzerinde merminin genişliği kadar bir alanı etrafımda kestiğim alan benim zaten sen istediğin sonucu vermişsin ya. Benim ihtimal hesabım olmuyor mu? Efendim? Yani sen bana dedin ya mermiler teğet geçsin diye az önceki örneğe geri dönüyorum tekrardan. Hı hı. Mermiler teğet geçsin dediğin zaman o seni sıyıran bütün mermilerin içinde bulunması zorunda olduğu katı açı bütün açılar içerisinde bir küme değil midir? Evet. Evet ama ne kadarlık ne kadara dağılabileceğinin küme şeyi yok. Nereye kadar dağıtabilirsin? 4pi. Her mermide 4pi değil mi? Neden 4pi? Katı açı. 4pi. Kalınlık hesabını yapıyor. Yani vücudun yok kalınlık dört hesabı yani, yapmıyor. Yani şey şöyle bak, şurada bak şöyle 360 derece yapabilirim 2pi buradan. Doğru. Böyle 2pi yapabilirim ama bunu sonsuz tane yapabilirim. Hayır 4pi'den yapabilirsin. Neden? Bir dakika. Bekler misin? Tabii. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Sen beklerken bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin bir şey söylediğin bir şey vardı Mira'dan. Ben bunu çok fazla kullanıyorum. Bir şeyin hassas ayarlı olması aslında sonucuna göre olan bir durum değil mi? Şimdi evrene bakarak bu evrenin hassas ayarlı olduğunu düşünüyoruz. Yani sonuca bakarak hassas bir ayar olduğunu düşünüyoruz. Örneğin insana evet. bakarak hassas olarak yapılandırdığını düşünüyoruz. Bu evrene anlam vermiş olmamıza kaynaklı bir durum değil mi? Evet evet evet. Ben önceki yayınlarda söylediğim her şeyi kabul ediyorum zaten. Bu yüzden Scorpio'ya da katılıyorum. Sadece kesin bir şekilde nasıl reddettiğini tam anlamadım. Parça parça gidelim tabii. Ha, bu arada sen mi paylaş? Başka bir yerden paylaş tamam. Şu an gözüküyor. Dur bir dakika. Dur. Ben hatta sizi şey yapayım. Şu anda herkes görebiliyor mu arkadaşlar? Biraz büyütebilme imkanım var mı? Yazıları mı? Dur. Dur bir dakika. Ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Çoğalt diyeceğim. Keşke daha önce de ayarlasaydım bunu. Sorun değil. Ne olacak? Bekleriz. Bütün gece bizim. Umarım kutlarız gelir. Şöyle yapalım. Beni buradan aşağıya alacağım. Benim çıkmama gerek yok. Beni aşağıya aldım. Sesim çıksa... Ay. Yanlış oldu. Bir saniye arkadaşlar. Kendimi aşağıya alayım. Tamam. Şimdi sayacı da yukarıya alıp küçültelim. Kusura bakmayın bekletiyorum sizi ama. Ben bir yandan konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsin. Tamam. Mesela bir solid angle niye önemlidir? Yani katı açı Türkçesi arkadaşlar niye önemli? Örneğin sizin telefonlarınız var ya hani çekiyor tamam. telefonlarını. Tamam. Yani bir mühendis, bu işte uzman bir mühendis bu telefonundan girip çıkan fotonların solid angle'larını çıkarmak zorunda. Veya bir bomba patladığı zaman etrafa yayılması solid angle'dır. Veyahut da bir volkan patladığı zaman o maddelerin dağılımları solid angle'ları izler. Bize hani evrende açıklanamaz bir parametreymiş gibi görünen bu şey aslında arkadaşlar 1776 yılında Euler tarafından bulundu. Biz o günden beri 3 boyut içerisinde vektör çizebiliyoruz. Ve dolayısıyla bu aynı ve aynı kişi Euler bunu ihtimal hesabını da yapmayı başardı zaten. Sağ olsun. Hele bir makine tüfek bir yerden bir insana atış ettiği zaman bu solid angle küresinin, bu küre üzerine atmak en kolay yöntemdir. Az aşağı ineyim şu şekilde. Bu solid angle küresi üzerinden hangi alana, hangi ihtimalle, hangi mermiye gidebileceğini kesin ve net olarak kullanabiliyoruz. Ve hatta bu ihtimal hesaplarını çift ve tek yarı dereydeki ihtimal hesaplarının istatistik olarak geri dönüşüm için kullanıyoruz zaten. Biz hani her nasıl kuantum denklemlerindeki elektronların ihtimal dağılımlarını neye göre deneysel olarak ispatlıyoruz? Bu elektronların katı açılarına göre. Peki şeye ne diyorsun Scorpio hocam? Rager-Penrose'un 10/10/123 hesabındaki hata nereden kaynaklanıyor? Orada bir hata yok. Ben onu detaylı incelemedim çünkü Rager-Penrose'u. Ama kaliteli bir fizikçi olduğunu bildiğim için... Doğru kesinlikle. Penrose'da diyorsa vardır bir bildiği diye düşünüyorum. Sen onu araştırdın mı? Tabii ki. Ama şunu diyebilirim. Penrose deseydi ki 10^-200 deseydi yine doğruydu. Neden? İyi, güzel. Şimdiden söyleyeyim madem o konuya girdik. Şu konuya buna geri dönelim mi sonra? Bu konuya, şu anki konuya. Hani
bu ihtimal hesaplarının nasıl şey hassas ayarla ihtimal arasındaki farklar ve ilişkiler üzerine. Bu kenarda yazalım mı? Bu dursun. Penrose'un ihtimal hesabına gelelim. Güzel. Amino asitlerin var olma ihtimali. En başına anlatacağım. Bu hesaba göre okyanus içerisindeki bir molekül boyutundaki bir alan içerisinde, yani 10 üzeri eksi 9 metre civarı içerisinde, şu bir femtosaniye içerisinde uygun reaksiyonun olma ihtimali şu. Ne arkadaşlar? Bu ihtimal. Hangisi? Var mı? Bu 10 üzeri eksi 123. Tamam. Bir daha. Bu ekrana gösterdiği değil yani. Bu değil, bu değil. Şu an başlı bir konuya geçtik ama bu ekranik yazıyı mutlaka öğrenin arkadaşlar. Çünkü bu yazı şey hassas ayarcıların gördüğü zaman küfrettiği bir yazı. Çünkü bütün teoremleri kendi başına çökerten bir kavram. Bunun Türkçesi var mı acaba? Hani İngilizcesini okuruz da Türkçesi daha iyi olurdu. Bulayım hemen. Şu an değil, sonra da bulsan olur. Tamam. Peki şunu anlatayım da ben. Onu istersen hemen ben biz sana bu şeyin videonun açıklamasını yazarız Türkçesini bulursak. Olur. Adı katı açı. Yani devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Miri hocam seninle bir oyun oynayalım mı? Olur. Lütfen. Çok güzel. Şimdi abicim senle beraber tamam mı zar atacağız olur mu? Şu oyun şöyle işliyor. Sen abicim 100'e kadar yani sen zar atacaksın. En fazla 100 defa atacaksın. Herhangi birinde 6 gelirse ben kazanacağım. Herhangi birinde 6 gelmezse devam edeceğiz 100'e kadar. Eninde sonra sen kazanırsın. Eninde sonra sen kazanırsın. Şimdi bir dakika, madem kabul etmiyorsunuz ama ya sizin yani siz, bak bunu size demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ben bunu hassas ayarcılar diyorum. Madem bu oyunu kabul etmiyorsunuz, o kendileri mi kabul etmiyorlar? Halen daha nasıl hassas ayardan bahsedebilirsiniz? Soru tekrar edeyim mi? Arkadaşlar duysun tamam. Yok, bunu net olarak anladık da aradaki bağlantıyı anlayamadım. Sen çoklu evrenlerden dolayı mı böyle diyorsun? Oyun üzeri şimdi bütün dünya okyanusları var ya. Tamam. Okyanus içerisinde 100 metre derinlik içerisindeki 10 üzeri eksi 10 metre ya 10 üzeri eksi 10 metre 10 eksi 10 metre içerisindeki bir küp içerisinde bir amino asitin 10 üzeri eksi 14 saniye boyunca var olma ihtimalidir. Şu anda. Oluşma ihtimali. Tekrar edeyim mi? Bu senin verdiğin örnek mi o ihtimale denk geliyor? Şey, Penrose örneği. Penrose'un bahsettiği şey evrenin başlangıcıyla ilgili değil mi? O amino asit hesabı yapmıyordu. Entropi, yani evrenin başlangıç ayarlarındaki entropi olasılığını hesaplamıyor muydu? Evet ama bu aynı zamanda amino asit ki eşit, yani yaklaşık bir hesap. Ki bu hesaba geleceğim birazdan. İkisi aynı. Matematikleri aynı. Rasyonel 123 aynı zamanda amino asitlerin var olma ihtimali. İkisinin matematiği de aynı. Sorun var mı? Bir sorun yok ama ben şunu sorayım. Şimdi amino asitlerin olma ihtimaliyle evrenin var olma ihtimalleri ihtimal derecesi olarak aynı demek istiyorsun. Doğru anladıysam eğer. Tanım yeri içerisinde evet. Bir fark var. Birisi evren boyunca bir yerde boşluktan maddeyi ödünç alma ihtimali 10^-123. Aynı amino asit hesabı da 10^-123. Bu kısım bir rastlantı. Amino asitlerdeki olayı biraz daha evrimsel yaklaşımla açıklayabilirmişiz gibi geliyor. Doğru. Aynı şey. Çünkü belli her amino asitin korunma ihtimali eşit olmuyor. Bazıları daha çabuk bozunuyor, bazıları daha kolay bozunuyor ve onlar üzerinde evrimsel bir baskı, doğal seçilimsel bir baskı oluşabilir ve bu bahsettiğimiz hesabı elimine edebiliriz. Dolayısıyla yapılan hesap aslında bir, doğa yasalarını zaten önceden varsayıyor. İkincisi, doğa seçilim tarafından elimine edilebiliyor. Peki evrenin başlangıcındaki 10^-123'te nasıl bir hata var? Ve o hesap tam olarak nasıl yapılıyor? Onu anlayamadım hala. Yani Big Bang'in var olmadığını düşünen bir fizikçi olarak da hesabı evrenin için yapmaktan şöyle yapıyorum, yani biz şöyle yapıyoruz. Evrenin şu an içerisinde bulunduğumuz ortamda bir yerde bu şeyin durduk yere boşluktan madde ödünç alınması ihtimali bizim gözümüzde. Evrenin var olma ihtimali değil. Boşluktan madde alım ihtimali bu kuantum düzeyindeki yani parçacık oluşma ihtimalinden aynı değil mi? Aynı, evet, doğru. İyi, bu kadar fizik biliyormuşum. Şimdi şunu söyleyeyim. en başta ben şunu söyleyeyim. Yani Big Bang'ci bir fizikçi değilim. Hatta Big Bang karşıtıyım. Ha, anladım. Yani fizikçilerin üçte biri böyledir. Ama bir dakika, Big Bang konusunda bir dakika, sen bunu söyle şimdi, bak burada daha güzel bir şey değindin. Bize söyledikleri şu, Big Bang işte evrenin başlangıcı varsa yaratanı vardır.
Ha, mecburlar çünkü halka anlatmak için öyle bir birileri zamanında öyle bir şey mevzu attı ortaya. Ve ben onu söyleyenlere, şimdi buradan da söyleyeyim madem, iki tane büyük soru soruyoruz. Birinci soru. Evrenin yarışı 13,5 milyar yıl ise evrenin görünen yarıçapı niye 90 milyar ışık yılı? Ha, bu benim de çok fazla kafama takıldı. Niye 90 milyar ışık yılından bahsediyoruz biz? Çünkü evrenin bizim görebildiğimiz yarıçapı 90 milyar ışık. Göremediğimiz daha belki, bilmiyorum, belki sonsuz. Peki o zaman şunu soracağım. Benim hep aklıma gelen bir soru var. Güzel bir şey değindin. Şimdi ben hep benim de aklıma sürekli takılan bir şey bu. 90 milyar ışık yılıysa ve ışıktan daha hızlı bir şey gidemiyorsa 13,5 milyar yıl önce başlamış olan bir evren nasıl 90 milyar ışık yılına uzaya gidebildi? Benim hep kafama takılan bir şey bu. Çünkü Big Bang yok. Ya da evren ya ışık da hızında genişlemiyor, ivmelenerek genişliyor da olabilir. Ama ivme de genişleyemez, mümkün değil. Işık hızını geçmiş o zaman. 97 yılında yapılan deneyler bunu göstermedi mi Scorpio hocam? Evet, ama o deneydi, ölçümdü. Tamam ya, sonuçta ölçüm de bir deney ya. Ama çıkamıyoruz. Ama ben... çıkamaması gerekiyor. Ya benim de bilip ışıktan daha hızlı bir şey yoktur diye biliyorum ben. Yok. Ya evet ama evren genişleme hızının ışık hızından daha hızlı olmasını engelleyen herhangi bir şey yok. Bu büyük patlamayı engellemiyor birincisi. İkincisi enflasyon kuramı evrenin çok kısa bir zamanda çok hızlı bir genişleme yaşadığını söylüyor. Onunla da uyumlu kuram, gibi gözüküyor. Enflasyon bir kuram değil, bir şey, model. Tamam. Her model kuramlaştırılabiliyor, her kuram modelleştirilebiliyor ya model teoride. Bu yüzden kullanabiliyorum. Maalesef hayır. Büyük şişme kuramı Türkçesi arkadaşlar. Büyük şişme modeli. Evet, şişme modeli, aynen. Şöyle bir sorun var. Orada Planck tabakası, yani evrenin dışındaki sözde o tabaka nasıl oluyor da ışık hızına hızlı giderken bunun virtual mass, yani üzerinde zımni olarak barındırdığı kütle nasıl oluyor da sonsuz olamıyor? Bir daha anlatayım mı? Vallahi şimdi ben anlamadım. Bir daha anlat. Bir madde için yani ışık hızının yarısına çıktığınız zaman arkadaşlar sizin momentumunuz yüzünden yani kütleniz şişmanlaştırmışsınız gibi görünür. Bizim şu an mesela CERN'e yaptığımız deneylerde bizim en büyük sınıflarımızdan bir tanesi bu. Sen bunu ışık hızına yaklaştırdıkça protonlar şişkolaşıyor. Daha da zor oluyor artık bir kademe daha iyi adım atmak. Ve beta kuramına göre daha zorlaşıyor. Birazdan gösteririm formülü. Ne kuramına göre? Beta kuramına göre. O kuram ne oluyor? Einstein şey. Tamam, paylaşayım. Scorpion nereye gitti? Dur, bir şey paylaşacak. Ama şeyi kapattı. Komple kapattı. Bir şey paylaşacaktı. Bu arada Hidayet'e söz vermedik. Hidayet, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Bu arada Hidayet'e söz verelim. Ya aslında ben başında not almıştım o Scorpio sorunu sorarken. Uh-huh. Ama sırayla onun süresi bitince sorarım diye beklemiştim. Evet. Neyse, şimdi bayağı geçmişte kaldı. Şimdi Scorpio devam etsin. Aha. Bir dakika. Evet, dur ben şeye geçeyim. Tek ekrana geçeyim. Yani görüntü geldi mi? Evet, geldi net olarak. Seni görebiliyoruz, bekliyoruz. Şimdi sizin her hızınız inertial frame'e göre, yani evrenin duran haline göre hızınız yoksa arkadaşlar, sizin Lorentz faktörünüz, gamanız arkadaşlar 1'dir. Güzel. Siz hızlanırsınız artık arkadaşlar, ışık hızına varamazsınız. Çünkü ışık hızına vardığınız zaman arkadaşlar bu sonsuz oluyor. Sizin üzerinizde barındırdığınız arkadaşlar kütle sonsuzmuş gibi. Yani sonsuz kütle, evrenin daha büyük kütlede bir yapıyı sizi hızlandırmaya harcamanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biz ölçüm yaparken çok uzaktaki cisimler için
ışık hızından her ne kadar daha hızlı gibi görünseler de Einstein'ın bilirsiniz, alagorasını bilirsiniz. Buraya göre bu sayıya bölmem, şu sayıya geri bölmeniz gerekiyor. Şu sayıya geri bölmeniz gerekiyor o sayıyı. Size göre ışık hızının 5 katı çıkarsa arkadaşlar şu sayıya mesela 5 katı diyelim. Kaç katıysa işte o ilgili hız katsayınca geri bölmeniz gerekiyor. Ki inertial frame'e göre yani durağan evrene göre hızını ölçebilirsiniz. Bu ölçümden dolayı eğer 0.99995'in üzerinde olursa sonsuz mu olmuş oluyor? Ya da yok biraz daha yüksek yani bunu arttırın abi. Şu formül bak. Formül şu. Bu da var. Şu hızlı formül nerede? Hah şurada bak. Formül şu arkadaşlar. Sonsuz ya. Eşittir. 1 bölü. Şurada arkadaşlar hani bizim hızımız c sabit ışık hızı. Tamam. Arkadaşlar hızınızı bir c yapmaya deneyelim bakalım. O zaman 1 eksi 1'den 0 olur. Aynen ben onu diyecektim. Evet. Ve şuraya gelin. Peki gamma kaç oluyor? 1 bölü 0. 1 bölü 0 0. Ya sonsuz. 1 bölü 0 sonsuz. Ha pardon. Ama değişiyor aslında. 1 bölü 0 tabii ki. Aha. Tanımsız. Ama şurada elimizdeki grafiği. Yani diye tanımlı bir yere gitmek... Yakın tadı sonsuz aynı. Anladım. Ben çok kötü anladım. C bariyerini aşmak istese bile onu aşabilecek kadar enerjisi yok. O kadar enerjisi var ise evrenin intrinsik enerjisi... Ama bu bahsettiğimiz denklem bir nesne için kütlesi olan bir varlık için geçerli denklemler ya. İşte evreni hesapladığımızda evrenin kendisinin genişlemesi... Ya yani evren... Bir nesne olmadığı için, nesneler topluluğu olduğu için ve evrenin genişlemesi derken işte cisimlerin birbirinden uzaklaşmasını kastettiğimiz için onun ışık hızını geçmesinde herhangi bir sorun var mı? Yani var. Sanki evrene bir şey muamelesi yapıyormuşuz gibi geliyor bana burada. Ama tam tersi evrene bir can istediğini yapan bir çocuk muamelesi yapmış olmuyor muyuz diğerinde de? Artı bir, anlaması çok basit. Aynı şey bizim için çok büyük, evren için büyük olması hala büyük. Mesela güneş sistemimiz için yapalım. Yapalım beraber güneş sistemimiz için. Bunu söylediğinde güven vererek de söylüyorsun, öyle özgüvenli söylüyorsun ama yani ben bilmiyorum, ben bir büyük değilim. Sadece enflasyon kuramını inşa eden kişiler bunu düşünmediler mi gerçekten? Yani enflasyon modeli hiç fark etmez. Bunu düşünmemiş olmalarını yapıyorum, garipsiyorum kendi içimde. Gazetelere vermeleri gereken bir şeyler var. O bulunduğumuz enstitülere fonlanması için bilinirliğe ihtiyacımız var. Bu reklam amaçlı olabilir yani demek istiyorum. Evet, kesinlikle. Halkla ilişkiler. Pardon. Doğru. Ben bir şey sormak istedim de tabii. Ya şimdi böyle, hani ben söyleyeyim, hatta Mir'den bile çok daha gerideyim ben fizik bilgisinde de. Hani Mir'den bile derken Mir sen küçümser gibi olmasın hani. Sen dedin ya az önce, yok bilmiyor falan diye. Benden bile diyelim. Beni küçümseyebilirsin. Evet. Ahmet'ten bile daha gerideyim. Yok. Şimdi şöyle, hani az önce diyor yok ışık hızı ya bilmem gazetelere vermek için diyor ya da işte bilmem insanları fonlamak falan diyor. Bana birincisi Adnan Oktar'ın ağzı gibi geldi. Bu Adnan Oktar'cı var ya, evrimi kabul eden biyologları ne yapıyorlar? İşte Zaki Naik, Adnan Oktar gibileri çıkıp diyorlar ki sırf yaratılışa karşı gitmek için evrimi destekliyorlar diyorlar. Mesela ben Sean Carroll diye bir tanıyorsundur. Hani teorik fizikçi, kozmolog. Mesela onun yazılarını okuyorum. Onda bile böyle hani kendisi mesela Big Bang teorisi evrenin başlangıcı olmadığını anlatan birisi. Bu konuda bilinçlendirme yapan birisi Sean Carroll. Ben de ondan öğrendim bundan bir 10 sene önce bu tür şeyler ama demek istedim orada bile az önce Mir'in dediği gibi bu şeyler ihtilaf edilen bir şey değil yani bunlar. Bana da biraz tuhaf geldi. Onu sormak lazım. İhtilaf edilen bir şey mi değil mi? Şimdi onu da öğrenmemiz lazım. İhtilaf derken... Yani bazı fizikçiler, bütün fizikçiler bu konuda hemfikir. Mesela evrim konusunda bütün biyologlar, kendisi biyolog diyen ya da biyolojiden gerçek uğraşan insanlar için söylüyorum. Yoksa neonurcu biyologlar da var. Onları geçtim. Onların hepsi evrim konusunda. Artık evrim yani tartışılmaz bir gerçek. Yani bunun bir şeyi yok. Trilyon çarpı trilyon tane de örneği var. Şimdi bu enflasyon modeli için enflasyon modeli için bütün fizikçiler evrim gibi, evrendeki biyologlar gibi hemfikir mi? Yoksa mesela örnek veriyorum çok karşı çıkılan ya da itilaflı bir durum. Yani %50, %50 ya da %70, %30. Yani model olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama kuram olduğu konusunda çok büyük kavgalar var hala.
Devasa ya, kavgalar var. Ben kavgalardan ziyade bunu az önce yok fonlamak için ya da reklam için yapılıyor denilmesine biraz ona mesela karşı şöyle bir şey var. Çünkü Şankaral kendisi fizikçi değildir. Yani teorik fizikçi diye biliyoruz biz onu. Kozmolog. Herkes öyle biliyor ama alakası bile yok. Yani alakası ne, bile yok. Şeyi ne? Görevi ne onun? Ya bir lisansta bir ara mezun olmuş ama kendisi şey işte orada takılan bir amca. Aa, bunu ispatlamak çok basit. Space, bu beyinler ben çok okurum hani. Peki abi şöyle bir şey diyeyim. Tamam, ben de bir fizikçiyim, o da bir fizikçi. Ben konuşurken mesela şu kuram diyorum, şu hipotez diyorum ve grafik koyabiliyorum, doğru mu? Peki Şankaral'ın laflarından başka nesi var? Yok mesela Şankaral atıyorum en basit De Sitter Space üzerine çalışmalar var, Boltzmann beyinleri üzerine çalışmalar var. Ben anlamıyorum onun içeriğini ama şöyle bir çok ben anlıyorum. Yani. O yüzden diyorum ki yani fizikçi değil, alakası bile yok. Ve birazdan belki sana size şey anlatabilirim. Yani Japonların uzay asansörü projesini anlatabilir misin? Hocam yani şu an Şankaral'ın CV'sini açıyorum, gayet fizikçi. Yani ya, bir de kozmik enflasyonu Google'a yazıyorum. Her yer teori diyor, bir sen model diyorsun. Model. İşte, tamam. Yok, bir şey hem model hem tamam, teori olabiliyor. Ben onda şeyim yok. Pardon. Bir şey eğer modelse aynı zamanda teoridir. Yani yok. Model şey teori. Arkadaşlar, model teori dersi aldım. Bir şeyi modelleştirebiliyorsan o şey aynı zamanda kuramdır. Kuram ve model arasındaki fark ne? Model dediğin şey kuramın görselleştirilebilir versiyonuna getirdiğin hali. Evet. Yani sen enflasyona model diyorsan kuram da diyeceksin. Şankaral'a fizikçi demiyorsun. Şankaral'ın CV'sine baktım, 24 madem sayfa. Madem ikisi eş anlamlı. Niye? Eş anlamlı değil. İkisi eş anlı bir şekilde gerçekleşmek zorunda. Eğer evrim teorisi varsa aynı zamanda evrim modeli de inşa edersin. Hem teorisi aynı zamanda hem modelini arttırmak. Efendim? Evrim tek bir model, kuramları başka bir şey. Bak kuramları. Bir şey. Hani bak, ben de diyorum şöyle. Benim şimdi de ben şeyin Scorpion dediğini şöyle anlıyorum, eğer doğru anlıyorsam. Şimdi evet, evrim bir teori ama bunun doğal seçilim kuramı var. Ya da doğru. İşte o tür işte değil mi, daha önce Yunanlıların ortaya kattığı kuramlar var. Ya da işte Volus şeyin Volus'tan önce kim var? Adını unuttum ya. Lawrence diyeceğim ama Lawrence değildi. Kimdi? Öyle bir tane unuttum ben de. Efendim? Ben de unuttum. Darwin'i sürekli okuyup pas geçtiği bir adam var ya. Sürekli onlar okuyor ama hep onu pas geçiyor. Daha sonra onun dediklerinin bir kısmını alıyor. Şimdi hatırlayamadım adamın adını da. Lamarck. Süpersiniz. Müthiş. Lamarck'ın işte bakış açısı var diyelim. Onun kuramı ne kadar kuramdır onu bilmiyorum. Çünkü ben o kadar konularda hakim değilim. Şimdi bu o zaman Big Bang teorisi diyebileceğimiz o teorinin kuramlarından birisi enflasyon kuramı olabilir mi? Yani Big Bang'in 13,5 milyar yıllık Big Bang'in şu anda 90 ışık milyar yılı yarı çaplı uzayı anlatmak için enflasyon kuramı konulmuş olabilir mi? Enflasyon modeli kondu evet. Aynen. Kuramı değil ama. Modeli. Tamam, bu enflasyon modeli, peki bir dakika, bu enflasyon modeli bizim net olarak hani fiziksel anlamda, yani bizim burada oturup hani bilim felsefesi, bilim metodolojisi diye konuştuğumuz konular açısından ispatlanabilir bir durum mu? Yoksa ortaya atılmış bir... İspatlanmadığı için henüz şey model olarak bekliyor. Sicim teorisi gibi. Sicim teoremleri gibi. O da bir ailedir. Yani kuram ailesi. Tek başa değildir aslında. Tamam, o kurama... Aynen. O da ispatlanabilir ama ispatlanması zor diyorlar. Doğru. Sicim, bu da onun gibi. Bu konuda mesela şey büyük şişme kuramı da veya yani modeli de aynı durumda. Ya yani aksine ispatı varken mecburen bir model koymak zorunda kaldım. Peki aksinin ispatı ne? Evrenin yarıçapının 90 milyar ışık yılı olması ve beta gamma denklemleri gördüğümüz gibi ekranda gösterdiğim. Yok. Neyse, bir de şu var, hani biz fiziksel olarak hani fizik bilgimiz olarak hani Scorpio ile boy ölçebilecek seviyede değiliz de ama biraz da bu hassas ayarlarının da dışında kaymışız gibi geldi. Çünkü hazır oldu. Hassas ayarlar argümanında bir husus değil bu şey. Ben şey biliyorum. Yayına gelecek hassas ayarcı bekliyorum. Yok, tamam. Keşke baştan söyleseydik. Scorpio'nun sunumu var. Abi sen sunumu yapsana. Ben çok merak ediyorum çünkü. Tamam, sunuma geçelim mi? Geçelim tabii ki. Sunuma geçelim. Evet. Söyleyeyim yani sunumu bir anda doldurmaya çalıştım. Çok şey var yani. Evet. Umarım yani, şöyle tekrarında şöyle şey daha yapalım. Da farklı bir sunum da olabilir. Buyur Hiday. Şöyle bir şey ben öneriyorum. Mesela hani
sunumu hazırlayana kadar, böyle ekranı vermeye hazırlanana kadar, mesela yayının başında Scorpio şöyle bir şey demişti. 2 veya 4 tane hassas ayarcıların hassas ayar diye öne sürdüğü argüman öne sürün demişti. Yayının başlarında Scorpio. Doğru. Mesela şöyle bir şey yapayım ben. Sean Carroll'ın bir yazısından alıntılıyım ben. Okuyayım biraz. Türkçe'ye tercümesi var. Hatta şey yapmak istiyorsanız Ahmet Hocam, sen chat'e falan aktarmak istiyorsan benim okuyacağım yazıyı. İleteyim sana buradan. İlet. Linkini mi vereceksin? Derlesin. Tamam. Attım buradan. Meet'ten attım. Mesela ben şöyle okuyayım. Ben de ekranı versem. Neyi? Yani bu okuyacağım metin var ya, oradan okuyacağım paragrafı metine versem mi? Yani ekrana versem mi o metini? Verebilirsin tabii, verebilirsin. Ya. Vermek istiyorsan verebilirsin. Tamam. Ben de mesela şöyle Sean Carroll kendisi bu arada kamerayı açmadan verirsen sorun yok. Tamam, şöyle yapalım. Ekran paylaşımını bulayım ben. Şu sanırım. Window. Ben link olarak paylaştım arkadaşlar. Şöyle. Ben önce şey yapayım. Sean Carroll tanıtayım. Hani fizikçi değil gibi bir ihtilaf oldu söz konusu. Sean Carroll kendisi California Technology Üniversitesi'nde Caltech olarak dünyanın en nam salmış bir 3-5 üniversitesinden birisinde teorik fizik araştırmacısıydı. Hatta ders de veren birisi değil. Teorik fizik araştırmacısıydı. Mesela bu da şu an ekran geliyor mu? Geliyor. Evet. Kualya Felsefe Dergisi'nden Evren'in Tanrı'ya ihtiyacı var mı adlı yazıdan. Mesela şuradan başlıyorum okumaya. İnce ayarın en açık örneği vakum enerjisidir. Yukarıda anlatıldığı gibi vakum enerji uzaktaki galaksilerin hızının yükselmesini sağlayan karanlık enerji için baş adayıdır. Ama ola ki vakum enerji sıfır ise ve karanlık enerji başka bir şey ise bile rahatlıkla diyebiliriz ki vakum enerjinin değeri karanlık enerjinin değerinden yüksek değildir. Santimetre küp başına 18 ERG diyor. Evet, artık bu nasıl bir ölçü birimi ise tamam. 18.6 joule. Evet. İşte kuantum alan teorisindeki teknikleri kullanarak vakum enerjisinin kaç olmasını bekleyeceğimizi hesaplayabiliriz. Eğer çoktan hesaplamadıysak, yani şimdiye kadar çoktan hesaplamadıysak anlamında diyor bu. Cevap biraz daha yüksek beklenenden. Santimetre küp başına 10 üzeri 112, yani burada 10.112 demiş ama muhtemelen 10 üzeri 112 diyor burada. Vakum enerjinin doğal değerinin 120 kat daha küçük olması herkesin bakış açısında da bir ince ayardır. Mesela hani burada Sean Carroll böyle bir örnek veriyor. Yani bu yazıyı okusanız bayağı uzun bir yazı bu. Devamında başka şeylerden tamam, da burada veriyor. Sean Carroll'ın çok acayip bir tane şeyi var. Varsayımı var ve bütün her şeyin bu varsayıma dayandırıyor. Yani bunu söylememiş ama ben söyleyeyim. Karanlık enerji. Tabii onu dayandırmıştı da. Yani karanlık enerji varsayım mı? Tabii ki varsayım. yani şöyle şimdi ben ele alabilirim buradan itibaren istersen. Ben şimdi şöyle diyebilirim. Aynı ekran durdu mu? Karanlık enerjiyi nereden çıkarak varsayımlaştırabiliyor peki? Yine maddeden yani mi yola çıkıyor yoksa? Bu yüzden Sean Carroll bir fizikçi değil zaten. Bak bu metnin ben Türkçe mealini çeviriyorum herkes için arkadaşlar. Burada arkadaş söylemez. Scorpio bir sesin gitti. Ben ekran durdurayım. Scorpio ekran aynı kalsın, yazıyı ekran alsın mı ekranla? Ekran kalsın. Tamam. İstersen sen tamam. Al diyecektim. Şimdi karanlık enerji varsayım ve aynı zamanda bir model arkadaşlar. Aynı zamanda karanlık madde gibi. Evrenin olması gereken genişleme hızının daha miktarda bizim görebildiğimiz uzayda daha olması gereken kadar yer çekimi olmamasını açıklayabilmek için ortaya karanlık madde hipotezi koyduk. Yani aslında varsayımı. Bu aynı zamanda bir model arkadaşlar. Ve evrenin buna rağmen halen daha genişleyebilecek enerjiyi aldığı bir yer gerekiyor. Çünkü enerjinin korunum yasası gereğinde. Bunun için biz vakum enerjisi diye bir şey varsaydık. Bak varsayım. Ve ben yani özür dilerim ama Sean Carroll'ın hiçbir kitabında şunu yazmadığını çok iyi biliyorum. Arkadaşlar bu karanlık enerji, yani vakum enerjisi demiş bu kitabında mesela. Bu ve karanlık madde varsayımdır. İfadesini bulamazsınız. Çünkü şöyle bir şey var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Madem bu vakum enerjisinden bu kadar emin arkadaş, biz bu dayıya neden 4-5 tane Nobel'i evine göndermedik Fargo'yla?
Yani Sean Cale'ı takip edersiniz arkadaşlar. Adam vakum enerjisiyle karanlık enerji farklı şeyler ki. Evet, vakum içinde bu enerji. Efendim? Birebir aynı değil zaten. Enerji grubu. Üzerinde kavgalar var. Ben şunu sormak istiyorum. Hani öyle bir hava oluşturduk ki şimdi Scorpio. Sanki bu karanlık enerji dediğimiz her neyse, hani bu hipotez ettiğimiz bu enerji türüne sanki hassas ayarları destekleyebilmek için geliştirilmiş bir hipotezmiş gibi veya varsaymış gibi lanse ediyorsun. Hayır yani değil. Değil tabii ki. Yani değil tabii ki. Demek ki alakası bile yok. Bir dur, bir şey, bir şey uğraşmadın. Yok. Uğraşmadın. Öyle bir hava esti. Benim demek istediğim şu an. Hani bu karanlık enerji hassas ayar dışında herhangi bir fizik veya kozmoloji, artık astrofizik ne diyorsun, onların hepsinde kullanılıyorsa, işte fizik modellerimiz buna dayanıyorsa, aynı şekilde tüm fizikte genel geçer olarak kabul edilmiş bir şeyi hassas ayar üzerine hassas ayar da inşa etmekte ne sorun var? Ben onu anlamadım. Kabul edildiği kısmı yanlış. Yani yok, kabul ediliyor mu artık? Bunlar, hocam, bunlar çalışma sahası. Ya bu bahsedilen konu, mesela karanlık enerji, vakum enerjisi, ikisinin birbirine bağı, alakası mesela, apayrı bir çalışma sahasıdır. Bunu da belirteyim. Yok tamam, şimdi her neyse bu. Onu onun üzerine kimsenin fikri yok. Sadece varsayımlarımız var. Tamam, o varsayım tamam. Üzerine tutup atıyorum. Şu anda evrene dair başka bir hassas ayarla ilgisi olmayan, işte evren neden genişliyor? Evrendeki nesneler neden durmadan hareket halinde gibi sorular için karanlık enerjiye başvurarak açıklama yapıyorsam, aynı doğru. Karanlık enerjiye başvurarak neden hassas ayar ağırlığına önü sürmeyeyim ki ben? Bu bir modeldir ama. Yok tamam. Artık her neyse, ben onu kabul ediyorum hani. Peki aynı şekilde cevap verebilir miyim? Tabii. Ben şu anda oradaki işte durumu anlamaya çalışıyorum. Artık alakayı anlayacaksın. Ben şu anda bir kargo gemisi gönderdim Atlas Okyanusu'na. Geri gelmedi, bağlantı koptu. O şeyi söyleyiver. O kargo gemisini bir tane balina yuttu. Bu benim modelim. Evet. Yani evet. Böyle bir olay. Yani nereden evet, biliyorsun diye yani sorarlar adama. Yok. Tamam. Şimdi ben şunu anlayamadım. Yok pardon Ahmet hocam, ben şimdi şey söyleyeyim, hani ben hani balina yuttu dedin ya. Mesela ben de diyorum ki bakın, o kargo gemiyi sen balina yuttu dediğin zaman, onu balina yuttu varsayımı veya hipotezini sadece senin açıkladığın durum için değil, genel olarak herhangi bir okyanusta kaybolan herhangi bir şey için kullanıyorsak balina yuttu'yu, biz yani tıpkı karanlık enerjiyi fizikte herhangi bir şey için kullandığımız gibi diyoruz ki okyanusta bir şey kaybolunca balina yuttu diyoruz. Sen de balina yuttu diye bir açıklama getirdiğin zaman ben sana ama bu yaptığın varsayım, bu yaptığın hayal, bu yaptığın hipotez desem, böyle bir çifte standart olmaz mı yani? Her şey için. Bunu söyleyen herkese. Son cümlemi söyleyeyim. Özür. Tabii. Yani son cümlem şu, yani diyoruz ki biz herhangi bir şey öne sürdüğümüz zaman balina yuttu demek ile onu geçerli bir açıklama olarak görüyoruz. Onun üzerine bir fizik dediğimiz model inşa ediyoruz. Ama sırf sen bir şey öne sürdüğün zaman da diyoruz ki balinalar bu varsayımdır. Balinanın yutması varsayımdır desek bu çifte standart değil mi yani? Tabii ki. O yüzden bu balina yuttu diyen herkesin nereden bildiği sormamız gerekiyor. Ben tamam. Diyecek. Scorpio da onu anlatmaya çalışıyor. Benim anladığım. Kesinlikle. Scorpio diyor ki zaten Big Mac dediğimiz olay ve yani bu işte enflasyon modeli dediğimiz olay ve işte onun için ortaya atılan şeylerin hepsi zaten birer varsayım. Bu varsayımlarla yola çıkarsak zaten işte şu anda evrenin 90 milyar ışık yılı yarıçapına genişlemiş olmasını anlatabilmek için karanlık enerjiyi kullanıyoruz. Ama bu bir varsayım. Hayır. Sanki geminin kaybolduğu için balinayı kullanmamız gibi. Yok bak şöyle Ahmet hocam. Asıl mesele şu. Ben mesela Sean Carroll'ın kendisi de bu argümanı desteklemiyor. Ben de Sean Carroll'ı sadece örnek olarak verdim. Hani Scorpion'u söyledi. Scorpion da bana verdiği yanıt ne oldu? Ben Scorpion'a bir numune örnek gösterdim. Dedim işte böyle bir ayardan bahsediyor diye. Bu dediğin karanlık enerji varsayımına dayanıyor dedi. Tamam, ben de diyorum ki karanlık enerji varsayımına dayanmasında bir sakınca yok ki. Buna da üzerine niye argüman inşa edelim? Çünkü benim bir sorun yok deme sebebim şu. Karanlık enerji dediğim şey hassas ayar dışında fizikten her alanda bir açıklama olarak kullanıyoruz. Ona dayanarak açıklamaları yapıyoruz. İkincisi karanlık... Hidayet bitir, ondan sonra ben de bir ekleme yapayım. Evet. Hani şunu söylüyorum ben. Fizikte herhangi bir şekilde işte gezegenler neden durmadan hareket halinde? Karanlık enerji. Mesela böyle açıklamalar yaptığımızı zannediyoruz. Bunların hepsinde karanlık enerjiyi başvurmak, onu temel almak sorun olmuyorsa hassas ayarda niye sorun oluyor? Onu soruyorum ben. İşte o da diyor ki sorun olmuyor değil, sorun oluyor zaten diyor. Yani varsaymak olsun herhalde. O da aynı size. O zaman evet. Diğer tüm fizik dalının niye sorun olması gerekiyor? O zaman sadece siz bana gelip diyorsunuz ki hassas ayarda ben karanlık enerjiye dayanarak hassas ayarla bir gelsem, diyorsunuz ki
Burada bir varsayımın var diyorsunuz. Hayır. Varsayım, Scorpio da hepsi. Şey gibi bir varsayım Scorpio, değil. Hepsine aynı şeyi söyle. Buyur bir de. Ama Scorpio hepsine aynı varsayımdan bahsediyor. Yani bu varsayımsal olarak açıklamalar hepsini aynı kefeye koymuş. Hassas ayar dahil, hepsi dahil. Buyur birader. Ve hem büyük patlamaya, hem enflasyon kuramına, hem vakum enerjisine, hem karanlık enerjiye getirdiği eleştiri evrim karşıtlarının evrim teorisine getirdiği. Abi bu sadece bir teoriden ileriye gitmiyor maalesef. Ben çünkü teorik fizikte zaten olaylar varsayımlar üzerine ilerler. Fakat gözlem yapmak zorunluluğu ilk etapta yok. Görelilik kuramını ortaya attığı anda Einstein bunun bir kanıtı yoktu. Hepsi sadece varsayımdı ve buna rağmen 15 yıl boyunca bunun üzerinden fizik yaptı insanlar. Kuantum teorisi açığa çıktığı anda sadece varsayımdı. Fotonlar da sadece varsayımdı. Fotoelektrik etki de sadece varsayımdı. Ve bunlar üzerinden fizik yaptı insanlar. İlk etapta hemen deneysel veri istemek fiziğin yapısına aykırı bir şey zaten. Yani karanlık enerji. Evet varsayım ama o kadar şey vazgeçilmez varsayımlardan biri ki. Evet uzun vadede reddedilebilir ama sırf ince ayar bunun üzerine temelli diye ben karanlık enerjiyi reddetmem. Sırf ince ayar vakum enerjisi üzerine kurulu diye vakum enerjisinin geriye kalan tüm avantajlarını göz ardı edemem. Benim fizikteki modelleri ve kuramları işte birbiriyle kıyaslarken yapmam gereken şey bence şu: elimizde bir daha az parametreye başvurarak, iki daha fazla şeyi açıklayabilen modeller ve aynı zamanda matematiksel zerafete sahipse doğru kabul edilerek hareket edilir. Ve bu şu an kuantum alan kuramı için geçerli, kuantum dalga kuramı için geçerli, M teorisi için geçerli, tüm hepsi için geçerliyken özür dilerim. Tüm hepsi için geçerliyken vakum enerjisini reddetmek çok makul gözükmüyor. Bu birincisi. İkincisi, Sean Carroll burada karanlık enerjiyi varsaymıyor bile. Vakum enerjisi üzerinden işlem yapıyor. Vakum enerjisi karanlık enerjinin bir adayı. Karanlık enerjinin açıklayabileceği bir şeyi açıklayabilecek alternatif bir model sunuyor. Ve bunu sadece bir varsayım diye reddetmek bana çok sağlıklı gelmiyor açıkçası. Varsayım olduysa en baş reddederim. Bunu ispatlayıp gelmesi gerekiyor. Hangi fizik kuramı ilk etapta ispatlandı hocam? Fotoelektrik. Fotoelektrik var olan bir kuramı inşa edildi. Görecelik 1917 yılında. Orada foton adlı kavramı. Bir saniye hemen. Ama fotoelektrik. Tamam. Yani, tamam. Ya şöyle bir de böyle oldu zaten. Şöyle bir dakika. Olayında bile çok özür dilerim. Buyurun Scorpio. 3 sene sonra foton koparma değerleri yapıldı zaten. Volta değerleri yapıldı. Volt koparma değerleri yapıldı. 1916 yılında yayınlanan görecelikte ilk fırsatta, ilk teleskop yapan kişi Merkür'ün sapmalarını hesapladı. Merkür'ün sapmaları zaten hesaplanmıştı. Daha sonra görecelikle uçtuğu gözlemlendi. Evet. Bir de elektrik etkisi de Max Planck önce foton kavramını ortaya attı. Fotonun herhangi bir kanıtı yoktu. Buna rağmen Einstein Max Planck'tan foton kavramını aldı. İspatlanmayan bir kavramı aldı. Üzerine çalışmalar yaptı ve bununla fotoelektrik etki adı altında bir etkiyle elektron sıçramalarının açıklanabileceğini gösterdi. Ve bunun üzerinden foton kavramı ve kuantum fiziği açığa çıktı. Yani bir disiplin doğdu, kanıtlanmamış bir kavram üzerinden, daha sonra kanıtlar akmaya başladı. Yani fizikte hadi bana kanıt getir abi diyerek yapılmıyor. Sicim kuram, ya şunu merak ediyorum. Görelilik mi çalışıyorsun abi sen sadece? Efendim? Abicim bana kanıt getir diye yapılıyor. Fizik matematiksel model inşa etmek, açıklama gücü ve basitlik dengesini kurmak üzerine de yapılıyor. Yani o işin sanatçı kısımları. O fizik değil, alakası bile yok. Tamam. Yani yok, yanlış şimdi... anlama da yani sen istediğin kadar böyle makyajlayabilirsin, böyle hani güzel göstermeye çalışabilirsin ama dediğin fizikte olmuyor. Ben de derim yani, diyelim ki yani uzay mekikleri yok çünkü bizim balinalarımız yiyor. Sana derler ki bunun matematiksel modelini getir. Getirmezsen evet. Çöpe atarlar. Uğraşır getiririm. Amacım bu olsun yeterli. Ki yapılmıyor değil de. Peki o zaman... Yani 19'lukla böyle doğdu. Peki ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Beni bir bilmeyen birisi olarak düşünün. Şimdi sicim kuramı ya da sicim modeli neyse diyorsun, ne deniliyorsa artık. Şu anda fizikçilerin yani çoğunun reddettiği bir şey var. Yani çoğunun reddettiğini biliyoruz. Çünkü niye? Bununla ilgili bir matematiksel bir şey var mı onu da bilmiyorum gerçi. Siz daha iyi bilirsiniz.
Ama bu reddediliyor. Neden? Çünkü diyorlar ki bunu ispatlayabilmek mümkün değil. Bu sadece bir modelleme. İşte yani biri şu düşüyor ki diyor ki kardeşim kuantumla görelilik kavramını nasıl yan yana getiririm şekilde düşündüğü için sicim modellemesi dediğimiz bir modelleme yapıyor. Ve bu modellemeyi de sadece aslında kendi yani biraz zihninden, biraz matematikten, artık biraz fizikten bilmiyorum ne kadarını aldıklarını. Buna göre bir şey yapıyor ve şu anda biz fizik olarak sicim kuramı üzerinden bir şey yaparsak, yapmaya kalkarsak, örneğin sicim kuramından kuantumla görelilik yasasını, kavramını daha doğrusu neyse artık, onu bir araya getirmeye başarırsak bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani bunu kabul etmemiz gerekir mi? Ya söylesene abi. Evet. Yani sicim kuramı üzerinden başka bir şey çıkarsak ve bunu ispatlayabilirsek, şeyin Mir adamın dediği gibi, bu kabul edilebilir bir şey mi olur? Başka bir şey çıkarmak ne, bulmak mı? Evet. Anlamadım. Evet. Yani evrenin başka bir şeyini açıklamak, başka bir bilinmezini açıklamak gibi düşünelim. Ne olur bilmiyorum. Ha, o zaman sicim kuramı içini bilmiyorsan sicim kuramı bir model olur. Ama o modelle başka bir şey açıklarsak mesela, örnek ver, o modelle Big Bang öncesini bulduk. Sallıyorum. O model olarak kalmaya devam eder. Ama Big Bang öncesi geçerli olur. Bulduğumuz. Olabilir, evet. Ya bir şekilde model o başka yerden bulmuşsundur. Model ve kuram arasındaki fark ne Scorpio hocam? Modelin içini bilmezsin. Kuramın dört parçasını bilirsin. Varsayım, hipotez, postulat ve şeylerini, kanunlarını. Modelde de tam olarak bunlar biliniyor. Peki, modellerde. Peki şu çok güzel bir şey söyledi. Mesela enflasyon modellemesinde kanunları biliniyor mu? Hayır, bilmiyor. Yani bildiğin iddiadan varsa severek dinlerim yani. Seve seve dinlerim. Bildiğin iddiadan delikanlı varsa seve seve dinlerim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim köylü fiziğiyle söylüyorum. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Fizik kuvvetleri evrenin Big Bang'den işte bu zamana kadar aynı diyorlar. Ki ne kadar aynı onda tartışılır ya, neyse. Bu durumda şunu söylemem mümkün mü benim? Enflasyon kuramı Big Bang'den sonra olduğu için, enflasyon modeli pardon, sonra olduğu için oradaki kurallarda şu anda yaşadığımız fizik kurallarına aynı şey kurallara bağlı olması gerekmez mi? Bir de yanlış mı düşünüyorum? Enflasyonculara göre orada bir adama kıyak geçiyoruz, orada geçerli değil diyor. Diyorlar. Anlamadım. Yani orada şu kuvvet yasaları geçerli değil mi? Değil. Enflasyon modelinde kuvvet yasaları geçerli değildir. Neden? Çünkü şeye, modele uymuyor. O yüzden model zaten. Yani değildir yani. Az önce hatta mesela gamma en basit. Yani şu an CERN'de bile kullanılan en birinci temel denklem. Veyahut da güneşin gelen ışınlarla konulduğu ilk denkleme. Bu biraz bana kolaya kaçmak gibi geldi de o yüzden sordum. Yok şimdi. Model oluşturmak kolaya kaçmak. Hayır, bu model oluşturmak kolaya kaçmak. Yani ben kurallara tabi değilim. Kuralın dışına çıkarım. Kesinlikle. Yok. Ben şöyle bir şey demek istiyordum da konudan da fazla sapmayalım. Çünkü gene az önceki gibi evren genişlemesi var. Bizim hem konumuzun dışında hem anlamadığımız konuları sapıyoruz bazen. Pardon hani. Şöyle bir şey demek istiyorum. Benim demek istediğim şu var. Az önce Miri de şey yaptı. Dedi ya, ben sırf hassas ayarlar için vakum enerjiden vazgeçmem. Hassas ayarlar için karanlık enerjiden vazgeçmem gibi açıklamalar yaptı. Ben de buna benzer ama biraz zıtlı yönde açıklama yapacağım şimdi. Tutup ben diyorum ki, yani ben bir hassas ayarcı olarak düşünün hani. Tamam. Doğa korusun. Ama yani ben bir hassas ayar argümanıyla geldim az önce. Ve bana tutup diyorsunuz ki bu karanlık enerji varsayımına dayanıyor. Ben de diyorum, ben hassas ayarlar argümanını vazgeçmem için veya hassas ayarlar argümanı geçersizdir diyebilmemiz için bu cevaptan daha fazlasıyla gelmeniz lazım. Çünkü fizik karanlık enerji, buna doğru diyorsun. Yani karanlık enerji varsayımına dayanıyor demek bir hassas ayarlara cevap değildir. O zaman bana bir cevap, ya benim bu durumda onun bir varsayım olduğunu yani göstermem ki, doğru mu? Yok, şimdi varsayım olduğunu hani varsayıma dayandığını yani göstermen doğru. Ya bu bir varsayım mı? Basit karanlık bir şekilde. Karanlık enerji bir varsayım mı? Ben basit olarak soruyorum. İşte evet, ekran paylaşımında şu an şey yaptıysanız o yazının kendisinde de var. Hani karanlık enerji. Hadi o yazıyı anlayacağınız bilmediğimiz bir şey. Evet, varsaymaktır. Mesela şu an vurguluyorum onu. Karanlık enerji ne diyor? Bu durum, okuyorum. Aynı makaleden, hani Sean Carroll karanlık enerji varsayım olduğunu söylemiyor değil mi diyor. Aynı makaleden okuyorum şu anda. Bu durum bizim galaksiler arasındaki kütle çekim kuvvetinin genişlemeyi yavaşlatması gerektiğine dair beklentimizin tersine der. Bu hızlanmayı açıklamanın en basit yolu karanlık enerjiyi varsaymaktır. Mesela
Şu anda gerçi... Ama bu işte ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben de şunu anlamaya çalışıyorum. Açıklamaya karşı bir basit yol mu geliştirmişiz? Yani evet. Amacımız bu mu? Yani ama bu bana bilimsel metodoloji olarak çok uygun gibi gelmedi. Neden? Çünkü, zaten. Çünkü şeye geliyor. Evren nasıl var oldu? Onu açıklayamıyoruz. En basit yolu Tanrı var etti. Aynı şey değil mi? Yok, hayır. Şimdi bak şöyle bir şey var. Burada farkı ben yani anlatayım. Mesela, evrenin var olması başlangıcının en basit açıklaması Tanrı var. Yani benim bildiğim yok, o da. Yok, şimdi ben özel. Aradaki farkı anlatmaya çalışayım. Mesela hani karanlık, kara delikler, karanlık enerji bunların hepsi bizim gözlemleyemediğimiz, herhangi bir şekilde empirik yöntem dediğimiz bir şekilde etkileşime giremediğimiz bir şeyler olduğu için onlara karanlık diyoruz. Karanlık enerji, kara delik, karanlık madde. Mesela ben kendi anladığım kadarıyla anlatayım. Eğer yanlışım varsa bu Scorpio Hoca bize anlatırken fizikçi. Mesela karanlık enerjiyi ben şöyle anlıyorum. Bu yazıda da yazıldığı gibi. Evren genişlemekte diyor ve bu genişleme de durmadan hızlanmakta, daha da büyümekte. Genişleme hızı. İşte ne diyoruz? Burada bir enerji olmalı diyoruz. Böyle bir şey oluyorsa. Bu enerjiyi göremiyoruz. Bu enerjiyi tespit edemiyoruz. Tespit edemeyeceğimiz karanlık enerji diye bir isim vermişiz buna. Bilmediğimiz, henüz tespit etmediğimiz bir enerjiyi evreni genişletiyor diyoruz. Doğru. İşte öyle deniyor. İşte enerjiyi varsaymaktır. Benim bu yazıdan da anladığım, bu yazının dışında da anladığım şey bu. Şimdi ben hassas ayarcı olarak ya, az önce vakum enerjisinden neydi o verdiğimiz örnek, neyse işte onun da hassas, işte evrende bir hassas ayar var. Ben buradan Tanrı'ya iman etmek istiyorum dediğim zaman siz bana gelip derseniz ki ama bu dediğin karanlık enerjiye, dur Ahmet Hocam bir bitireyim ben şunu. Ben hassas ayarcı olarak gelip işte böyle bir argümanla geliyorum. Siz de bana gelip diyorsunuz ki bu dediğin karanlık enerjiye dayanıyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki karanlık enerjiye dayanmazsa benim argümanım geçersiz kılmıyor ki. Tüm fizik, hani sadece benim argümanım değil. Tüm fizik bu karanlık enerjiye dayanarak inşa edilmiş şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim? Hidayet, iki hata yapıyorsun. İki hata yapıyorsun. Birincisi, karanlık enerji zaten bir varsayım. İkinci hata, Tanrı da bir varsayım. Bir varsayımla başka bir varsayımı bulmaya çalışıyorsun. Buradaki durum biraz farklı olabilir mi acaba? Ben yanlış düşünüyorum? O varsayımın içinde bir şey var. Hayır, ben onu anlatacağım şimdi. Az önce de onu anlatıyordum. Ben karanlık enerji varsayımını biz niye yapıyoruz? Her şeyden önce bizim, sen bir ateistsen de veya hassas ayar karşıtıysan da o seni kabul ettiğin an. Fiziği mesela evrenin genişlediğini sen kabul ediyorsun değil mi? Ya şimdi bak, biz şimdi evrenin genişlediğini ve daha hızlı... Scorpio kabul etmiyor diye biliyorum ben. Ama sen söyle Ahmet Hocam, sen ateistsin. Sen evrenin genişlediğini kabul ediyor musun mesela? Şimdi evrenin genişlediğini bilmiyorum. Scorpio kabul ediyor ama evrenin genişlediğini, hatta daha hızlı bir şekilde giderek hızlanarak genişlediğini, yani gözlemlediğimiz varsayım olmayan bir sonuçtan bahsediyoruz. Sonuç ne? Evren giderek hızlanarak genişleniyor. Şimdi bu sonuca varmak için elimizde yeteri kadar veri olmayınca karanlık enerji diye bir varsayım koyup öyle açıklamaya çalışıyoruz. Bu. Hayır, ama diğer taraf tarafta orada hatan var işte. Orada hatan var. Niye? Biz onu tespit etmemizde bir eksiklik yok. Evrenin genişlediği tespit edilmiş, hesaplanmış bir şey. Biz o genişlemeyi nedeni karanlık enerji. Genişlemenin hızlanması ve genişlemenin kendisi tespit edilmiş bir şey, hesaplanmış bir şey. Tamam. Biz onun neden genişlediğini açıklamak için karanlık enerjiyi varsayıyoruz. Karanlık enerjiyi mesela sen evren genişlediğini kabul ediyorsan ne diyorsun? Ben de sana diyorum ki benim hassas ayarlar argümanıma, sen bu argüman karanlık enerjiye dayanıyor diye bana bir cevap vereceksiniz, bana bir reddiye bu argüman geçersiz diyeceksiniz, o zaman tüm fiziği yok etmeniz gerekiyor. Mesela en basit evren genişlediğini inkar ediyor musunuz? Evren genişlediği de karanlık enerji varsayımına dayanıyor. Benim hayır, o dayanmıyor. Alakası bile yok hocam, özür dilerim. Kusura bakmayın, alakası bile yok. Dur. Az önce evren dedin. Abi bak, bir şey anlatamadığım bir şey var. Bak şimdi. Bulutlar birikiyor, yağmur yağıyor. Burada bir varsayım var mı? Yok. Gözlemlediğimiz bir şey var mı? Var. İkisinin arasındaki farkı anlamamız lazım. Birincisi, evet. Birincisi şu. Tanrı zaten bir varsayım. Yani evren var, Tanrı var. Bu bir varsayım. Evrenin var olması için bir varsayım neden ortaya çıkarsın? Tanrı var diye. Şimdi o varsayımı bulmak için başka bir varsayım kullanamazsın. Hatta elinde bir tane varsayım var. Hayır. Senin ona benim evrenin genişlemesi ve evrenin daha hızlı genişlemesi bir varsayım değil ki. Bu bir gerçek. Ama o gerçeği neden ona etmenin... O gerçek dediğin şey, sen onu kabul ediyorsun. O niye genişliyor diyorum. Çünkü karanlık enerji onu genişletiyor diyoruz. Karanlık enerji onu genişletiyor. Nereden biliyorsun? Bak burada yazıda vurguladım, okuyayım mı onu? Bak. Okusana abicim. Hatta okuyayım. Ben de okuyabilirim. Şöyle. Şöyle diyor. İşte ben okuyayım isterseniz. Bak tamam, dur, ben argüman sahibi benim burada. Hani tamam, oku. Tamam, buyur.
1998 senesinde iki grup astronomlar şaşırtıcı bir keşif gerçekleştirdi. Evren genişlemekle kalmamakta. Aynı zamanda bu genişleme hızlanmakta da. Daha uzaktaki galaksiler zamanla bizden daha da yüksek hızıyla uzaklaşmakta. Bu durum bizim galaksiler arasındaki kütle çekim kuvvetinin genişlemeyi yavaşlatması gerektiğine dair beklentimizin tersine de. Bu hızlanmayı açıklamanın en basit yolu karanlık enerjiyi varsaymaktır. İşte biz tamam. Evren daha da hızlı genişliyor ve onu açıklamak için karanlık enerjiyi varsaydık. Karanlık arada, enerjiyi varsaymamızın nedenleri bir şey söyleyebilir miyim? Şu herkes anlasın diye şunu söyleyeyim. Şimdi buradaki karanlık enerji varsayımı karanlık enerjinin evrendeki oranından dolayı hassas ayar çıkmış değil mi? Doğru. Yani öyle iddia ediyorlar. Konu öyle iddia ediyorlar. Tamam. Ya şimdi abi şimdi konuyla ilgili konuştuğumuzu anlatabilmek için söylüyorum. Şimdi karanlık enerji dediğimiz olayın evrendeki oranı hassas ayar. Burada enfekir miyiz? Yani şimdi örnek veriyorum. Karanlık enerji var olan miktardan yani varsaydığımız o karanlık enerji var olan miktardan daha fazla olsaydı galaksiler arasında uçurumlar çok yüksek olacaktı. Göğe baktığımız zaman hiçbir yıldız göremeyecektik. Neredeyse. Galaksiler belki. Daha büyük olacaktı. Daha büyük olacak. Yani daha küçük olsaydı galaksiler birbirinin içine çökeceklerdi ve yok olacaklardı. Bu bir hassas ayar diyorlar. Yani konuştuğumuz konunun konu dışı olduğunu düşünmesin diye izleyiciler bu açıklama yaptım. Parantez içinde buyurun devam edin. Şimdi şöyle bir şey var. Hani eğer ben tutup diyorum ki yani karanlık enerji diye benim bu argümanın geçersiz olduğunu söyleyecek birisi karanlık enerjinin dayandığı her şeyi reddetmesi gerekir. İşte karanlık enerjiyle başka neler karanlık enerjiye dayanıyor? İşte sadece hassas ayar değil. Tüm fiziği neredeyse. Hani hocam, tüm fizikte kullanılıyor. Bana fizikte bir tane hassas şey, karanlık maddeye dayalı bir şey söylesene bana lütfen gözünü seveyim. Ya onu bilmiyorum. Başka şey değil ama. Bak ben karanlık maddeye dayanan şey, galaksileri bir arada tutan kuvveti karanlık maddeye dayanarak açıklıyoruz. Bir örnek mesela. Mir karanlık enerjisi bu arada. Onu ayıran demen gerekiyordu. Zaten bu tam konumuzla alakalı bir şey. Bir tane bence de karanlık enerji daha çok ayırmıyor. Karanlık enerji karanlık arkadaş dedi ya, bütün fizik çöpe atar dedi ya. Hani dedim. Zaten açıklamatik ortaya atıldığı kuram dışında ne var? Ben yok. Bu kadar radikal değilim. Radikal olmak. Abi radikallik tekrar meselesi değil. Açık açık söyleme meselesi. Dürüst olma meselesi. Şunu soruyorum. Bilim alanındaki vakum enerjisi veyahut da karanlık enerji hala kavga sürüyor bu konuda. Çünkü iki varsayım olunca iki Allah'a inanın kavga ettiği gibi bu konuda kavga ediliyor. Bu konu üzerine bu açıklamanın yani karanlık enerji var demenin evinin genişliği olması dışında fizikte neyde zaruri ve gereklidir? Yo ben karanlık maddeyi sormuştun. Sen ben karanlık maddeye dair şey dedim. Karanlık maddeye göre karanlık enerji izafiyete göre aynı olmaz mı? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yok. Pardon. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce biz Scorpio ile bu diyalogu girdiğimiz zaman şöyle bir şey demiştim ben. Karanlık enerji sadece hassas ayar için geliştirilmiş bir şey değildirdi demiştim. Scorpio da hak vermişti. Efendim? Tamam başka ne var? Yok sen mesela ben sana sadece hassas ayar için... Başka bir şey için kullanmıyor muyuz? Başka bir şey evet, kullanıyoruz ama onu birazdan ben söyleyeceğim sunumda. Ha evet başka bir şey için kullanıyorsun. Sen o... Paylaşabilirim onu. Tam soru şu. Soru şu. Buyur, başka buyur. Şey için kullanıyoruz dediğin şey neyse onu reddediyor musun sen? Diyorum da ama buraya bir şer koyayım. Evet birazdan göstereceğim şekil üzerinde bu söylediğimizi unutmayarak birazdan göstereceğim parçaya bakacağım. O zaman top sende. Şimdi göstereceğim. Bence sunuma bakalım mı? Evet ama şunu söyleyeyim ben. Top şu anda Scorpio'da. Şimdi hassas hani karanlık enerjiye dayanarak başka fizikte olan şeyleri göstereceksen işte o göstereceğin şeyi kabul mü ediyorsun? Göstermeye çalışabilirim senin için. Tamam dur. Soru şu. Eğer o gösterdiğin şey her neyse adı mesela atıyorum Mars gezegeninin yörüngesidir bu. Atıyorum kesinlikle. Sadece. Sen Mars o karanlık enerjiye dayandığı için Mars gezegeninin yörüngesini red mi ediyorsun, kabul mü ediyorsun? Yani eğer onu Mars gezegeninin yörüngesini karanlık enerjiye dayandığı için reddetmiyorsan o zaman hassas ayarları niye reddediyorsun? Soru bu. Tamam, güzel soru. Bence güzel soru. Sunumu alalım ona soruyu cevapla bence Scorpio. Sen bilirsin. Ben sunumu göstereyim. O esnada şey yapalım. Açıyorum abi ben buradan. Sen açma. Ben açayım istersen. Ben de daha net. Bu sayfayı yeni yazdım sırf bunun için. Ha yeni yazdım. Mi? Tamam o zaman bana gönder ben açayım. Olur. Bir saniyecik arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence bu yayın çok bilgilendirici oldu. Ben açık olarak söylüyorum. Yani ben bile hani
Az önce şey dedim, köylü fiziği deyince insana takılmışlar. Köylü fiziğine sahip birisi olarak köylü ateisti vardır ya, buradaki köylü tabirini yanlış anlamayın. Köylüleri küçültmek için söylemeyin. Hani köylüler cahil fiziği diyelim. Ya ben köylüyüm bu arada. Çok ben de köylüyüm abi, zaten de. Hem biz köylüyüz ben zaten de. İyi yani. O zaman problem yok. Yok. Ben Kadıköylüyüm. Abi sayfa 3 ve 4. Sana gönderdim Discord'dan. Tamam. Ben şimdi bunu indiriyorum. Ben 3 ve 4. Şunu da eklemek istiyorum valla. Hani belki fizikteki cehaletim tabii ki yüksektir. Ona da verebilirsin. Skor veriyorum. Sen hani, kusuruma bakma. Şu anda kendimi Adnan Oktar'la Evrim yayınına çıkmış gibi de biraz hissediyorum. Tabii Evrim abi konusunda da bilgideyim ama. Hiç alakası yok. Öyle bir yani farklar var. Evet. Ya, abi lütfen yapma. Adı alaka yok. Yani bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Ben belki cehaletimden de. Elimle yaptığım şeyleri savunuyorum. Elimle yaptığım şeyleri savunuyorum. İyi. Tamam, güzel. Abi 3. ve 4. sayfa sadece şimdilik. Şimdi sadece 3. ve 4. sayfayı mı göstereceğiz? Kesinlikle. Şu konuyu bağlamak için. Tamam. Şimdi bir dakika, bir saniye. Önce şunun ayarını yapmam lazım. Hemen ayarla. Pencere ekran. Hoppa. Baştan. 2. 3. sayfa. Şimdi gelelim paylaşıma. Evet. Geçiş yapıyorum. Şu anda görebiliyor musun? Scorpio. Bakayım. Evet, görüyorum. Evet. Görüyorsun. Tamam. Şimdi bu fizikçi olmayanların ya herkesin sandığı yapı bilimde. Fizikte böyle bir yapı var sanıyorlar. Bu maalesef arkadaşlar sizle beraber bir düşünün, hep beraber bir düşünelim burada. Şöyle ki sunumun kalanında bunu bitiremedim. Bunu bitirmem lazım benim fikrim zaman. Çünkü fizikle diğer sahalar arasındaki en büyük fark bu. Bu gördüğünüz yapı arkadaşlar fizikte yoktur. Ama bütün insanoğlu biz fizikçileri böyle bir şey için çalıştığımızı sanıyor. Yani biz istediğimiz kadar hayır diyelim ama şey yani laf yani şey manava manavlık gösteriyor herkes. Olmaz ki. Arkadaşlar bu yok, çalışma bunu şekli, bu çalışma arkadaşlar fizikte yoktur. Abi 4'e geldi. Ve ikisini beraber paylaşabiliyor musun? 4 sayı. 4 de bu. Bakın arkadaşlar. İki taraflıdır arkadaşlar. Herkes sanıyor ki aksiyonlar, hipotezler, kanunlar işte birleşirler, varsayım araya girer falan. Arada kuram çıkar. Sonra kuram çıkar. Sanır ya. Hayır. Bizde iki taraflıdır. Ben şimdi şöyle bir şey anlatmam gerekiyor burada. Balansını söyleyeyim. Yani bizim konumuzu balansını bilmeniz lazım. Şimdi en basitinden bir enflasyon modelinin model olmasının sebebi bu modele giren var, bir çıkan var. Geri dönemiyorsun. Şu yani şekilde yani. Şu şekilde yani. Giren var, çıkan var. Bu şekilde. Bu şekilde. Doğru. Bu yüzden model zaten. Yani, ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani yeri gelmişken bilgi vereyim. Mesela viryal kuramını Kepler kanunu viryal kuramından ispatlayabilirsiniz. Bakın birinde kanun dedim, birinde kuram dedim. Çok dikkat edin. Mesela bunu fizikçi olmayan bir insan anlayamaz. Ama bunu herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bakın dikkat edin. Bir yerde bir kanun var. Adı ne? Kepler kanunu. Bir yerde bir kuram var. Viryal kuramı. Ben size viryal kuramından Kepler'i ispatlarım. Kepler'den de şeyi ispatlarım. Ama herkes sanıyor ki maalesef Kepler kanunu vardı. Kanunlar temelde bulunur. Bundan sadece teoriler çıkabilir sanıyor. Ki birazdan mesela küçük bir üçgen örneği vereceğim bu yayında. Yani böyle düşünürseniz yani bizim yapabildiklerimizi yani sıkıntı çıkar. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Buyurun. Ben hani bir önceki slide alır mısın hocam? Tamam. Yani aksiyon böyle, tamam. Bir öncekine. Tamam. Şimdi fizikte bunun hani tüm bilim dalları böyle çalışır, fizik böyle çalışmaz mı dediydin, yoksa ben mi yanlış duydum? Ya biz diğerleri bilmiyorum. Biz de böyle çalışmıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bak mesela fizik matematikle yapılır. Matematik vazgeçilmez bir parçasıdır değil mi fiziğin? Doğru, kesinlikle dilimizdir. Bizim işte Miri, sen de mikrofonu açıyorsan sorunun bir kısmı da sana düşecek. Çünkü mesela matematiğin kendisi aksiyonlara dayanır. Atıyorum mesela 5 tane Öklid aksiyonları vardır. Öklid geometrisinin 5 tane doğru aksiyon var. Öklid dışında da geometri var. Öklid dışı geometri diye de bir dal var. Ben onu sadece onunla sınırlandırmıyorum ama tutup fiziğin böyle bir şey olmaması bana hani artık bilim felsefesi açısından benim aslında şeyim de bu, yoğunlaştığım alandı. Artık fizik böyle çalışır yani, istesen de varsayımlardan bahsetmiyorum bile. Aksiyonlar, matematik kullanıyorsan aksiyon kullanıyorsun. Scorpion sanırım aksiyon kullanmadığımızı iddia etmiyor.
aksiyonlardan yola çıkarak kuramlara giden bir yoldan ziyade aksiyon ve kuramlar arasında döngüsel bir ilişki olduğunu, kuramları geliştirdikçe aksiyonları değiştirebileceğini, aksiyonlardan yola çıkarak da kuramlara çıkabileceğini tek yönlü değil çift yönlü bir yol olduğunu iddia ediyor. Yani şöyle, bilim onu iddia ediyor ama temel versiyonlarıyla çalışmıyor. Yok, tabii ki onu ben de duydum. Öyle yol çıkıp da o her şeyde yapılan bir şey. Mesela Öklit dışı geometrinin ortaya çıkmasını Mir anlatsın. Aynen. Mesela Öklit dışı 1700'lere kadar falan şöyle bir şey vardı. Üçgen dediğin şey, üçgen dediğin şey 180 dereceden farklı olamaz iç açılar diyorlardı. Ama böyle ne gelişmeyle sadece fizik özgü bir şey değil üçgenler. Ki. Şu an günümüzde 235 derece üçgenler de çizebilirsiniz yani. Kesinlikle. Yani Gauss yüzeyleri bu yüzden var mesela. Evet. Yani fiziğe özgü bir şey değil bu. Ben onu diyorum. Aksiyon dediğin şey mesela her türlü şeydir tamam, yani. Tamam. Fiziğe özgü olması önemli değil. Şimdi hocam onu olaya bağlarsak eğer. Şimdi mesela dikkat edin. Aksiyondan çıkıp bir varsayım. Sonra bu varsayımdan tek yönlüymüş gibi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evren genişliyorsa ben bu veriden nasıl olup da geri dönüp mesela enflasyonu test edebilirim, ispatlayabilirim. Yapamıyorum. Scorpion hocam, bence senin buradaki sen bu çizdiğin şeyde, yani hiç değilse benim karşı çıktığım şey varsayım kelimesi. Varsayım kelimesi hem aksiyoma hem kurama tekabül etmek zorundaymış gibi geliyor. Çünkü sen aksiyomları inşa ederken aksiyomları varsayıyorsun. Aksiyomları açıklamak için bir kuram inşa ederken, yani bir açıklama sunmaya çalışırken onu da varsayıyorsun. Bir de bunları deney ortamına sokuyorsun. Senden az önce modeli tanımlamanı istemiştim. Kuramı tanımlamanı ve farklarını istemiştim. Kuramda, yani kuram ve model arasında evet kesinlikle farklar var. Kuram belli aksiyomların kabul edilip o aksiyomlardan çıkartılabilecek tüm hükümleri kapsayan bir yaklaşım. Model dediğimiz şey bir kuramın görselleştirilmiş yapılarının inşa edilmiş hali. Yani aslında modeli inşa edebilmen için o modelin bir kuramının olması gerekiyor. Dolayısıyla ben buradaki asıl problemin çift problem olduğunu düşünüyorum. Birincisi diyoruz ya, sadece varsayım o. İyi de bilimde, ya hiç değilse fizikte en temelde inşa ettiğimiz şeyler zaten varsayım olmak zorundalarmış gibi. Örneğin görelilik kuramını inşa ederken ben uzay zamanı varsayıyorum. Veya elektromanyetik teoriyi inşa ederken elektrik alanları varsayıyorum. Onların bir kanıtı yok. Onlar bir şeyleri açıklamak için kullanılan başat atomlar, başat şeyler ve onlar üzerine inşa ediliyor her şey. Şimdi karanlık enerji aslında ne olduğuna dair hiçbir şey bilmediğimiz ve bilmediğimizi belirtmek için koyduğumuz bir isim, karanlık enerji. Bu ne bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz birkaç şey var. Evrenin ivmelenmesini sağlaması. Ya evrenin ivmelenmesini sağlayan bir güç var. Ne var bilmiyoruz. Ne kadar ivmelendirdiğini biliyoruz. O şeyin yapısına dair ya bir açıklamaya ihtiyacımız var. Yani karanlık enerjinin bir şeyleri açıklamasına gerek yok. Bizim yapmamız gereken şey karanlık enerjinin ne olduğunu açıklamak. Yani karanlık enerji açıklayan şey değil, açıklanan şey olarak görülmeli bence. Kesinlikle. Bu da bir başka problemmiş gibi. Ve bu şeyi ben çok küçük bir nokta, sana küçük bir ekleme. Hidayet'e şu noktada katılmıyorum. Karanlık enerjiyi fizikten çekip attığında öyle çok bir şey kaybetmiş olmazsın. Yani evrenin ivmelenerek genişlediğini reddetmen falan gerekir. Öyle en temel, merkezde bulunması gereken bir şey değil. Bunu reddetmiş olmaz. Yok, tamam. Ben mesela az önce... İnce ayar için de reddedilmesi gereken bir şey değil. Ya karanlık enerjiyi de sadece varsayım diyerek çöpe atamazmışız ama gibi. Ama peki şöyle bir şey söyleyemez miyiz? Yani evrenin giderek ivmelenerek hızlanarak genişlemesinin nedenini bilmiyoruz desek bu da bir açıklama olmaz kesinlikle mı? Kesinlikle. Buna bilmiyoruz diyecek delikanlılığa ihtiyacımız var sadece. Evet, yok. Şimdi şöyle bir şey var. Asıl konuya döndüğümüz iyi oldu. Bu sunuma girmeden önce Mars'ın yörüngesine örnek koymuştum. Ta kendisi demişti. Şimdi ben de diyorum ki Mars'ın yörüngesini de ben kabul ediyorum mesela. Onu da ben tutup o da bir şekilde karanlık enerjiye dayanıyorum dediğimde evet demişti. Ben mesela şu an hassas ayar argümanına geldiğim zaman bana diyorsunuz ki hassas ayar argümanın karanlık enerjiye dayanıyor diyorsun. Ben de diyorum eğer ben karanlık enerjiye dayandı diye hassas ayardan vazgeçeceksem o zaman Mars'ın yörüngesini de inkar etmem gerekir benim. Ben hocam, böyle bir şey mesela... Hocam, bu çok düz biber acıdır, hayat acıdır. O yüzden hayat biberdir olmadı mı biraz? Yok. İki şeyde de kullanılan bir kriterden bahsediyoruz biz burada. Sen ne dediğin? Cinas safsatası denir. O ayrı bir şey. Ama abi, ne bu Aristo yapıyor da bunu böyle sokmana gerek yoktu. Yok. Hani şimdi benim
kasa sayılar argümanını bir bu karanlık enerjiye dayanıyordun, o varsayıma dayanıyordun, ötede bir cevap vermeniz lazım mesela tutup. Yoksa beni öyle noktaya getirdiniz ki yani bu yayına girerken Mars'ın yörüngesi dedim, doğru dedin. Ben ya doğru. Kasa sayılar... Dur şimdi. Orası Mars'ın yörüngesi hassas ayar için veyahut da karanlık madde için güzel bir test sahası, deneme sahası. Yok şimdi bak ben de gelip diyorsan ki ben hassas ayar argümanı getirdiğim zaman bu karanlık enerjiye dayanıyor diye benim hassas ayar argümanın geçersiz olduğunu söyleyeceksen Mars'ın doğru. Yörüngesinin de geçersiz olduğunu söylemek gerekir bana. Alakası, abi ne alakası var? İkisi de hassas ayar karanlık enerjiye dayanıyor demedin mi? Deneme sahası olarak evet. O zaman işte dayanması gerekiyor yani. Ne fark var ki? Ben tutup elimde iki tane olgu var. Biri hassas ayar diye gördüğüm olgu. Bir de Mars yörüngesinde dönüyor diye gördüğüm olgu. Bana diyorsun ki ikisi de karanlık enerjiye dayanıyor. Sen hassas ayarı reddet çünkü o karanlık enerjiye dayanıyor. Olay şu. Mars'ın yörüngesi Mars'ın eğer ki vakum enerjisi varsa bu Mars'ın yörüngesini etki etmek zorunda. Ben oraya bakıyorum etkileyen bir şey yok. Buna dönüp diyorum ki halen daha bu karanlık enerji denilen şey artık özelliklerini neyse varsayımdır diyorum. Ve buradan yola çıkartan hiçbir yere gitmeye kalkmıyorum. Yok tamam. İşte o zaman bana arasında farklı koyman lazım. Diyeceksin ki Mars'ın yörüngesinde karanlık... Varsayım işte, diyorum. Yok. Ha. Varsayım ikisi de varsayım onların. Bana karanlık abi, enerji varsayım dışında... Bak şöyle. Bana Mars'ın yörüngesine dair karanlık enerji varsayım dışında yani. İstersen karanlık enerji artı başka bir gerekçe göstereceksin. Diyeceksin ki bak Mars'ın yörüngesinde bu gerekçe var. Senin hassas ayar dediğin argümanda bu gerekçe yok. O yüzden hassas ayarın geçersiz ama Mars'ın yörüngesini gene kabul edebilirsin diyeceksin. Yoksa ikisi de aynı durumdaysa, ikisi de aynı kriterden ibaretse bu çifte standart oluyor yani. Abi birinin etkisi yok. Birinin herhangi ispatı yok. Diğeri zaten bizim Mars üzerine rover göndermemiz için gerekli olan bilgi. Aynı kefeye konulamaz ki. Yok, o bizim amacımız için gerekli diye bir şey geçerli geçersiz sayılamaz. O eğer sen o karanlık abi... enerjiyi karanlık enerji üzerine bir amaç inşa edip yola çıkabiliyorsun. Zaten karanlık enerjiyi kabul ediyorsun sen. O zaman hassas ayarları da kabul ediyorsun. Hayır etmiyorum. Yani bir amaç uğruna bir şey varsayma zorunda niye değiliz ki? Ki ihtiyacımız da yok. Yok sen işine yani, gelirken alfa B'ye niye bir 30. harf koymuyoruz Ahmet Hocam? Efendim? Alfa B'ye niye 30. bir harf koymuyoruz? Gerek yok çünkü. Abi onun yerine bir varsaysak mı 30. bir harf alfabede? Böyle bir harf varmış gibi mi? Abi yani bu eğer ki abi bir harfi reddediyorsun abicim C harfini reddetmen gerekiyor. O 30. harfi reddediyorsan... Evet, sen bir kelimeyi varsayımsal bir harf içeriyor diye bir kelimenin var olmadığını söyleyeceksen... Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Mars'ın yörüngesini hesaplarken karanlık enerjiye ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman gerek yok. Konu farklı. O zaman bu sunuma girerken ta kendisi de o zaman ta kendisi dediğin için bu kadar konuşmaya girerken. Gösterge, abi onun göstergesi için, deney sahası için ta kendisi. Hani var mı yok mu görmemiz için. O zaman bu ne bileyim bir şey olduğu zaman deney sahası diyorsun. Benim bilmediğim fizik alanımın dışına giriyorsun. Başka zaman öyle diyorsun. O zaman abi böyle ben de sunuma bir bakalım mı? Evet bakalım. Kesinlikle, devam edelim de. O zaman. Bence ama abi benim daha fazla şey bilmiyorum yani ötesinde ne diyeyim yani. Birden başlayalım. Birden başlayalım tamam. Bana geçiş yap dediği zaman geçiş yapacağım. Bu bir şu anda evet. Buradan. Bir. Şimdi arkadaşlar keşke daha bir zenginleştirebilseydim. Çok şey var anlatacağım arkadaşlar. Şimdi aksiyon bir. Her kenar eşit uzunlukta olan bir eşkenar olan şekli arkadaşlar eşkenar üçgen denir. Tamam. Bu bir aksiyon. Yanında bakın T var. Yani burada fizikçi olmayanların dikkat etmediği bir nokta. Hassas ayarcıların çok sevdiği bir nokta. İşte o da büyük bir T var. Dikkat edin. İkinci aksiyon. Bir çemberin bir yay ölçüsü kendisini gören merkez açıya eşittir. Kendisini gören çevre açının iki katıdır. Tamam. Yanında I var. Büyük I. Hı hı. Güzel. Aksiyon 3. İkizkenar bir üçgende dikme aynı zamanda kenar ortaydır. Yani o eşit olan kenarlar değil de diğer kenarda yeniden dikme. Evet. Bunun yanında da iyi var arkadaşlar. Tamam. Bu da aksiyon. Bir dik üçgende karşı kenarın hipotenüsü oranına açısına arkadaşlar sinüsü denir. Yanında T var. Evet. Aksiyon 5. Yay uzunluğu yarı çapa eşit açıya radyan denir. Arkadaşlar yanında T var. Güzel. Aha. Arkadaşlar sinüs 30 derece 0,5'tir değeri. Tamam. Güzel. Arkadaşlar sinüs 0,52 arkadaşlar radyan değeri arkadaşlar 30 derecenin. Arkadaşlar o da 0,5'tir. Nasıl oluyor bunlar ikisi 0,5 olabiliyor?
Çünkü üstteki şey putperestlerin kullandığı cinsten yani şey açı ölçüsü derece hani var ya kardık 360 put. Oradan geliyor zaten. Derece aşağı yukarıdaki aşağı putperestlerin cinsinden sinüs açıklanması. Alttaki arkadaşlar bilimsel olarak arkadaşlar açıklanması. Anlatabildim mi? Yani üstteki putperest aynı sonucu verir. Alttaki arkadaşlar bilimsel yöntemdir. Aynı sonucu verir. Peki. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bu aslında çok uzun olacaktı. Bu da aksiyonlar, kuramlar, kanunlar arasındaki bağlantı ve modellerin farklılığını arkadaşlar ve şey hepsinin bir ilişkini anlatacaktım. Bu yarım kaldı. Şimdi bu kuram arkadaşlar siz yani bu kuramlar arkadaşlar bu eldeki aksiyonlardan şunu bulabilirsiniz. Şeyi sinüsün 30 derecesinin ne olduğunu bulabilirsiniz. Bu niye önemli? Evren içerisindeki herhangi bir reaksiyonda arkadaşlar bu matematiki yapıyı mutlaka biz kullanmasak da evren her şekilde bunu kullanıyor. Güzel. Arkadaşlar abi 2'ye geçebiliriz. Geçtim. Arkadaşlar ikiyi de arkadaşlar şimdi biz sinüs dedik ya. Şimdi sen diyelim ki üçgen çizme şansın yok veya tabii yani matematikçisin ve hesap makinen var. Sizin hesap makineniz mesela herhangi bir sinüs değerini nasıl hesaplıyor? Hiç düşündünüz mü? Ya hiç düşünmedim vallahi. Arkadaşlar tam bu şu gördüğünüz şekilde hesaplıyor arkadaşlar. Yani şimdi burada iki ayrı evren değilim demeyelim de hani iki ayrı hesap kavrama olur. Bakıyoruz. Şu an bakıyor olduğunuz kavram işin information teorisi kısmı yani bilgi kısmı. Biraz önce baktığımız kısımlarsa hani o şey kısımlarsa işin sistematik bilimsel kısmı. Şu an bakıyor olduğunuz arkadaşlar bir seri açılımıdır. Sizin yani örneğin sinüs 15 derece, tanjant işte 43 derece putperest cinslerden. Neye karşılık denk gelir arkadaşlar? Bütün sistemler bu şekilde bulunur. Mesela pi'nin derecesi kaçtır? Bir seri açılımından bulunur arkadaşlar. Bu seri yapılar şeydir. Hem geometrik anlama sahiptir hem de işlemsel anlama sahiptir. Peki şimdi abi 6'ya geçelim. 5'e? 5 boş kalmış. Tamam 6'ya geçelim tamam. Şimdi bu iki kavram vardır evrende. Biri convergentlar bir divergentlar. Arkadaşlar convergent kavramlar şudur. Zaten yani insan olma ihtimali yüksektir. Yani insan var olacaktır, zeki olacaktır. İşte kendine putla yapıp tapacaktır zaten. Bunun zamanı yeri şekli falan değişir. Yani gideceği yer belli ama nasıl olduğu ve rengi değişir. İşte bunlar convergent yapılardır. Bir dakika işte divergent yapılar vardır. Onlar da çok ufak bir değişimle çok alakasız yerlere gidebilecektir bütün sistem. Şimdi işte divergent denir. Güzel. Şimdi bak işte tanjant 80 yazmaya kalkarsanız 5,67 gibi bir değer bulursunuz. Çok az bir miktar arttırdınız arkadaşlar. Tanjant şey aşağı 89'a geldiniz arkadaşlar. 57'ye fırladı bu. Aynen. Tanjant 19'a fırladı arkadaşlar. Arkadaşlar 572'ye fırladı. Evet. Güzel. Arkadaşlar 1009 ekledi. Ufak, evet. 5729'dan yukarı çıktı. Abi din sayfaya gel. Geldin mi abi din sayfaya? Evet. Daha da küçük tanjant, bir... arkadaşlar bakın tanjant 99,10 tane 9 var arkadaşlar. 572 milyara fırladı arkadaşlar. Şimdi eğer ki insanoğlunun var olması esnasındaki gerekliliklerin hassaslığı bu tanjantın divergent yapısına uygun olsaydı derdik ki galiba hassas ayar var. Anlatabildim mi? Çok net anladım. Şimdi bilmiyorum izleyiciler de anlamıştır diye düşünüyorum. Çok net anladım. Yani başlangıçtaki işlemin en başlangıcındaki çok ufak bir değişiklik sonuç nihayetinde 10 katı, 100 katı, 1000 katı, 1 milyon katı kadar farklı bir sonuca denk geliyor. Eğer hassas ayar olması için. Doğru. Ancak yani bu denklemin kalanını daha bitirdim. Bunu başka yerden inceledim. Şimdi bunu anlamak için tekrar edelim arkadaşlar. Mesela bir en basitinde herkesin bildiği tanjant da arkadaşlar fonksiyonunda. Yani 9 virgül sonra çok küçük bir şey bu yani. Çok büyük bir şey değil. Birazdan onu göreceğiz. Büyük bir şey bu burada bak şuradaki 89,999 da
Sizin 9,99999 arasındaki fark o kadar minik ki. Çok az. Evet. Yani. İnanılmaz küçük. Çok küçük. Yani şu daha büyüktü. Bu arada dur bak göstereyim. Şu daha büyüktü. 80'den 89'a çıkmak daha büyüktü. Doğru. Ama ona nazaran. Yani. Ona nazaran. Bak 80'den 89'a çıkınca neredeyse 10 katı kadar artmış. Yaklaşık 5, 61, 67'den 57'ye. Yani hemen hemen 10 katı artmış. Ama daha küçük şeylerde, arttırımlarda sonuçlar daha farklı artıyor. İlginç. Çok ilginç. Kesinlikle. Ve şöyle bir işin matematiğine bir dahaki programda gelelim. Bunu iyice açmak istiyorum. Sizin evre eğer ki bu yani hassas ayar kavramı içerisinde bu insanların evrenin gidişatı ile ilgili divergent yapılarda, divergent yapılara örnek vereyim. Kalemi arkadaşlar, kalemi dik tutmak şey bu sivri ucu üzerinde. Arkadaşlar bu divergent bir yapıdır. Kalemi dik olaraktan tutmak arkadaşlar. Neden? Divergent. Neden? Ha? Çünkü değeri çok değişiyor. Oradaki sen kalemi dik koyarken bakayım koyuyor musun yoksa? Koymaya deniyorum şu an. Abi koyma denesene bir bak. Deniyorum bu arkadaşlar abi. Size bir divergent sistem örneğidir. Evet. Bu akşam bu biz bunu koyamıyorsun tabii ki mecbur olarak. Ha, aslında koyabilirsin ama niye koyamıyorsun biliyor musun? Çünkü çok nefes çok küçük bir oranda bir orantı da koymam gerekiyor herhalde zeminin üzerine. Kesinlikle 1 2. Abi yer seni fark etmesen bile sarsılma miktarı şu an şekilde gördüğünüz o tanjant 9999'dan daha büyük etki yaptığı 1 2 odanın sıcaklık değişimi daha fazla etki yaptığı için 3 arkadaşlar şey senin abi nefes alıp vermen daha büyük etki yaptığı aynen, için dik bir de var. Bir de kulaklıktan gelen ses bile belki etkiliyordur. Ha şimdi bütün bu etkilerin teker teker hepsini toplayabiliyoruz. Toplayabiliriz, hepsini toplayabiliriz. Her neyse. Ve sonuçta arkadaşlar sistem convergent çıkar. Yani illa hasadan bir yere gidiyordur o. Başlangıç kurulmasına gerek yok. İnsanlar kahverengi gözlü olmazdı da siyah gözlü olurlardı. Meteor çarpmasında 65 milyar yıl sonra orta çıkmazlardı. 75 milyar yıl sonra orta çıkarlardı. Farklı şekillerde çıkarlardı. Ve hiç çıkmayabilirlerdi. Bunların her biri ayrı ayrı divergent muhtemel şeyler. Gidişatlar arkadaşlar. İhtimaller. İhtimaller. Ama hiç, yani şey böyle devasa bir katalizör şeklinde bütün bir yapıyı bir tanecik böyle hassas bir ayarla veya birkaç tanecik 10 tanecik hassas bir ayarla değiştiremiyorsunuz. Yani şunu İki, anlat. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyur. Ahmet izin verir mi? Var mı? Tabii var tabii sor. Peki bu kozmolojik sabitte de çok benzer bir divergent sistem olduğunu iddia edenlerin yaptığı hata nedir Scorpion hocam? Diyorlar çünkü. Kozmolojik sabite biraz yükselttiğimizde evrenin kendi içine çökeceğini ve yine işte biraz düşürdüğümüzde maddenin oluşamayacağını söyleyen şeyler var. İddiacılar var ve genelde fizikçiler bunu reddetmiyorlar. İşte belli başlı fizikçiler reddediyor tabii aslında birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar ve bir sabiti öyle kafamıza göre tek başına değiştiremeyeceğimizi, birini değiştirdiğimiz anda diğerlerinin de değişeceğini iddia ediyorlar. Böyle bir karşı çıkış mı senin karşı çıkış mı yoksa daha farklı bir şekilde mi divergent olmadığını iddia ediyorsun? Şu anlatayım hemen çok güzel. Birincisi bu hani kozmolojik sabitçilerin divergent'la karşı çıkışları bizim itirazlarımız sonra divergent'lığını öğrenmelerinden sonra ortaya çıktı. Yani olmadığını göstermemizden sonra bütün o iddialarını değiştirdiler. 8 tane varmış. Bakmadım bile. 6'ya düşürmüşler kozmolojik sabitlerini. Bu kendim yaptığım iş, elimle yaptığım iş. Yani bilgisayar başında ve deneysel olaraktan yaptığım işte. Sen hani bu bir tane katsayıyı böyle feci şekilde değiştir. Bu yani ciddi şekilde değiştir. Aslında matematiki nicel olarak ve doğal olarak büyük şekilde değiştirsen bile çok büyük etki yaratamıyor. Etkin illaki var oluyor ama etkin çok ciddi olmuyor. Anlam kısmına birazdan geleceğiz beraber. Sorun o zaman divergent olmuyor o zaman senin dediğine bakarsak. Bu durumda yani o değerlerin katsayıyla divergent olmuyor. Sen katsayıyı divergent hale getiriyorsun orada. Bir sıkıntı var. Şimdi bunu tersten bakalım. Hesap makinesi yazın bakalım. Arc tanjant 570 yazın bakalım. Tersten. Çünkü divergent her sistemin tersi convergent'tır. Mesela arc tan 570 yazın bakalım.
Ben nasıl yazılı onu bilmiyorum. 57 yazın. Aradaki fark minicik kalıyor. Şimdi bu divergent olabildiğini iddia edenlerin ortak bir sıkıntısı var. Adamlar değerli divergent değiştiriyorlar. Sonuçları değil. Şimdi ben az önce Bir dakika. Ona tersten gidiyor o zaman. Abi açsana abi. Açsana abi üçüncü şeyi. Üçüncü şey. Açsana. Açsana üçüncü slide'ı. Üçüncü slide'ı. Geri geliyorum. Geri gel. Geri gel. Heh. Üç bu. Onlar böyle yapmıyorlar. Bir formül üzerine, bir kavram üzerinden sağdan sola giderken tanjant alırken soldan sağa giderken arc tanjant almıyorlar. Ha bir dakika. Soldan sağa tanjant alıyorlar. Bir dakika. Yani az önce gördüğün gibi tanjant hesaplaması yaparken, aksiyomu alırken ortaya çıkan kuramları geldiklerinde kuramdan geriye gidiş yapmıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yapsalar bile bir daha divergent koyuyorlar. Ha nasıl onu koyuyor peki? Mesela az önce işte, en basit şey abi şeye gelsene. Altın sayfaya gelsene. Özür şeye gel. 7'ye gel abi 7'ye gel. Geldim. Bak şimdi. Tanjant sen 9,3 tane 9'dan sen 9,10 tane 9'a gitmek abicim convergent bir değişimdir. Sen 90'a yaklaşıyorsun. Ama 90 bile olmuyorsun. He? 90 bile olmuyorsun. 90 bile olmuyorsun. Bu değişim convergent bir değişimdir. Evet. Anladım. Ama öbür taraftan bu işlemin öbür tarafı divergent'tır. Çünkü aynı 10 katı kadar 10 katından daha fazla artıyor. Yani milyar katı artıyor. Aynı iş yapan arkadaşlar bu işlemi geri yaparken tekrardan tanjant alıyorlar. Ha bir dakika. Abi, geriye alırken de örnek ver. Geri alırken de 572 milyar 957 milyonun tanjantına mı devam ederek alıyor? Evet. Hadi ben canım. Adını şuradan anlamadım ya. Biz neyin tanjantı? Bu tanjantı ben örnek olarak verdiğini düşünüyordum. Doğru. Hesaplamalarda bizzat neyin tanjantı alınıyor ki? Bu bir örnek zaten. Bu bir örnek. Evet, evet bu bir örnek. Ya yani ben şeyi merak ediyorum. Kozmolojik sabitin işte şeyini değiştiriyorlar. Tıpkı yukarıda tanjantın işte 9999'unu değiştiriyorlar tamam mı? İşte virgülden sonraki 34. basamağını değiştirdiklerinde evren var olamıyor veya madde oluşturamıyor. Yani yaptıkları şey tam olarak divergent bir sistem. Yani ırak satıyor evrenin yapısını. Bununla ilgili bir tane çalışman var mı haberinde? Ve benim yok işte yaptıkları şeyin bu olduğunu ben, duydum. Ben olarak... sana soruyorum Scorpion. Yaptıkları şey ne? Anlıyorum ve ben. Neden convergent? Çünkü bak ben anlatabilir miyim? Tabii anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Bak şimdi. Bu adamlar diyorlar ki, hassas ayarı savunanlar diyorlar ki, kardeşim evrenin başlangıcında örnek veriyorum kütle çekim kuvvetinde çok ufak bir artış ya da çok ufak bir eksiliş olursa var olacak olan bu ülke evrende işte şunlar olmayacak. Örnek vereyim işte kütle çekim az olacağı için işte galaksiler dağılacak vesaire bilmem ne. Yani şuradaki değişim gibi tanjantı 89.999'dan bir parçacık böyle bir arttırırsan aradaki fark bu kadar muazzam olacak. Böylelikle evren söz konusu olmayacak. Ancak iddiaları bu. İddiaları bu. Ancak Scorpio diyor ki bu değerden yani 572 milyon bilmem kaç bin kaç bin değerinden ne kadar azaltırsan azalt. Yani çünkü yaklaşık olarak 1 milyar katı falan herhalde değil mi? 1 milyar katı, evet, 1 milyon katı düşürsen bile şurada çok az bir değişiklik olacak. Yani conversion bir değişiklik olacak. Yani geriye gittiği zaman yani şu anda var olan evrene bakarak o evrenin içerisindeki değişimi büyüttüğün zaman yani çok büyük bir değişiklik yapsan bile şu anki evrende başlangıca gittiği zaman değişiklik çok küçük olacak. Evet ama bu iddianın temeliyle alakasız gibi gözüküyor. Şu açıdan. Şöyle alakalı. Birincisi bu iddiayı ortaya atanlar var olan evrenimize bakarak bu iddiayı ortaya atıyorlar. Ama var olan başlangıç ayarlarından yola çıkarak şu anki evrene gelme ihtimalimizi hesaplıyor. İşte şöyle bir şey. Var olan evrenin başlangıç değerlerinde ilgili bir kesinlik var mı? Yok. Baştan söyler misin Ahmet? Var olan evrenin başlangıcındaki ayarlamalarla ilgili bir kesinlik var mı? Yani dört kuvvetin değerleriyle ilgili bir kesinlik var mı? Yani şu anki kuvvetleri yine sağlayabilir. Yine geldik enflasyon teorisine bu arada. Ya onu kabul edeceğiz. Ya kabul ederek yola çıkmak zor. Evrenin başlangıcının olduğunu reddedersek zaten hassas ayarı konuşmayalım bile. O zaman, çünkü evrenin başlangıcından yola çıkarak yapıyorlar. O zaman şunu şu gerçeği biliyoruz. Yani bir
şey olarak değil, hani bir fizikçi olarak konuşursak, yani bilimsel olarak, yani işi teist gibi, yani illa Tanrı'yı var etmek isteyen birisi değil, anlamak isteyen birisi gibi konuşursak, o zaman şunu biliyoruz. Bir, evren 90 milyar ışık yılı yarıçapında ve 13,5 milyar ışık yılında deniliyor. Bunu biliyoruz. İki, buna ulaşabilmek için elimizde var olduğumuz bir modelleme var. Enflasyon modellemesi. Bunu biliyoruz. Bu iki. Üç, bu modelleme şu andaki fizik sabitlerinin herhangi bir kuralına bağlı olmadan var olmuştur. Yoksa aksi takdirde var olamaz zaten. Çünkü enflasyon modelinde bu fizik değerleri de kullandığı zaman o modeli inşa edemiyorsun. Bu üç. O zaman eğer buna göre hareket Üçü baştan söyleyebilir misin? Çok özür dilerim. üçüncüsü şu. Biz şu andaki fizik sabitlerini enflasyon modellemesinin içerisindeki kurallarla açıklayamıyoruz. Çünkü o kurallara tabi değil orası. Bunu sormuştum Çok hatta. özür dilerim. Dedim ki enflasyon modellemesi fizik kuralı, şu anki bildiğimiz fizik kurallarına Doğru, tabi evet. mi? Değil. O zaman Değil. demek ki bir baştaki kuralları bilmiyoruz. Bu bir. Doğru. İki, kuralları bilmeden küçük küçük değişikliklerin büyük etkiler yarattığını, yani başlangıçtan sona gidişteki bu, hani tanjant 89.99'dan 89.99 çok çok küçük bir değişime gittiğini söyleyemeyiz, bu iki. Ancak şunu Doğru. yapabiliriz. Üç, elimizde 572 milyon bilmem kaç binlik bir değer var, yani bir evren var. Bu evrende ne kadarlık değişiklik yaparsak başlangıçta büyük etki yaratabiliriz. Evet. Burada çok Ve son soru. muazzam büyük bir değişiklik yapmamız lazım ki başlangıç çok muazzam bir şekilde değişsin. İyi de Doğru. biz şu anı değiştirerek başlangıcı anlamaya çalışmıyoruz ki. Ama Biz zaten yapabileceğimiz sadece bunu bu. yap ki doğrulayalım diyoruz. Hani Yok. yapabileceğimiz sadece bu. Bak, bunu yapmaya çalışıp çalışmamı sormuyorum. Zaten Tanrı'ya inanmak isteyen adam zaten inanır. Ama yapabileceğimiz bu. Benim gördüğüm. Bilmiyorum. Yalnız daha fazla da var. yalnız ben de şunu demek istedim, hani şöyle bir şey var. Miri çok güzel bir şey söyledi az önce. Hani yok başlangıcı falan, başlangıçtan yola çıkıyor. Biz onları inkar ediyorsak zaten asıl sayıları konuşmamıza gerek yok dedi. Çok güzel bir Var. yere parmak bastı. Çünkü şöyle bir şey hissediyorum ben, hani standart model diye bir şey var ya, Evet, doğru. bu kozmolojide veya fizikte, artık hangisini, teorik fizikte hangisini diyorsanız. Evet, hepsi kapsıyor. İşte mesela bu hassas sayılar zaten ondan yola çıkıyor, Mir'in dediği gibi. Big Bang'ın başladığı. Mesela Scorpio da Hayır. ondan yola çıkmıyor mu? Ben Hayır. mesela Alakası yok. Cennet Testamanı falan okuyorum. Hepsi onun evren başlangıcı. Yani mesela Cennet Martin Rees'in, Aslan bir defa bile hayatında eline yok, alıp evet, Cennet ya Testamanı yani neyse onu geç. Mesela Martin Rees diye bir astrofizikçi var. he. Justice'dan başladığı kitabı. Roger Penrose'un yazıları. Bunların hepsi o standart model dediklerinin yola çıkmıyor mu? Tam sapma yola çıkar ama sonrasında bir ortaya bir model daha koyar sonra çıkar şey der ki böyle böyle olmuşlar. Yok, Çünkü şimdi atmak çok senin kolay. Okumadım ben tabii. kitabı ama şunu diyeyim standart modelle hassas ayarın alakası bak yine Mars'taki gibi standart model üzerinden biz hassas ayarın denilerini yapabiliyoruz zaten ve olmadığını orada da görüyoruz. Ya o Dikkat zaman edeyim mi? işte ne bileyim, keşke, Dikkat edeyim. evet, yok, keşke teist bir fiziği senin kadar iyi bilen bir teist birisi otursaydı da bunun karşında. O zaman İmkansız yani o işte. biz, Ama o hassas sayıdan daha imkansız bir şey. Çünkü fiziği bilip de teist olamaz. yok, bilmiyorum işte. Onu yapan Bu imkansız bir şey. abi, Bu adam çok zor biyoloji özgüven ya. mezunu, yani Ege Bu Üniversitesi çok biyoloji özgüven ya. mezunu, oturup evrimin olmadığını anlatmaya çalışıyor. Abi ya Yok, şey tamam. diploma dağıtılmış olabilir ama bir insan fizikçi olup da hassas ayar var diyebiliyorsa ben kafadan açıkçası yani ister bunu önyargı değil ister şey değil. Ya benim koyutum olsun. Hani siz madem arkadaşlar bir şey koyutları koy. Ben de şu koyutu koyayım madem. Hadi öyle doğru olsun. Ya yani şey varsayayım madem. O adamın fiziği alakası bir yoktur ve her yerde oturur onunla konuşurum. Yok tabii, ben şunu söyleyeceğim, hani ben o kadar sana şey yapacak kadar bilgim yok da, ama Estağfurullah. mesela Aaron Ruoh diye benim çok sevdiğim gene genç birisi, olsa olsa 40 yaşında en fazla. Mesela kendisi kuantum mekaniği üzerine de çalışır, teorik fizikçi, astro kozmoloji üzerine çalışır. Mesela o da hassas ayarı var diye. Mesela teist olarak bildim, ama teist olmayan Martin Rees var mesela. Hassas ayarların en çok alıntı yaptığı kitaplardan birisidir. Bu Just Six Numbers adlı kitap. O bile Big Bang dediğimiz tekillik anından sonrasında da onun ilk anlarına dayanarak, o dört temel kuvvet dedi, böyle şeyleri hassas ayar bunun üzerine inşa ediyor yani. Kendisi ateist bu arada, Martin Rees. Just Peki Six ben Numbers adlı kitabı. yapabilir ama şuna eminim. Kitabın başında söylüyordu zaten. Yani bu tamamen bir kuramsal kendi çapında bir şey deneme çalışmasıdır. Düşünce çalışmasıdır. Bunu belirtmiştir insanlara. Etik açıdan bu gerekli.
Şunu söyleyeceğim. Hı-hı. Şu fizikçi ve biyoloji konusunda. Şimdi ben tarihçiyim. Ve biliyorum ki Sinan Meydan gibi adamlar da tarihçiyim diyorlar. Yani evet, kendi mezun, okuldan mezun, nasıl çalışılacağını biliyor. Yani bir çalışma alanının sahasının ne olduğunu ve orada nasıl çalışmalar yapacağını biliyor. Bunu da yapıyor ama bütün değerleri ve verileri sadece kendi ön yargıları üzerine kuruyor. Olabilir mi bazı fizikçiler? Ya o yüzden bu hassas hayalciler varsa kesin onlardan bir tanesi. Ve bir şu var, yani bir gün hani şey, böyle şey yaparsam, böyle çok kötü bir insan olmak istersem, harbiden kötü bir insan olmak istersem, yani fizik bilgim de var. Yani şakır şakır dökme yeteneğim de var ortaya. Çıkarım abicim, öyle bir kitap yazarım ki herkesi sollarım. Sırf yani aradaki o kimse, oradaki varsayımlarımı fark etmeden herkesi ispatlarım sözde. Neyi? Asıl sayıda mı? Evet. Ya o derece yani ahlak dışı olduğumu varsayıyorum. Ha, bunu ortaya atmanın. Peki evet. Fizikçi ortaya atmıyor. Can Aktaşman felsefeci. Bilmiyorum yani bu... Ya bence Can Aktaşman'ı umursamayalım bile abi. Yani. Yani ama boş şey. Bilmiyorum. Enis Doko asıl sayı konusu ne diyor, onu hiç okumadım ama... Enis Doko kabul ediyor asıl sayarı. Ben de burada yapılan şey ya... Adam ODTÜ fizik mezunu. Evet ve ben bu yüzden Scorpion'u fazla özgüvenli buldum. Ve yani, sadece ODTÜ mezunu olmasından Enis Doko'dan ötürü de değil. Yani Roger Penrose bir hesaplama yapıyor. Ben onun cevabını tam aldığımı hissetmiyorum ama vallahi, burada getirilen eleştiri bana şu açıdan mantıksız geliyor. Şimdiye bakarak geçmişteki değerleri analiz etmeye çalışıyoruz ama biz doğru, eğer büyük patlamayı kabul edeceğiz her şeyden önce, ince ayarı başka türlü inşa edemeyiz çünkü. Evrenin başlangıcını kabul edeceğiz. Bunları varsaydık. Yani varsaydık evet. Çünkü şöyle, varsaydık değil, bunların çok sayıda delili var ama şimdilik varsayalım, bunları tartışmayalım. Şu açıdan tartışmayalım. Ya ben mesela şeyi konuşunca, Ahmet'le geçen hafta konuştuğumuz bir şeye dair Ahmet'in şahitliğini ortaya atarsam, tutup işte abicim dış dünyanın varlığından bile emin değilsin, Ahmet'in var olduğunu nasıl iddia ediyorsun gibi bir cevabı ilk etapta kabul etmem. Çünkü zaten Ahmet'i varsaymışım, tamam mı? Hani ince ayarı konuşuyorsak varsayalım ki gerçekten büyük patlama var. Peki bu modeli inşa ederken nasıl inşa ediyorlar? Ya ben şu şekilde bir model inşasına hiçbir yerde rastlamadım. Şu andaki parametreleri milyonlarca değiştirip başlangıcı bulacağızdan ziyade elimizde şu anın verileri var. Şu anın olguları var. Şu anın olguları işte kozmik mikrodalga arka plan ışınımı şeyi gösteriyor bize. Evrenin başlangıcında, pardon, evrenin genişlemesinden arta kalan ışınımı gösteriyor. İşte kırmızıya kayma ve Doppler etkisi galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gösteriyor. Ve evrendeki cisimler birbirinden ışık hızında uzaklaşırlarsa evrenin çapının ışık hızından daha büyük olmasında herhangi bir problem de gözükmüyor. Yani, dolayısıyla yani, bence kendi içinde hayır, bir... Hayır, çok güzel gözün ama son söyledi, ne olmadı şimdi? Fark etmez. Bunu da boş verelim, tamam mı? Bak bunu da boş verelim. Ve senin dediğini yine kabul edeyim. Ama şu anki olguları açıklamak için... Efendim? Kendine kabul edecek bir şey bulma. Kendini ispatlamış şeyleri ara. Nasıl? Yok, ben şunu söylüyorum. Benim teori inşa ederken amaçladığım şey ne? Elimdeki olguları açıklamaya çalışmak. Örneğin ben yer çekimi teorisini veya Newton'un abi, teorisini inşa ederken abi, yaptığım şey... Varsayımın tanımı oldu ama. Efendim? Yaptığın varsayımın tanımı, teorinin tanımı. Evet, yaptığım şey açıklamanın tanımı aslında. Olayları ikiye ayırıyorum. Yasalar var ve teoriler var. Yasalar evrende doğrudan gözlemlediğim olan şeyler, teoriler bu olan şeylerin açıklamaları. Şimdi doğru. Evren mesela ne gibi şeyler? İşte kaleme attım düşüyor. Daha sonra tüm kütlesi olan şeylerin düştüğünü gözlemliyorum. Buradan tüm cisimler düşer diyorum. Sonra bu cisimler arasındaki ilişkiyi inceliyorum. F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kareye ulaşıyorum. Bu da yasa. Bu bir açıklama değil. Bu bir olgu. Ben bunu gözlemliyorum ve genelliyorum. Ama çekim yasası. Aynı evet, ters kare yasası. Tamam, ters kare yasası. Evet. Ya yasaya ulaştım. Olgular bana yasayı sundu. Yasalar bir açıklama değiller. Şimdi bunun açıklaması
kuramları oluşturacak. Kuram dediğim şey bu bahsettiğim olgular arasındaki ilişkiyi ve bu olgulardan çıkartılabilecek temel iddiaları kapsayan geniş bir küme. Mesela yer çekimi teorisi. Cisimler düşer, eyvallah, ama cisimler nasıl düşer? İşte Newton diyor ki cisimlerin kütle merkezleri arasında görünmez bir ip vardır. Bu görünmez ip birbirine kuvvet uygular ve bu düşme olarak yansır. İşte bu yer çekimi teorisi nasıl açıkladı? Görelilik teorisi. Görelilik teorisi ne yapıyor? İşte diyor ki aslında kütlesi olan cisimler uzay zamanı büker. Yeteri kadar uzak olamayan cisimler yörüngeye giremediği için bu uzay zaman bükülmesinde bu bize düşme olarak yansır. Nasıl açıklıyor? Şimdi benim elimde belli fenomenler var. Büyük kozmik mikrodalga arka plan ışınımı, işte kırmızıya kayma kuramları ve benzeri. Bunları açıklayan şey büyük patlama teorisi. Evrenin genişlediğini ve tek noktada birleştiğini söylüyor. Bir tekillikten şu ana kadar geldiğimizi söylüyor. Peki bu tekilliğin özelliklerini nasıl inşa edeceğim? Hangi parametreler olursa şimdiki gibi bir evren oluşurdu diyerek o parametreleri inşa edeceğim. Yani ben aslında şu anı açıklayabilmek için, şu anın olgularını inşa edebilmek için büyük patlamanın tekilliğindeki parametrelerini inşa edeceğim. Daha sonra bitireceğim hemen sana vereceğim abi. Bu parametreleri işte virgülden sonraki işte 10 üzeri 34. basamağını değiştirdiğimde bir bakıyorum şu anki evren oluşmuyor. Bu hassas ayar değil mi? Neden burada işte divergent bir sistem olduğunu reddediyoruz? Ben bunu hala tam anlamadım. Çok güzel bir şey anladım. Birincisi, ilk kısım şu hocam. Hani dedin ya iki tane mevzu var. Bir tanesi kırmızıya kayma, bir de background radiation zaten. Bu ikisi bizi Big Bang fikrine götürüyor. Buna karşı iki tane karşı fikir var zaten. Karşı olay var zaten. Bunlar da Big Bang'in olmadığı fikrine götürüyor. Ama biz ön yargı olaraktan takım tutmak gibi Big Bang'e sarılıp duruyoruz. Diğer açıklamanın hiçbirini umursamıyoruz diyelim artık. Güzel. Konumuz demiş ve onun virgülden sonra 34. halindeki değişim zaten böyle bir fark yaratmıyor. Ha işte onu nasıl açıkladığını kaçırdım eğer açıkladıysan. 34. hane mi? Ya şeyi nasıl açıklıyorsun? Az önce sorduğum soru da buydu. İşte virgülden sonraki 34. basamağı değiştirdiğimizde şimdiki doğru gibi bir evrene ulaşamadığımıza nereden çıktık? Ben onu tam hala çıkartamadım. Şimdiki gibi oluyor ama şimdiki evren olmuyor. Ama gibi oluyor işte. Hala gibi o. Nasıl verdik buna? Epsilon'un içerisinde. Zaten hata payı içerisinde kalıyor. Değişmiyor demiyor kimse. Ama sistem convergent. Ve sen bak şimdi yine aynı... Buna nasıl ulaştık? Abi Big Bang'e nasıl ulaştıysak bundan daha farklı deneysel bir şekilde ulaştık abicim. Örneğin anlatayım. Güneşin kütlesi iki katı olsaydı ne olurdu? Daha mı ışık, daha mavi olurdu? Canlılar yine yaşardı. Bak güneşin iki katına çıkardım. Hadi birazcık da bunu durumu dengelemek için daha abi, böyle yağmur olur. Güneşi iki katına çıkartınca mesela Goldilocks bölgesi değişecek. Dolayısıyla abi, canlıların yaşaması için... Biliyorum, onun dersini vereyim. Bir anlatayım. Doğru yani. Aha. Evet. Gözünü seveyim. Abi güneşin kütlesi iki katına çıkartıp abicim insanoğlunun var olmasını abi 800 milyon yıl önce 2 milyar evvele götürürüm. İnsan o şu an değil, 2 milyon önce yaşıyor olurdu zaten. O zaman Golden Lock daha da bir içerideydi. Tamam. Sen ta güneşin kütlesini iki katına çıkardım ama hala insan var. Güneşin kütlesini 10 katına çıkardım. İnsanoğlu dünyada değil, Mars'ta artık. Sistem hala convergent. Ya bu burada şimdi yaptığımız ben evren içerisinde değişim yapmak ya. Ben evrenin başlangıcından nasıl convergent olduğunu açıklıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle bir şey yapılmıyor mu? Ben böyle algılıyorum hassas ayarcılar için. Var olan evrenden geriye gidiyoruz. Tekilliğe doğru. Geriye gidip tekillikte bulduğumuz değer üzerinden bir şey arttırarak var olduğumuz evrene gelmeye çalışıyoruz. Evet. Bu saçma değil mi? Evet. Hayır. Nasıl değil? Abi bu saçma abi bence. Yo değil. Abi bak niye saçma? Niye saçma olduğunu söyleyeyim. Birincisi, var olan geri tekilliğe varsayarak gidiyorsun zaten. Bu bir. İkincisi, şöyle bir durum söz konusu. Var olduğumuz evrenin dışındaki bir modellemeyi denedin mi? Hayır.
Şimdi şeydi galiba adam adını unuttum. Yakın zamanda vefat etmiş bir ateist vardı. Onun bir kitabında okumuştum. Bu hassas ayar argümanıyla ilgili. Dediler ki, onun söylediği çok güzel bir şey var. Şöyle diyordu. Hassas ayarı söyleyenler başka hiçbir varsayımsal durumu denemediler. Kesinlikle. Şimdi Abi deniyorum. denemediğin bir şey. Şimdi bak, oturup felsefe yapıyorsun ya. Bence bu fizik değil. Bence bu felsefe. Felsefe yapıyorsun. Diyorsun ki bizim şu anda bir evrenimiz var. Biz bu evrenden geriye doğru gidersek işte böyle varsayımsal tekilliğe rastlıyoruz. Ve bu tekillik ilk patlama anından sonraki fizik kuvvetlerine ufacık değişiklikler yaptığımız zaman var olduğumuz evren meydana gelmiyor. Ama sen zaten varsayımsal olarak geriye gittin. Yani o tekillik anında zaten herhangi bir şekilde bir şeyi ispatlayabilme durumu söz konusu değil ki zaten o tekilliğin başlangıç anını bile ispatlayabilme durumu söz konusu değil. Çünkü orada bir de enflasyon modellemesi var. Burada Apayrı bir soru işareti, büyük bir ben bir kocaman bir kahvaltı soru yapsam olur mu işareti. 2 dakika? Efendim? Tabii tabii. Ben bir kahvaltı yapsam olur mu 2 dakika hemen? Tamam, Evet. tabii. Tadım. Hemen Tabii. geliyorum arkadaşlar. Tamam. Evet, beklerim onun gelmesini bence. Kaçırmayın çünkü odak noktamız Scorpio. Aynen. Ama Bebeş, ben sonra... şunu ben özetlemeye geçeyim de sonra zaten Scorpion özel burada oraya kadar gittikten sonra orada ufak bir değişiklik yapıp buraya geri gelmeyi denemek hani çok bana mantıksız geliyor. Ama şöyle bir şey olsa mesela var olduğumuz evrendeki değişimleri arttırsak ve geriye gitsek bir evren başlangıcı bulabilir miyiz? İşte bu Bulacağımız buluruz. başlangıç çok Buluruz. benzeyecek şu anki başlangıca. Yani. O zaman bu durumda baktığımızda burada bir hassas ayardan bahsetmemiz durum söz konusu değil. Çünkü zaten şimdi elimizde bir olmuş olan bir şey var. Biz olmuş olan bir şeyden geriye giderek nasıl var olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ama bunu tabii ki elimizdeki ben daha önce söyledim mesela elimizde şöyle bir durum söz konusu değil. Yani ben her zaman şu biyolojik evrimle bu konuyu kıyaslamaya çalışıyorum. Diyor ki mesela şimdi var olan bir insan var. Ben bir insanım. Düşünebiliyorum, konuşabiliyorum. İşte belli bir özelliklerim var. İletişim kurabilme yeteneğim var vesaire filan. Şimdi benim çok var olabilmem çok hassas bir ayar olduğunu düşünürsek eğer ya da öyle bir iddiayı ortaya atarsak şimdi benim geriye gitmem lazım. Ben şimdi geriye gittiğim zaman evrimsel olarak diyelim ki tek hücreli canlıya varacağım. En son gittiğim zaman. Şimdi tek hücreli canlıda yapacağım en ufaklık bir değişiklik ben olmamı engelleyecek mi? Şimdi Evet. baktı. Evet bunu bu şekilde söyle. Engelleyecek diye şekilde gösterebilirsin. Ama bunun bu şekilde olduğuna dair bir modelleme yok ki elimde. Ben, Şey. peki bende bir değişiklik yapsan örnek veriyorum. Büyük bir değişiklik. Farzı misal. 20 yaş dişimi çıkart. Apandisitimi çıkart. Kuyruk sokumu da çıkart. Geriye git bakalım evrimsel olarak yine ben tek hücreli canlıya ulaşır mıyım? Evet. Çok güzel bir örnek verdim bence. Yani çok çok benzer bir tek hücreli canlıya ulaşırız. Ama Tamam, ben evet. bence hatayı bunun üzerinden inşa etmek bir tık daha makul olabilir. Şöyle o DNA'yı mesela o tek hücreli canlının DNA'sını biraz değiştirirsen şu an nasıl canlı formlarını oluşturacak bir simülasyon yazdığını düşün. Bir evrim modeli oluşturuyorsun. İşte milyarlarca ve milyarlarca ya yani bir kuantum bilgisayarında milyarlarca deneme yapıyor ve olası canlı formlarını inşa ediyor. Evrimde bu çok müsait değil. Fizikte daha müsait ama evrimden örnek verdiğimiz için buradan gidelim. Bunun O için DNA'da işte küçük bir DNA parçasını değiştirmek şu anı çok etkileyecek. Ama bu kelebek etkisi sebebiyle gerçekleşecek olay. Ya şu an benim işte nefes almam işte bir yerde kasırga oluşturabilir misali veya daha farklı bir nefes almam çok daha farklı bir yerde çok daha büyük etkilere yol açabilir misali. Evrenin başlangıcındaki küçük bir değişimle evrenin şu anki versiyonunu çok fazla değiştirebilir. Bence buna karşı çıkmak çok makul gelmiyor bana. Evet evet değişebilir. Değişseydi ne olacaktı ki? Ya evet o DNA'nın biraz değişmesi insanın olmamasını sağlayacaktı. Evet sağlayacaktı. Ben bu cevabı veririm. Evet abi sağlayacaktı. Ama insana değer atfetmezsen zaten önemli değil ki bu. Ya insan milyarlarca ve milyarlarca türden sadece bir tanesi. O olmayacaktı. Bambaşka bir insan bambaşka bir varlık türü, canlı belki türü olacaktı. daha farklı, daha bizden daha iyi bir canlı türü var olacaktı. Onu da Değil mi? söyleyebiliriz. Evet yani ben bunu söylemeyi yok abi o DNA'da küçük bir oynama yaparsak yine insan oluşurdu Ya. demekten daha makul buluyorum. Benim iddiam bu aslında. Şimdi sen anladık öyle. Ben Mihir adamı şimdi anlayabiliyorum. Mihir adam diyor ki kardeşim yani bu şekilde anlamlandırdığın bir şeyden geri dönerek tekrardan bunu aynı anlama geri getirmenin bir anlamı yok demek istiyor. Bunu net Aa, olarak o da ben anlıyorum tekrar ama söyle o zaman tekrar söyleyeyim orayı. Başka bir şey kat sayıda olsaydı yine o kat sayıları geri soracak başka canlılar olacak mıydı sorusu.
Biz değil bak. Ha bak, mümkün. İşte mümkün. Bak, bazı modellere göre mümkün olmadığı, çünkü evrenin oluşamayacağı dahi söyleniyor ama. Peki şöyle bir şey. Ben bunu çok farklı bir daha önce bilimsel bilgiyle yapmış olduğum yayında sanırım bilimsel bilgiyle Doruk'taki beyin üçümüz bir yapmış olduğumuz bir yayında söylenmişti. Matematiksel olarak evrenin başlangıcındaki tekillikteki fizik kuvvetlerine ya da kuvvet varsayımlarında değişiklikler yaparak evren yaratabilen modellemelerimiz var mı? Var. Evet var. O zaman bu şansa sayar değil. Neden? Abi şimdi değiştirdim, yine oluyor evren. Ha, evren oluyor ama o evren canlılığa müsait olmuyor. Eleştirileri bu zaten. Aa, hayır. Evren mesela madde oluşmuyor evrende. Şöyle mesela karbon oluşmuyor evrende. Hayır, o bazı modellerde canlıya, bizim bildiğimiz ya, fosfatla karbon bazlı canlıya sebep olmayacak canlılar. Daha doğrusu evrenin başlangıçta tekillik olacak mı diye soracak canlıların var olmayacağı evrenler uğraşılarak yaratılabiliyor. Tekrar söyleyeyim mi? Bak, evrenin başındaki değişikliği sorgulayabilecek olan canlıları meydana getirmeyecek derecede değişik katsayılar değiştirilmiş evrenler yaratılabiliyor. Anladım. Yani evrenin başlangıcını sorgulayamayacak canlılar yaratabilecek değişiklikler canlı yaratıyor. Öyle katsayılar değişikliği yapılabiliyor. Öyle bir seviye var. Öyle bir seviye var ki... Sen bu evreni yaratırken modellemen içerisinde öyle bir seviyeye çıkıyorsun ki senin modelleme sonucunda ortaya çıkan evrendeki bazı canlı, hiçbir canlı hiçbir şekilde evrenin çıksa bile ortaya evrenin başlangıçtaki katsayıları irdeleyecek zekaya ulaşamamış olacak. Neden? Evrenin süresi bittiği için mi? Mesela 1 milyar yaşında, 2 milyar yaşında evrene var olduğu söyleniyor da o yüzden. Doğru, yani en basından belli. Ben şu bütün evrenin kütlesinin 10^-80 yaparım. Şu ankinin 80'de birini indiririm. Al sana bir hassas ayar. Ama bu nesi hassas ki? 80'de ben onu indirdiğin halde bir evren oluşabiliyor ama. Evet, oluşabiliyor ama burada hani muhtemelen canlı oluşmayacak. Bizim bildiğimiz şekilde bir canlı oluşmayacak burada. Ama dikkat edin, 10^80'de bire indirdim evreni. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz evrendeki bütün ihtimaller üzerinden bir şey yapabilir miyiz? Yani illa biz, ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. İlla biz olması gerekir mi ki? Değil işte. Sadece biz olmamız gerekmiyor. Peki biz olmadan da evrenin başlangıcını sorgulayabilen başka bir canlı türü olup olmayacağını bilebilir miyiz? Yani az çok bilebiliyoruz ve çoğunda oluyor zaten. O zaman tamam, bir problem olmaması yok. Olmaması için uğraşman gerekiyor. Hani nasıl, anlamadım. Yani sen tam tersi söylüyorsun. Ben tam tersi söylüyorum. Hassas ayarcının. Hatırlayacağınız evren modellerinde evrenin başlangıcında belirli hassas ayarların var olduğunu sorgulayabilecek zekaya ulaşamamış canlıların bulunduğu evrenleri yaratmak için uğraşıyoruz. Yani onları anladım. Modelleri... Ya siz bak, o zaman şunu anlatmaya çalışıyorsun. Katsayı değerlerini örnek veriyorum. 40'ta 1'e bile düşürsen, sen 80 dedin ama ben 40 diyorum. Hadi biraz daha insaflı davranıyorum. 40'ta 1'e düşürsen, örnek veriyorum, sallıyorum. Yine de var olabilecek bir evren yaratılabiliyor ve bu evren üzerinde evrenin başlangıcını sorgulayabilecek canlı olabiliyor. Sorun bunu sorgulayabilecek canlı yaratan bir evren bulabilmek. Kesinlikle. Amaç bunu bulmak o zaman, için zaten. Abi o zaman ben de şunu anladım. Nerede hassas ayar? Ne hassas ne de ayar. Ne hassas ne de ayar. Birazdan sunumda göreceğiz. Tamam, sunuma geçelim. Devam. Ya, bu arada Hidayet, Mide Adam, soracağınız bir şey varsa size sorun. Ben bu arada bugün açık olarak söylüyorum. Bugün benim fizik dersim gibi oldu. Ne güzel. Yani soracağım falan bir şey yok ama ne diyeyim, böyle bir teist, yani fizikten de en az Scorpio'nun kendisi kadar iyi anlayan biriyle, mesela Enisto Coil'e falan ya, bir karşılıklı bir hesapta. Yani kucağım her zaman açık benim. Tamam, bir deneyelim yani Enisto Coil'e. Ben Enisto Coil gibi bir fizikçinin burada gelip bu konuyu tartışabileceğini düşünmüyorum. Ben bekliyorum, bak gruba da yazdım, her yere yazdım. Yani illa Enisto Coil olmak zorunda değil, herhangi birisi ama... Yani onun gibi birisi diyorum işte. Onun gibi birisinin gelip bu fizik konusunu tartışabileceğini zannetmiyorum. Zaten Enisto Coil niye... salt fizik, hiç zannetmiyorum. Salt fizik. Yani dibine Enisto kadar. Yok, şu hesaplamalar kısmı diyorum. Hani işte oturup bizim eksik kaldığımız işte standart modelde... Bir dahaki yeni yetiştirebilirim isterseniz. Çok eğlenceli olur bence. Yok hani o, biz eksik kaldık. Öyle bir teist bir fizikçiyle karşılıklı oturup şeyi her zaman, izlemek lazım. Yani her zaman açayım bak. Bugün bir haftalar yazıyorum. Gelin bakın, hassas ayar konuşacağız falan. Hassaslığınız, sizin hassaslığınızdan yararlanalım diye yazdım her yere. Şu an ben arkadaşlar tahrik ediyorum, bir gelsinler. Tamam diye. Dur, bir de ben tahrik edeyim bakayım. Keşke yayından sonra bir de ben tahrik edeyim. Mesela, çok iyi olur. Twitter'ında falan paylaşsan hocam. Dur,
Ben Kozmedi kullanmıyorum maalesef. Ha şey Ahmet yok. Abi. Ben bir Twitter'dan evet. Paylaşayım biraz bir milleti tahrik edeyim bakayım ne olacak. Çok neyse devam edelim bu sunuma. Edelim. Burada, ben bu sunumu çok sevdim onu söyleyeyim. Neyse geçiyorum. Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar olaya hani hiç fizik bilmeyenler için en temelden girdim ama bitmedi. Yani yeterince zaman ayıramadım. Akşam bu çok basit MATLAB programı. Şimdi yaptığı şey şu. Şimdi bu niye önemli biliyor musun? Yani sinüsün değeri tanjantın önemi. Sizin evrendeki hani hassas değişimler oluyor ya. Hani, tamam. Tamam. Bunların siz iterasyonlarla bugünkü hale getirmek için müthiş bir bilgisayar gücüne ihtiyacınız var. Ama yok böyle bir bilgisayar gücü. Hani şu anda benim gördüğüm kadarıyla yapan çalışma takip ettiğim kadarıyla kuantum bilgisayarlarının dahi belki çözemeyeceği bir problem. O derece büyük bir işlem gücü ve hele bir de en azından 3 boyutlu olan evren içerisinde birbirini izleyen galaksi oluşum, yıldız oluşumları, şey karbonların şey süpernovadan patlamaları, bunların şey ışıkların radyasyon miktarları, şey gaz kütlüğü, şey gruplaşmaları hepsini sayın. Bunları birer birer hesaplayabilecek olan bir bilgisayar programında ki aranızda yazılımcı varsa bana yardım eder sevinirim yani dinleyenler arasında bana hak verecektir zaten. Referans o kendine konarım. 3 boyutlu bir simülasyon, bir canlandırma, bir hesap yaparken kaç kere sinüs, kosinüs, tanjant kullandıklarını bir kendilerine soralım isterseniz hakem olarak da. Yani adamların bütün bilgisayar bu hesaplama diyoruz yani ben kim hesaplama yapmış işte 15. hane sonu değiştirmiş bu çıkmamış falan. Bir kere şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu an için dahi teknoloji içerisinde bu şeyi ulaşmak inanılmaz derece zor. Ki ben bu işi yapıyorum zaten ve hard disk yakıyorum yani resmen. Ve şimdi akşam en basitinden bir yandan amacım şey dinleyenlere bunu öğretmek. Şu anda arkadaşlar bu ya, gördüğünüz şey algoritma arkadaşlar. Mesela sinüs 15 derecenin kaç neye eşit olduğunu bulan bir program. Ama dikkat ederseniz dikkat arkadaşlar. Bir hesap makinenizde arkadaşlar sinüs 15 yazın. Bir de bilgisayarınızda arkadaşlar sinüs 15 yazın. Yaklaşık arkadaşlar 15. haneden sonrası farklıdır. Bunu herkes yapsın. Neden? Çünkü arkadaşlar sinüs gibi bütün fonksiyon işte bu asıl niye hassas ayar olmadığım temel sorusu. Bütün hassas sanılan ayarlar aslında arkadaşlar bir bazı serilerin toplamlarıdır. Abi şey gelsene ikinci slide'a. İkinci sayfa öncekine gidiyorum. Aha ikinci slide olmaz. Bakayım ben de kontrol. Ha evet, abi ikinci slide. Arkadaşlar hani şey yok hani sinüs 30 gökten inmedi veya sinüs 15 arkadaşlar gökten inmedi. Arkadaşlar biz sinüs 30'u cetvelle bulmuyoruz. Doğru cevap ne biliyor musunuz? Bilimdeki doğru cevap. Hı-hı. Sinüs 30'u cetvelle buluyorsun. Lazer teknolojisini geliştiriyorsun. Hesaplıyorsun. Bunu Taylor serisine açıyorsun. Aynı zamanda bunu geometrik aksiyonlarla da doğruluyorsun. Üçü birden aynı sonuca vardığında bilimsel oluyor. Veya dördü birden. Bir daha anlatayım mı? Çift taraflı. Sadece peki, dördü birden var olabiliyor mu? Olabiliyor. Ne kadar çoksa o kadar güçlü oluyor. Mesela dördüncü de bu. Alanlar kuramı. Sinüs alanlar kuramı var ya üçgenlerde. Hı-hı. Ona da bağlı. Çok daha güçlü oldu. Ya bu yüzden yani halk arasındaki tabirle totomuz çok aşırı sağlam oluyor. Anladım. Peki. Ben bunların hiçbirini bilmiyorsam ve ben bunu halka mesela sinüs bilmem kaç derece. Niye bak bu sinüs niye önemli? En başta anlatayım. Sen istediğin modellemeyi yap. İçinde multimilyar, yani sonsuz sayıda bu sinüs kullanacak o program. O hesap. Sen evrenin ilk anına gittiğini varsayalım. Sen bu hesabı değil mi? Elle yapmayacaksın değil mi? Bilgisayar yapacaksın. Tamam elle yapacaksın. Sen bilirsin. Sen bu bilgisayarla bu sinüs yazmak zorundasın. Evrenin başlangıcına gidebilmek için. Tabii ki. Doğru şekilde ama. Çünkü sinüs aslında bir transendental sayı. Yani sonsuza kadar sayı dizisi. Ne kadar sorun evrenin mutlak mükemmel bir hesap makinesi olmasında. Biz bütün modellemelerimiz, kavramı, kafalarımızdaki bütün hesaplarla evrenin bu mükemmelliğiyle aramızdaki hata payına güvenerek iş yapmak zorundayız. Çünkü biz amacımız evreni anlamak. Yani değil mi? Evreni bir şekilde oraya. Diyelim varsayalım ki evren keyfine göre veyahut da kurallarına göre Big Bang'de patlamış olsun, bugüne kadar geliyor olsun. Sen de bana bunu bir şekilde simülasyonunu yap. Veya modellemesini yap. Ben de hay hay derim otururum. Derim ki sen abicim bana 3 milyon tane şey alacaksın.
RX 580 ekran kartı alacaksın. Açıyorum ya. Şunları şunu alacaksın. Ben sana hesaplarım derim 8 sene sonra. Doğru. Hesaplayabiliyoruz da bu. Yapan süper bilgisayarlar var. Heh. Bunlara ben birbirine bağlarım. Ve bu bilgisayarlar yani bu şu ekranda gördüğünüz işlemi saniyede multimilyarlarca defa daha fazla yapmak zorunda. Algoritmaların içinde. Yıldız patlayacak, ışığı çıkacak, bir yerden geçecek. Ve dikkat et bak ben sadece 10 hanesinde doğruluk hatalığı gösterdim. 10-15 hane hata olsa daha çok şey değişmiyor. Şimdi abi gelsene tekrar şeye. Kaçın sayfa? Ben söyleyeceğim. 8, 9. Heh, abi gelsene abi 8. sayfaya. Hı, geldim. Heh, 8. sayfaya geldik sana abi. Bu abicim en basit sinüs hesaplama algoritması. Bunun özelliği şu. Şey abicim. Bunu MATLAB veya şey C bilen var C'de yazsın. İstediğiniz hassasiyet. C Sharp kodu mu bu? C Sharp çok benzer. Sadece bu da köşe şey süslü panel falan bunu çok rahat C Sharp çevirebilirsiniz. Tamam burada fonksiyon girmişsin anladım. Bu şurada fonksiyonu bitirmişsin. Burada for döngüsüne geçirmişsin. Kesinlikle. Bak bakalım iterasyon sayısını abicim 1000 yap bakalım ne oluyor. 1000 kere yani, o zaman döngüye girecek. Evet ve bulacağı bizim gözümüzden mükemmel evren için acınacak bir sinüs ifadesi. Peki bu buradaki iterasyon değeri 1 olduğu için bu kodu kullanıyor değil mi? Şey yani o tüm değişken. Sen ise 10 defa eklettir dersin mesela buna. Ha. Daha hassas çıkartır. Daha da hassas çıkartır hesaplamalarını. Ama bunu 1000 de buna şey değil. Yani evren için konuşacaksak o zaman burada çok değil, çok muazzam rakam. Evren için rakam. Acınası bizim için inanılmaz bir şey. Bak evren için acınası bir değer. Yani evren için yani çocuk oyuncağı bir değer ama bizim için acınası bir değer. Ama tam tersi yanlış söyledim. Bizim için ulvi bir değer, evren için acınası bir değer. Ve binden bahsediyoruz. Binden bahsediyoruz. Bin defa ekleye ekleye mükemmeli bulmaya kalkıyor. Aha. Abi şeye gelsene şimdi. 12. slide'a. 12. slide'a geldim. Evet. Bak şimdi. Şimdi bak 12. saatte şu var arkadaşlar. Ben de açayım 12. Ha güzel. Şimdi bu arkadaşlar bu yazdığınız algoritma arkadaşlar sadece bir tane iterasyon çekin. Sinüs 30 dereceyi bulmak için. Arkadaşlar bulduğu sonuç 0,5235 diye gidiyor bakın. Tamam. Hata oranı arkadaşlar %4,7. Şundaki tamam. Hata oranı üstelik sinüs 30'daki. Evet sadece bir iterasyonda bir seferlik düzeltmelikte hata oranı. %4,7. Buna rağmen arkadaşlar şey Kur'an-ı Kerim hata payının daha düşük. Ve bak yukarıda ne yazıyor? Kur'an-ı Kerim'in hata istatistiğinden daha düşük. Bir hata istatistiğine sahip. %4. Altta arkadaşlar Kur'an'ın Peki şimdi bunu şunu da diyor. Kur'an'ın hatalı olma ihtimalini neye göre tespit ettin diye soracaklar da. Bir şekilde yaptık diyelim. Onu ayrı bir konu. Onu konuşuruz. Onu parantezine koyalım. Onunla konuşuruz. Kur'an'ın bir insan tarafından yazılmış olma ihtimali diye bir şey karşılaştırma yapmıyoruz burada. Bu şey bu soru şey değil. Hassas ayar bak hassas ayar problemine geldiğimiz zaman mesela birçok insan alttaki diyalogları onların dilinden koyuyor. Yani eldeki şeyi hesaplamaları veya da hassas ayar işlemlerini durduk yere alttaki gibi bir forma çeviriyorlar. Bunu göstermek için üzerine kırmızısını çektim arkadaşlar. Hı hı. Bak yukarıda sorduğumuz soru mesela bir soru şu olabilir. Kur'an-ı Kerim'deki hata istatistiği. Tamam. Bir yandan da sinüs 30'un şeyi hata istatistiği birinci iterasyonda. Değil mi? Biz bunu değil mi hesaplayacağız çünkü biz sinüs 30'un şey, hata istatistiği Kur'an-ı Kerim'deki hata istatistiğinden daha düşük. Doğru. Devam ediyorum. Ama aynı soruya benzer biz bu soruyu sorduğumuz zaman aldığımız cevap şu. Kur'an'ın bir insan tarafından yazılmış olma ihtimali gibi alakasız bir yere gidiliyor ki en sonunda bunun niye olduğunu açıklayacağım. Devam ediyorum. Abi gelsene 3. sayfaya. Geldin mi? Evet. Ha, şimdi abicim, şimdi abi 13. sayfa. Şimdi abi 13. sayfadayız. Şimdi abi ikinci iterasyonu yaptım. O seri açılımda ikinci terimi ekledim abicim. Hata tamam. Payı %0,65 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10.000'de 6 küsür devam ediyor herhalde bu. Doğru. Hı-hı. Evet. Bu yıl bu yıl ölmem ve ölüm sebebinin sivrisine kaynaklı olma istatistiğinden daha düşük. Bu ihtimalden daha düşük bir şeyden bahsediyoruz. Bak ihtimal değil, istatistik. İkisi arasında fark var ya. Tamam. Aslında onun konuyu biraz değineceğim biraz oradaki farka. Tamam. Devam ediyorum. Tamam.
Ama mesela bunu bir şeye hasayarcıya söylediğimiz zaman şöyle bir tepki alıyoruz. Sivrisinek İşçi Sendikası'nın seni sokma çizelgesini hazırlamış olması ihtimali gibi bir tane alakasız bir cevap alıyoruz. Şimdi bu arkadaşlar çok anlamlı. En sona bununla dikkat edin. En sona ikisinin bağlantısını göstereceğim. Tamam. Devam ediyorum. Geç abi 14'e. Bu yıl havalanmış herhangi bir uçağın çakılma istatistiği arkadaşlar. Ben ta ki bu hani en basit şekilde bilgisayarıma sinüs 30'u buldurmaya çalışırken arkadaşlar %10.000'de 4'lük bir şey var, bir hatası var. Ama bir uçağın bu yıl düşme ihtimalinden daha düşük. Alttaki cümleyi de okuyun arkadaşlar. Çakılmış bir uçaktan kurtulmuş olmanın planlanmış olması ihtimali ve istatistiği. Ama işte cümleyi böyle çevir. İkisi matematiki olarak alakasız, bak yukarıdaki anlatılan aşağıdaki ihtimal, fark ettiniz mi? Aynen. Şimdi ben bunun sebebini en son açıklayacağım arkadaşlar. Niye alttaki o cümleler var? Tamam. Niye biz hassayarcılara bunları söylediğimiz zaman ihtimal kümeleri değişiyor? 15. Geçelim abi 15'e. Geçelim. Bu yıl dünya çapında... Dünyanın yarı çapı 15 kilometrenin üzerine bir meteorun çarpması ihtimali ve istatistiği. Hem ihtimal hem istatistik. Aha, ihtimal geldi bu. Çok ilginç. Niye acaba? Çok ilginç. Aha. Abi hata payı milyonda bir. Yüzde milyonda bir. Tamam. Bizim şeyimizin bu sadece dördüncü iterasyonda. Dördüncü iterasyondaki hata payı bu. Dünya çarpma ihtimali de bu. Alttakini iyi okun arkadaşlar. Bu da önemli. İnsanın var olması için uygun zamanda uygun meteorun çarpması ihtimali. Heh. İşte güzel. 16 arkadaşlar. Atlas Okyanusu'nda seçtiğiniz bir molekülün altın molekülü olma ihtimali ve istatistiği. Aha. Hem ihtimal var hem istatistik var. Çok ilginç. Acaba niye bu buraya geldi? Yine 10.000'de 4 miydi bu? Bu arkadaşlar yüzde milyarda 4. Hem istatistik hem ihtimal nasıl oluyor? İlginç. Bu mesela bu hassas ayarcı bunu asla ciddiye almıyorlar. Ama mesela hassas ayarcı aynı muhabbeti şu hale çevirebiliyor. Hatayı kendiniz görün. Atlas Okyanusu'ndan alacağınız 1 gramlık örneğin altından olma ihtimali diye çeviriyor bunu. Hmm. Şimdi sen ve karşıdaki adam yazıp bilmediği için de hani ikisi aynı şeymiş sanıyor. Geçtim. Abi 17 ve son. Bir maymunun kuyruksuz olarak doğma ihtimal ve istatistiği. Evet. Sinüs 30 değerindeki hata istatistiğinden daha büyük. 6. iterasyonlarda onu bile geçiyor. Bak sadece 6. iterasyon ve yani benim bilgisayarım bunun sayesinde 500 milyon kez yapabiliyor. Yani benim bilgisayarım 500 milyon iterasyon gidebiliyor her saniye. Bak, bu 6. Bu 6. sadece. İnsan türünün insanslardan, apelerden gelmiş olma ihtimali. Şekline çeviriyorlar. Bak tanım başka, hani ihtimal vitesinin tanımı başka. Bunu başka bir ihtimale öyle hani dümdüz çeviriyorlar. Hassayarcılar. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Son kez abi aç abi 18'i hep beraber okuyalım. Evet, diyor ki yukarıdaki hata payı ile ihtimal hesaplarını beraber karşılaştırılmasına saçma, gerzek, bullshit, zırva, safsata diyenler aynı karşılaştırma sözde hassas ayardan sapma hata payı ile bir putun var olma ihtimali hesaplarını beraber karşılaştıranlar neden saçma, gerzek, bullshit, zırva, safsata diyemiyorlar? Evet. Günün sorusu burada. Evet. Niye diyemiyorlar abi? Çünkü abi çıktı standart. Ya bizim zaten bilimdeki hata payımız her şekilde onların hassaslık hatalarından çok çok daha düşük zaten. Yani her nasıl bizim bulacağımız herhangi bir sinüs evren için böyle evrenin gözünden bu ne ya denecek ifadeyken biz evren için böyle her şeyi bildiğimiz iddia edebiliyorken bu şeyi yapabiliyorken hani bu kendimize özgüveni bulabiliyorsak buna rağmen hassas ayarcılar da kendi hassas ayarları bizim hassas yani bilimdeki fizikçinin hassaslıkları kadar olmamasına rağmen kendi yani evrenle ilgili bildiklerini gerçek şey sanıp yani acınası bir haldeki bu fikirlerini gibi ortaya sunuyorlar. Hani gerçekmiş gibi. Bir daha anlatayım mı? Ben anladım. Anlamayan varsa bilmiyorum. Arkadaşlar sizin soracağınız bir şey var mı? Bir daha anlatayım. Bizim
takip ettiğimiz hata payları sana her şekilde hassas ayarın hata payını her zaman daha düşük neredeyse. Ta ki 1788 yılında Euler seri makalesinin yayınlandığı andan itibaren kaç sene olmuş? Bizim her şekildeki hata payımız, hassaslıktaki hata paylarımız daha düşüktü. Ve biz şu hatayı asla yapmıyoruz. Hata payı ile ihtimali birbirine çevirirken dikkat ediyoruz her zaman. Ama hassas ayar iddia edenler hiçbir şekilde hata payı ile ihtimal hesaplarını yani ikisi de sırf %100 diye aynı yerde kullanıp duruyorlar ve bunun üzerine kitaplar yazıyorlar. Kimse de itiraz etmiyor. Abicim bu bir hata payıdır, diğeri de ihtimaldir demiyor kitaplar bu yazılara. Yok, onu diyenler var da hani o hata payı itiraf edilen ben geçen haftaki söyledim hani teist bir şeyde örnek verdim hatırlıyorsanız. Kendisi kuantum felsefesinde en çok atıf alanlardan birisi. Asıl kendisi matematikçi ve felsefeci. Ama fizik felsefesi kuantum felsefesi üzerine çalışır. O hataların hesaplamalarda hatalar olduğunu gösterildiği gibi olmadığını söyler. Hatta kendisi karşıda çıkar asıl sayılar argümanına. Hristiyandır kendisi. Ben onun bir 10 dakikalık konuşmasını Türkçe altyazıyla da paylaşmıştım. Veya Viktor Stenger var. Hesaplamaların çok yüzeysel olduğunu, gösterildiği gibi olmadığını o da söyler. Geçen hafta kendi ondan da anlattım. Viktor Stenger'ın kendisi de ateisttir. Ha, şimdi diğer şeylere bakarsak hani tutup demek istediğim ben sadece şu Mir'in de başta geçirdiği şok gibi hani Roger Penrose'u falan sordu ya onun gibi ben de biraz şey yani tam hesaplamalarda de ki 10 kat hata var diyelim. İşte 10 üzeri 123 değil de işte 10 üzeri 12'ymiş diyelim mesela. Gerçi bu 10 kat olmuyor ha bu arada. Evet 10 kat olmuyor. Bayağı çok oluyor. Evet 10 kat düşürürse 10 üzeri 122'ye düşüyor. Biz bunu abi divergent diyoruz. Buyur. Divergent. Evet. Ben de niye o işte kaç kat oluyorsa 100 kat mı oluyor artık? 10 üzeri 90 kat mı oluyor? Yok. 10 üzeri 100 evet, kat. Evet evet o kadar. Sen doğru söyledin. 100 kat düşürsen 10 üzeri 121'e falan düşüyor bu hesaplama. Ama demek istediğim şu var hani bu kadar nasıl desem mesela Viktor Stenger'ın kendisi yeni ateisttir. Bildiğin yaratılışlara falan full karşı çıkan birisi. Kendisini yeni ateist diye tanımlar. Bu The Fallacy of Fine-Tuning adlı kitabı var. Ben o kitabını okudum da birçok yerini anlamadım. Sen dediğin birçok şey o da söylüyor. Ama o da mesela gene sen dediğin gibi temelden yok saymıyor bunu. Mesela şey de söylüyor o. Viktor Stenger karbon temelli hayat üzerine hesaplanıyor bu hesaplamalar diyor. Bir yerinde kitabın bir yerinde. Ama diyor ki belki de silikon temelli de hayat olabilir diyor. Kesinlikle. İhtimal hesaplayanlar bunu hesaba katmıyorlar diyor. Mesela. Bunu katmıyorlar. Evet. Ama demek istediğim gene senin gibi böyle kestirip atmalık yok saymalık bir şey öyle şeye rastlamadım yani. Martin Rees'in kendisi mesela ben bir tanıdığıma rica ettim. Martin Rees'in kitabı var. Onun bazı fotoğrafları çekip atmasını. O da ateist bir fizikçi. Mesela şu E harfine benzeyen bir şeyden bahsediyorum. Fizikte neye tekabül ediyor bilmiyorum. Euler sayısı galiba. Ya da o mesela diyor ki hatta N harfine çok benzeyen bir sayıdan bahsediyor ilk olarak. Şey, boşluğu elektrik iletkenin katsayısı galiba. İşte burada ben şu an sıfır sayısını sayıyorum. Birinin ardından 36 tane sıfır gelmiş. Diyor ki işte bu N sayısı bu sayıya tekabül ediyor. Ve diyor bu sayı elektriksel kuvvetlerin strength yani Türkçe'ye ne diye çevirmeniz bu? Strength'ini. Miktar gücü. Evet. Atomları bir arada tutan elektriksel gücün kat sayısı. Elektriksel kuvvetin gücünü gösterir bu sayıyı. Ölçer diyor. Epsilon. Yani epsilon kuşağı epsilon evet, zero. Evet. İşte N harfi çok benzeri. Ve diyor ki şöyle devam ediyor. Eğer bu N sayısındaki sıfırlar biraz az olsaydı 36 tane sıfır var. Biraz dediğim mesela 3 tanesi eksik olsaydı sadece çok kısa hayatlı bir evren var olacaktı. Örümceklerden daha büyük bir canlı oluşmayacaktı ve evren biyolojik evrim için elverişli olmayacaktı diyor. Ona peki, zaman kalmayacaktı diyor. Özür dilerim sözü kesin ama bunu oturup hesaplamış mı yoksa tahmin mi ediyor? Ya, kitabı böyle başlıyor. Kitabının ilk sayfalarından bu. Şöyle keşke bunu oturup hesaplamış olsaydı diyeceğim bu durumda. Kusura bakmasın. Yok şimdi evet hesaplamalar dair bir şey var. Ben de 2-3 sayfasını aldım. O tanıdığım fotoğrafını çekip attım. Kitabın kendisi bende yok. Ha yani ben de benzer hesaplamalar yapıyorum. Mesela ben de plazma hesaplamaları yapıyorum. Evet, ve hani işte yani şey aynı epsilonla aynı mü'yü ben de kullanıyorum. Ve onları ben de değiştiriyorum bu arada. Peki sen bu sayıya ne diyorsun? İşte N sayısına çok benzeyen? Mü. Kuşağı balığı mü.
Şu ben Google'dan bulmaya çalışayım ben bu şeyi. Şimdi sana söyleyeceğim o ne diye okunmuyorsa ve. Magnetic mu. Mu yazan çıkar herhalde. Yunanca Ya harf. sen Sol tarafında. şu Aha. sen şunu işte bu sayıyı şöyle tarif ediyorum. Atomları bir arada tutan elektriksel kuvvetlerin gücü. İşte ne oluyor bu fizikte? Strength'e yani strength, şiddeti diyoruz biz o Yok işte şey. hangi Aynı sayı? alan şiddeti. Manyetik alan şiddetini belirleyen katsayı. Ya işte o mesela diyor ki 36 bir madde 36 sıfıra de sıfırla temsil ediyor bu sayıyı ve diyor sıfır sayısı biraz az olsa evrende biyolojik evrime zaman kalmaz diyor. Sadece insekt yani böcekler kadar canlılar var olabilirdi diyor. İşte bu doğru mu yanlış mı mesela bu hesaplama? Eksik. Keşke hesabını çıkarıp oraya koysaydı, çok ciddi akademik bir değer olurdu. Evet Baya baya kanka peki akademik sen bir ne değer olurdu. diyorsun? Yani Ha, şu anda o sadece onu şey olarak söylüyor anlık olarak yani düşünce olarak söylemiş. Evet, Bir o çok belli. değer olarak söylememiş. Yani fiziksel bir ya da matematiksel bir değer olarak Dayanağı söylememiş. yok yani. Şöyle Ya şunu ben de oturup bir hafta boyunca sizin için bir özel, sizin için o mu katsayısını magnetic permeability değiştirebilirim. mesela şu an şey var Beyine bir evren arkadaşım. olur Ben mu? Oluyor. buradaki chatten yazdım ben. Oluyor. Ahmet Oldurtmamaya hocam. uğraşırız ama. Oldurtmamaya Ahmet hocam şu şeye bakar mısın? Bizim buradaki chat'e, Meet'teki chat'e bak. Oraya yazdım ben şeyi, kitaptan o tercüme ettiğim alıntıyı. uğraşırız. Dur. Hatta Scorpio sen de bak İngilizce biliyorsan ekranı da verelim. Ha, beraberim olur. Ekranı nasıl vereceğim? Ya Ama burada W olarak geldi niyeyse. Şey yapabilir miyiz? Bir dosyaya kaydet bunu. Ya da dosyaya ben yapayım. kaydetmeyeceğim. Notepad'de açacağım. Notepad'i göstereceğim. Evet, evet öyle. Tamam. İşte buna ne diyorsun mesela? Ama burada W Tamam. olarak çıktı niyeyse. Bakayım. Ben Bir şey şey yaz saniye. dedim o. Evet, Notepad'de gösterebiliyorum. Şöyle alalım. Büyütelim. Ben şeyi sordum, kısaltmaları falan verdiyse oraya bak, o sayı nedir diye sordum da şu an bilmiyorum. Şu an gözüküyor olması lazım. Büyüteyim. Okuyabiliyor musunuz? Aha. Evet. Evet. Hesaplayayım bir. Abi şey. Abi burada çıkıntı sanma için yapmış. Özür dilerim. Ne için yapmış? Chicken summation. Hani var Al. ya chicken, bak özür dilerim ama şimdi burada olan anlatabilir miyim? Tabii. Bunu yapamazsınız. Bir vektörü böyle toplayamazsınız. Kuvvet vektördür. Şimdi ben size bir ekran paylaşayım mı şimdi ben de? Kusura bakmayın. Tamam, paylaş Burada bakalım. olayı anlatacağım. Vallahi şimdi tamam sen hazırlanana kadar ben de şunu söyleyeyim. Mesela Victor Stenger var. Ne bileyim Sean Carroll var. Bunlar kendileri naturalist teizme karşı full mücadele eden şeyler ama böyle kestirip atılmalık bir şey ne bileyim. Gerçekten Abi dediğim gibi. Evet. Hani tabii söyleyeyim. böyle belki ben anlamadığım için yapmıyorumdur ama gerçekten bir teist fizikçi bulmak lazım yani. Çok iyi olur. Bunları şey yapabilecek. Ama Ama hani bekliyoruz tartışma her konusu zaman. şey olmasın. Hassas argüman Tanrı'yı kanıtlar değil de bu hesaplamalar doğru mu yanlış mı veya geçerli mi Kesinlikle. geçersiz mi? Onun Kesinlikle. üzerine. Niye de iyice sustu niyedir? Evet, midden ses gelmiyor. Buradayım, buradayım. Ben Tamam. dinliyorum şu an. Dinliyorsun. Karşı Peki. çıkacak, ekleyecek, soracak bir şeyim olursa diye Tamam. tetikteyim zaten. Tamam. İyi Şu güzel. Uyuyakalmadıysan tamam. ana kadar çok iyi gidiyor, dinliyorum yani. Bir de şey demişti geçen hafta Hidayet. Benim katkım olmaz falan demişti. Hidayet benden çok konuştu. Dert bayağı Valla. işte maşallah. Zaten katkım yok da soru soruyorum sadece. Yalnız sebebi paylaştım. Bunu kapatıyorum. Evet. Diğerini paylaşacağım. Heh, diğerini paylaşım abi. Tamam. Bu değil. Ha, bu. Şimdi arkadaşın orada yaptığı hata şu. Ekran görünüyor mu arkadaşlar? Evet gözüküyor.
Şimdi bak yani bu bilmiyorum size etik mi değil mi? Yani böyle olmaz zaten. Bakın. Abicim seni Hafşu değil mi? Hocam adı neydi? Unuttum. Hidayet. Evet hocam. Dinliyorum. Şu bak ekranda görüyor musunuz benim ekranımda? Şu bak. Evet ben, evet. Harfim bu değil mi? E'ye benzeyen yok, niye? Yok o E'ye benzer olanın mı? Değil mi? E'ye benzer olan bu değil mi? Epsilon zero. Yok benim o az önce ekranda verdiğim adı değildi. Neydi? O zaman E ile ilgili olanı vereyim ben. Tam şöyle. Diğer bu mü ile ilgili miydi öbürü? Evet. Aynen nü. Nü işte N harfine çok benziyor. Tamam onu da bulayım. E ile ilgili olan da var. Ben onu da bundan sonra şey yaparım. Hatta E ile ilgili olan sen hazırlayana kadar ben şunu söyleyeyim. Diyor ki 0.007 eşit 1000'de 7'ye yani. 0.207. Diyor ki işte eğer o E sayısı 0.006 veya 0.008 olsaydı yani 1000'de 1 kadar değişik olsaydı biz var olamazdık diyor. Onu da ben şu an şey yapıyorum. Bana WhatsApp'tan elle yazıp şey yapmasını söyleyeyim. Tamam gönder. Ben de sana kopyalar yapıştırırım. Bana bir şekilde gönderirsen paylaşırım. Tamam tamam. Mesela bir arkadaşı demiş canlılık üzerinden gitmek saçma. Evrende milyarlarca gök cismi var. Birinde koşullar denk gelir demiş. Doğru. Aynen. Tamamdır. Şeyde o E sayı az önce tamam. Gösterdiği epsilon ne işte evet, o da. Evet onunla ilgili şey de gönderdim. Onu da alalım. Hatta bunu biraz WordPad açıp şeyde yazıyı biraz büyütebilsek daha da iyi olurdu. Ekranı verirken ya da. Word'de de açarım abi. Yeter ki iste. Yani çünkü yazıyı izleyici de iyice sayıları görebilsin yani. Çünkü 0.00 üzerine gidiyor. Tamam. 10 üzeri 120'te kadar değil ama gene de hassas bir değer gibi lanse ediyor. Martin Rees bunu. Bir de şey var. Sonra tasarlanamaz evren olayına bakmadık. Artık bunu, bu programın sonra üçüncüsü de olacak gibi geliyor bana. Tamam, evet. Scorpio bulabildim bilmiyorum ama. Lorentz Force diye atacağım. Evet. Ben şöyle daha bir güzel geçiş yapayım. Hidayet'in gönderdiği veri bu. Olur. Şimdi tam olmuş. Tercüme edeyim mi? Okuyabiliyorum. Tamam yok izleyici için diyorum da. Pardon tabii. İzleyici için evet. Evet iyi olur aslında. Tamam ben o zaman okuyorum. Bir diğer sayı E, yani tam yeniden alayım çünkü şöyle, değeri 0.007 olan bir diğer sayı E, atom nükleği yani atom çekirdeği mi oluyor bu? Evet atom çekirdeği, çoğul hali. İşte evet. Atom çekirdekleri. Atom çekirdeklerinin ne kadar bint yani bağlayıcı olduğunu belirler, ne kadar sıkı bağlayıcı olduğunu belirler ve dünyadaki burada evreni kastediyordur, dünya diye yazmış, evrendeki tüm atomların nasıl oluşturulduğunu belirliyor. Bu değer, bu sayının değeri güneşten gelen power, gücü, kuvveti de belirliyor, kontrol ediyor ve daha da duyarlı olarak yıldızların hidrojeni periyodik tablodaki atomlara nasıl dönüştürdüğünü de belirliyor. Karbon ve oksijen sık rastlanan elementlerdir. Altın ve uranyum nadiren rastlanır. Ve bunun nedeni yıldızlarda cereyan eden olaylardır.
Eğer de E 0.006 veya 0.008 olsaydı biz var olamazdık. diyor. Yani binde bir kadar sapma olsa biz var olamazdık diyor E sayısına. İşte bu E sayısının hesaplaması doğru mu yanlış mı? Modern fizik bu hakkında Ekran ne diyor yani? paylaşayım. İşte E sayısı 0.008 olsa biz var olabilir miydik yani? Tabii ki. Peki o zaman. Hemen göstereyim. Neredesin? Hah, burada. Ekranda öğrenelim şimdi. Evet. O bahsettiği katsayı arkadaşlar 0,00 bir şey değil arkadaşlar şu. Onu sanırım Nasıl? piyometre cinsinden yazmaya çalışmış ama öyle yazmıyoruz. Böyle yazıyoruz. Elektrik konstant Evet, değerinden sadece. bahsediyoruz. Epsilon zero evet. Ya bu bayağı büyük bir değer değil mi? Yani bayağı küçük bir değer. Şey pardon, aynen doğru. Eksi Yani bayağı 12. sıfır Ha, yakın bir pardon, değer. pardon, pardon. Ve Eksi. şu var. Bunu hep beraber binde biri değiştirirsek yaklaşık olarak şu hane ama şu hane değişecek doğru mu? Ve hani Evet, sonucunda evet. neredeyse hiçbir şey olmayacak. Hissetmeyeceğiz bile. İşte hissetmeyecek miyiz bilmiyorum. Çünkü karşında manyetik alanı değiştirmedim. Manyetik alan bunu süspanse edecek induktansla. Gene. Valla Mir sen anlıyorsan bu işlerden. Evet, matematikçimiz o. Yok, Tekrarlayayım. matematikten ziyade var olur muyduk olmaz Orada mıydık o. fizik oluyor ve ben bunu 5 yıl önce falan almıştım. Dersi hiç hatırlamıyorum. Sorun değil. Bak şu şey hani şunu değiştirsem onda bir değiştirmiş. Hadi şunu, bak, şunu değiştireyim. %1 değiştirmiş olayım sayıyı. %1 değiştirmiş olayım. Elektrik alan değişimiyle kanun beraberini değiştirmediğim için manyetik alanın değişmesi indüksiyon sonucu süspanse edecek bu katsayının değişmesini. Çünkü elektrik sabit tek başına çalışmaz. Beraberinde manyetik sabit de vardır. Ben şu hane değiştirsem %1 değişim hiçbir şey olmaz. Şu haneyi bir hane değiştirirsem eğer hissedilebilir değişiklikler başlar ama sonuç yine değişmez. Bak hissedilebilir değişiklikler başlar sonuç yine değişmez. Şimdi Scorpion hocam şey Aha. soracağım. Buyursun. Bunu iki farklı iddia var. Biri Hidayet'ten gelen, biri senden gelen. Benim merak ettiğim bunu nasıl anlayacağız? Ya bunu modelleyerek anlayacağız. Ha, şey bu bunun modelini nereden yapabiliriz? Ya var mı böyle Modelleyelim. bir internet sitesi de Yok. işte elektromanyetik kuvveti değiştireyim ve bir evren simülasyonu Onu yapsın? hiç Değilse sen nasıl yapıyorsun? Ben nasıl öğrenebilirim bunu ben yapmayı? bahsede bilgisayar programını yazıyorum. Size gösteririm algoritmasını. Hep beraber burada beraber adam akıllı hardcore fizik yapmaya başlarız. Ne dersiniz? Aa, evren simülasyonu yaptığımız bir yayın çok Kesinlikle. tatlı olur bu arada. Kesinlikle. Yapabilir miyiz peki canlı Yaparız yayında tabii ki. evren simülasyonu? Emin misin? Kesinlikle yaparız. Vay anasını. Yani kendi çaplı yavaş yavaş biriktiririz. Siz de bana size itirazlarınızı söylersiniz. Bizim kavga ederiz. Hep Bence beraber. güzel olur. Canlı yayında evren simülasyonu yapalım. Tabii birkaç yayında olacak herhalde anladığım Canlı kadarıyla. yayında 3 şey 3 3 3 tanecik probleminin simülasyonunu yaparız. Ve algoritmasının evren kendimizi evren gibi God modda şey değişe değiştire 3 tanecik probleminin nasıl çözüldüğünü ve numerik olarak çözülmesinin zorluklarını hep beraber inceleriz. Hardcore dalarız bu işe. Olur, bana uyar. Ben uyar. Tamam, Bilmiyorum biz izleyicileri onu uyar mı? Onlar izlerler mi? Ben oturup izlerim vallahi evet. açıkçası. Bu İyi. arada hep beraber az önce anlatmışsa tanjant 89,9 mu yoksa tanjant 89,3 tane 9 mu arasındaki farkı şekil üzerinde görürüz. Ha, güzelmiş. İyi, vallahi. Biz hangi safhadan sonra fark edilebilir? Hani şey nasıl derler? Canlılığın veya bizim canlılar olaraktan evrenin başlangıç hassasiyet ayarlarını algılayabileceğimiz kadar değişik olup olmayacağına gideriz. Hep Güzel. beraber. Bence bana İyi uyar. valla. Bunu yapalım yani çünkü bu hassas ayarcılığın bir artık bir sonunun gelmesi gerekiyor artık. Çok sıktı. Biz de buradan arkadaşlar da varken hep beraber bu işin şey laboratuvarını yapalım. Olur. Bak çok güzel bir O zaman. soru. Nagisa ışık hızı değişir demiş. Süper doğru. Nagisa teşekkür ederim. Bak bir şey yazmış. Evet. Işık hızı. Video başlıyor. Bir gününe Allah oldum. Evet. Işık hızı Işık değişir. hızı değişir. Şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Hani suda Bu yavaşlıyor ya ondan. ya ondan da bahsediyoruz. O da var işin içinde. O da değişir. Yani ışık Baştan hızını da inşa demiştiniz ederiz. valla. Ama bunun için Ama çok o güçlü sonuç bir işlemci ve güçlü bir bilgisayara ihtiyacımız yok mu? benimki öyle. Sıkıntı yok. Ha Valla senin benim bilgisayarın öyle. diyebileceğim bir şey yok o zaman. Benim Ki mi şöyle bir diyebileceğim şey bir şey? vardır. Yani şey yani matematiğimiz sağlam olduğu için çok şey karmakarışık algoritmalar yerine çok basit matematikte çözüm indirgeme yapabiliriz.
Ha, ya aslında yani benim aranızda herhalde matematiği en zayıf olan kişi benim, ama ben yine de matematiksel olarak anlayabiliyorum yani bu söylenenleri. Ki ben Kesinlikle. anlayabiliyorsam herkes anlayabiliyordur diye düşünüyorum. Ki herkese anlatmamız lazım çünkü hafıza sayar diyen arkadaşları yani bir güzelce bir araya almamız gerekiyor. Peki Alalım. yani. O zaman Yani. o zaman planımız şu. Birincisi, canlı yayında evren yaratacağız. Bu bir. İkincisi, hassas ayar konusunda iddialı olan teistleri biraz kışkırtalım, bakalım ne diyecekler. Kesin gelsinler. Girebiliyorlarsa. Bir de şu Şimdi ben 18. evet. sayfayı açıklasınlar sunumdaki. Aynen. Onu da sorarız onlara. Tamam, ben şu Caner Tasman'ın da bir iddiasını sorayım bari olmuşken. Olur. Tamam. Diyor ki işte zayıf nükleer kuvvetin şiddetindeki 10 üzeri %1'lik değişiklik bile canlılığın ortaya çıkması için gerekli moleküllerin oluşumunu imkansız kılar. Bu iddia doğru mudur mesela? Bu sefer doğru söylemiş. %1 kısmına da katılabilirim. 10 üzeri %1'lik Ama değişiklik mi? canlılık bakımından değil, insan olma bakımı. Buraya not koyayım. Yine gezegenler oluşurdu, galaksi oluşurdu. Ulaşılabilecek canlı türünü söyleyemem. Ama Ama orada insan işin olması çok... gerekmez ki. Evet, insan olmasa gerekmiyor. Orası ayrı bir konu. Bu da Caner Taslaman boşluktaki Allah Tanrı şeye kaçmış biraz. Ya Aynen. tamam yani çok zorlamış oluyor. Çünkü zayıf çekirdek kuvvetini %1 değiştirmek demek çok divergent. Ama yüzde bir değil de örnek veriyorum. Mesela 10.000'de bir değiştirsek. Düşüneyim. 10 üzeri eksi tamam. O zaman fark edilmiyor değişiklik. İnsansız şeye çıkıyor ortaya. Yuvarlak. Yani buradaki 10 üzeri şey yani buradaki bahsettiğim değerin büyüklüğünün orantısı önemli. Yani Doğru. çünkü niye? Eğer 100 mesela örnek veriyorum, sallıyorum. 100 birimlik bir değerden bahsediyorsak oran çok küçük, ama milyarlarca bir değerden bahsediyorsak büyük bir değişimden bahsettim az önce. Kesinlikle. Ve ben şunu da gördüm. Onu da engel olun ve en başta bunu uyarayım. Mesela 40 olan bir değeri bir değerine çektiğiniz zaman %97,5'luk bir değişim yaparsınız, değil mi? Evet. Hani şey denmez mi? 40 kat değişim denmez buna. Aynen. Hani birden 40'a çıkmış gibi denmez. Aynen. Yani onu en başta söyleyeyim çünkü hassas ayarcılar bunu sık sık yaptıklarını gördüm. Aynen, biliyorum biliyorum. Ben de o yüzden bunu söylüyorum. Yani Bu büyük evet. değerlerden büyük değerlerden küçük Değişimi ilk oranlarla hale bölmek. büyük değerlerden küçük oranlarla büyük değişiklikler yapmanın etki etmemesini aslında çok küçük bir değer değişikliği gibi gösteriyor. Kesinlikle. Ya da çok küçük bir değerden çok büyük bir o şey çok küçük bir değerden %1'lik bir oranla yapmış olduğu büyük değişimlerden işte asal sayı falan çıkartmaya çalışıyor. Yani oradaki değer çok önemli bence. Tabii ki. Yani bu Çünkü... şey gibi, benim gibi maaş hesabı ve kira hesabı yapan insanlar için bu çok önemli mesela. Çünkü maaşın ne kadar, kiran ne kadar, onu yani kiran %100 artsa bile maaşın %100 %50 artarak daha fazla arttırabilirsin. Yani. Senin maaşın 100 liradan 50 senin maaşın 100 liradan 10 liraya inince senin maaşın %10 değişmedi. Aynen. Bunu çok sık görüyorum çünkü. Yani Bunu şey görürsem uyarırım. vaktimiz Arkadaşlar ha tabii. aynen. Vaktimiz varsa şeyde sorsa mıydık? Var mı Her şey. soru? Soru alalım. Tasarlanamazlar. Soruda aslında tasarlanamaz evren konusuna girmeyebiliriz. Nedeni şu. Zaten yaklaşık olarak Evet. 3 saate yakındır konuşuyoruz bu arada. 3 saatlik Evet. bilimle millet kafayı yedi. Ben dahil olmak üzere. Evet. İsterseniz hani bunu burada bitirelim. Eğer soru söyleyecekleriniz varsa tabii söyleyin. Mira adam çok konuşmadı zaten. Özellikle şu son 40 dakikadır, 1 saate yakın bir zamandır. Onları alalım. Ondan sonra kapatalım. Bunun ikincisi, üçüncüsü, hatta dördüncüsü bile olabilir. Olur. Ben bu arada bu yayın şu ana kadar zevk aldığım yayınlar içerisinde en iyilerinden bir tanesiydi. Onu söyleyeyim de. Çok sevindim. İşte bu hassas ayarcıları bulduğumuz yerde öpelim. Aynen. Çünkü bu çok önemli. Ben şimdi bir tane video hazırlıyorum. Hazırladığım videoda işte bu tür konular da var da buradan çok bilgi almış oldum orada kullanmak için. Aman enflasyonu reddetme. Abi önce ispatlamaları ki ben niye varsayımı kabul edeyim ki?
Yok sana demedim Ahmet. Çok hızlı karar vermesin. Enflasyon bir varsayım. Bak dikkat etsen enflasyon yoktur demiyorum aslında. Varsayımdır diyorum. Abi ben üzerine gitmiyorum. Bu arada ben kabul ediyorum varsayımı da sen neyi büyük patlamayı kabul etmiyorsun ya. Etmiyorum. Neyi savunuyorsun? Hangi modeli? İşte benim için metrik kaybı var. Yani evren kapalı veya sonsuz veya da ardı ardından Big Bang'ler olmaya devam ediyor. Bunlar bunlar kızla kaymayı ve background radyasyonunu açıklıyor zaten. Kimin modeli? Ha. Nereden okuyabilirim onun makalesini? Bilmiyorum. Bulursam gönderirim. Nasıl olur? Tamam. Ben bulursan gönder. Gönder. Ben şey yaparım. Olur. Anlaştık. Olur. Benim bir de şöyle önerim var. Hani gerçi burada Scorpio'yla bir ara oturun Ahmet. İkiniz mesela hani böyle bizim olmadığımız araya herhangi bir havadan sudan muhabbetin girmediği ama sadece sunumun olduğu bir video olsa hani bir 15-20 dakika olur bir süre artık bir şablon halinde şey olur yani sadece hassas ayarlardaki hataları gösterirsin, çıkarım hatalarını gösterirsin, hesaplama hataları gibi ayrı tek başına bu sunumun bir video olması gerektiğini düşünüyorum yani. Doğru. Aynen katılıyorum. Lügat şeklinde. Hatta bu sunumu daha da geliştirebilir bir şekilde yaparsan Scorpio. Evet. Sen de oturup tek başıma olur. İkimiz beraber oturup bu sunumu anlatan bir yayın yapalım. Hani, olur. Hani profesyonelce bir aktarım olsun. Hani, aynen. Hava gibi akıp giden aynen. Hiçbir soru cevap olmayan. Aynen. Böyle ki hassas ayarcıların ne kadar hassas olmadığını ispatlayalım. Kesinlikle. Ne hassas ne de ayar. Tamam. Söyleyeceğiniz var mı? Son cümleler alalım. Kapatalım hadi bakalım. Çok sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi ki biz teşekkür ederiz katıldığın için. Zaten hani bu tür tartışmaların güzel tarafı bu. Şey gibi bir ara şey gibi hissettim. Hani mahşerin dört atlısı vardı ya oturup böyle konuşuyorlardı filan. Bir ara onun gibi hissettim. Çünkü arada böyle yani fikren tartışmamız çok güzel bir şey. Çünkü bu tür işler tartışarak böyle ancak bir şeye oturup sen onu dedin ben onu onaylayayım. O onu onaylasın. Yani bu bir şey değil. Yani bir iletişim yöntemi değil bence. Bu bir ilerleme yöntemi hiç değil. Özellikle bilimsel açıdan. Daha yani herkesin fikrini böyle oturup tartışacak şekilde söylemesi güzel bir şey. Ben öncelikle üçünüze de teşekkür ederim katıldığınız için. Son Hidayet ve Mil Adam sizin cümleleriniz var mı? Ben de çok teşekkür ederim. Ya kesinlikle şeye ihtiyaç var. Ateistlerin birbiriyle tartışmasına ve farklı fikirlerde olmasına ihtiyaç var ve ben bunun keyfini yaşadım bugün. Teistler arasında hayır benim tanrı anlayışım doğru, hayır senin tanrı. Evet. O tartışmalar var ya onlar aslında entelektüel açıdan ilerletiyor da felsefeyi. Bence bu da ilerletici bir tartışmaydı. Ben Scorpio'nun fikirlerinin daha detaylı öğrenmeyi istiyorum. Çünkü dediğim gibi radikal geldi. Makale varsa senin dediklerini anlatan Scorpio abi bana atarsan mükemmel olur. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Ben hepinizden memnun oldum. Hidayet seni söyleyeceğim bir şey var mı? Valla ben bugün muhalefet koltuğundaydım. Umarım fazla hani şeyde kaydetmemiştim muhalefetim. Bugünün sürprizi hani Hidayet'ti. Cahil cesaretinden diyorum ya. Estağfurullah. Olmamıştır. Abi, estağfurullah. Demeyin, yani bu konuda bu dördümüz arasında bu konuda en cahil kişi benim. Yani daha benim üstümde cahil yoktur da. Ama sen açıkçası hani ben şey düşünüyordum hani Hidayet'le ben oturup böyle susacağız. Daha çok Scorpio ile Miri arasında gidecek gelecek diye ama Hidayet mi? Yani bu günün sürprizi. Vallahi ben de beklemiyordum aslında. Hidayet hocam arada bir anlamasın. Ya bizim amcam biliyor ya biz amacım şey yani bu hassasçılar bir de buraya gelip burada bir konuşsunlar. Amacımız en baştan beri buydu. Yani bizim aramızda bir yok, şey yok. Hassas ayarcı değilim. Ha. Aynen, biliyorum aynen. Yani şey, yok yok. Sana söyleyeyim gerilim sen anla gibi. Anladık anladık. Evet, ya yani şey yani zaten hassas ayarcı olmaya gerek yok. Yani sonuçta ben de bir şey söylesem evet. Benim de söylediklerime karşı bir itirazı varsa kişilerin ben de aynı. Ben bugün biri gelir diye bekledim böyle hani şeyi böyle kanaldan böyle o hassas ayarcılardan onu hazırlandım ben bayağı bir. Aynen. Şey biraz kışkırtalım bakalım ne olacak. Biri gelmek istedi görmedik ama sanırım ya geç gördük abi ya da. Kim gelmek istemiş? Ben hiç görmedim. O mesajların gerisinde ben yayına katılmak, soru sormak istiyorum tarzı bir şey verdi. Bir dahakine şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bir dahakine bu yayını kamera kullanmıyoruz sonuçta. Kamera kullanmayalım. Bir tek ben kamera kullanayım. Siz kamera kullanmayın. Zaten iki kişi kullanmıyor. Miran'ın da kamera kullanması gerekmiyor. Bir dahakine bu yayını Discord üzerinden yapalım. Niye biliyor musunuz? Olur. Discord üzerinden moderatör arkadaşlara katılsınlar. Discord üzerinden bu yayını yaptığımız zaman
katılımcılar olabilir. Katılım yapabilirler. Ama Discord'da bir galiba bir şey vardı. Paylaşımla ilgili belki bir sorun olabilir, bilmiyorum. Paylaşımları ayarlamamız gerekiyor olabilir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Hem Discord üzerinden hem de şey üzerinden yapabiliriz. Meet üzerinden yapabiliriz. Yani hem Discord'a gireceğiz hem Meet'e gireceğiz aynı anda. Discord'dan gelip soru soracaklar bize ve biz o soruları alacağız. O soruları siz duymanız için gerekiyor bu. Siz o soruları oradan duyacaksınız ama Meet'ten cevaplayacaksınız. Ben her iki tarafı da duyacağım için ayarlayacağım. Tamam mı? Olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Böyle yapalım. Tamam. Tamam. Çok sağ olun geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Destek olan herkese teşekkür ederim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bence bu yayınlar bize çok şey kazandıracak. En azından fizik açısından bilmediğimiz konu. Yani sürekli hani böyle oturup din eleştirisi yapmanın da bir mantığı yok. Hani sürekli oturup Ayşe'nin yaşı olmuyor canım. Biraz eğer ateist olduğunu hani biraz daha böyle hani ateist ya da deist ya da evren hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlarsanız bu tür konulara kesinlikle öyle ya da böyle girmeniz gerekiyor. Bazı kişiler sıkılmış olabilir çünkü öyle tahmin ediyorum. Ben hiç sıkılmadım çünkü ki ben felsefe cahiliyim, hatta fizik cahiliyim, kendimi öyle adlandırıyorum. Çünkü yoksa aksi takdirde sen de ne biliyorsun ki ayağına getirmeye çalışıyorlar. Evet, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey bilmemiş olmak da iyi bir şeydir. Çünkü bilmemek başka bir şey, öğrenmemek başka bir şey. Öğrenmeye çalışan insanlar gibi öğrenmeye çalışıyorum. Siz de büyük ihtimalle böyle düşünüyorsunuz diye düşünüyorum. Öncelikle konuklarıma tekrardan teşekkür ederim. Ben size arka tarafa alayım arkadaşlar ve kapanışı yapıp bitirelim. Tekrardan yani hepinize teşekkür ederim. Bu yayının 3'ü, 4'ü, 5'i olacak gibi gözüküyor. Çünkü açıkçası ben çok hoşuma gitti. Canlı yayında bir evren yaratalım. Hassas ayarcılara da gösterelim. Bak kardeşim burada bak bunu yaptık, bunu değiştirdik. Yine evren oluyor. Bu çok önemli olur. Bir de Scorpio ile otomatik olarak tek başımıza otomatik derken teke tek olarak oturup burada o slide'ı daha görsel bir hale getirip konuşmamız lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben hemen şu yayını bitireyim. Outro'ya giriyorum. Ve bu arada yayını bitirmeden bir iki duyuru yapmam lazım. Birincisi yarın saat 21.30'da avukat Ayşenur Hanım gelecek. Burada sığınmacılar ve sığınmacının kanunları tacizini konuşacağız. Bu bir. İkincisi yarın saat 4'te 16.00'da oyundaki ateist kanalında Ahi Cumhuriyeti'ni oynayacağım. Eğer izlemek isterseniz gelin. Yani 5-10 kişi gelse yeterli zaten de. Ama yine de izlemek isterseniz yarın saat 4'te işiniz yoksa gelin. Bundan sonra haftada bir gün böyle 4'te ayarlamaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.